Efendim herkese selamlar olsun. Ben Seyhan Soylu. Tüm izleyicilerimizden, değerli takipçilerimizden, Al Sana Haber'in mehenk taşları olan seyircilerimizden, bize gönül verip sayfalarında defaten paylaşan, defalarca ama bize yorumlar yapan ve bizim hatalarımızla dahi bizi çok seven tüm izleyicilerimize önünde saygıyla eğiliyorum. Ben Seyhan Soylu. Al Sana Haber'de bugün dün yaşamış olduğumuz olayları konuşacağız. Baharcan'danla değerli gazeteci arkadaşımız Başak Çokan'ın birbirlerine karşı böyle bir kavga halindeydiler. Ve hiçbirimiz bilmiyorduk. Daha önce Başak Çokan'ın bir beyin ameliyatı geçirdiğini ve herkese de uyarmıştım bu konuda. Lütfen bak bu kadın beyin ameliyatı oldu rahmetli Nur gibi. Sıkıntı olmasın. Ağır bir ameliyat. Ve bu ameliyatla ilgili kadın yükseldiği, sinirlendiği zaman fenalaşabilir. Bir de onun yanında epilepsisi varmış. Onu da bilmiyordum. Hayatımda hiç epilepsi olan birini görmedim. Yani hiç başıma gelmedi ama böyle video olarak izlemiştim. Böyle soğan falan bir şeyler oluyor. Her neyse ben konuya anlatmaya çalışacağım herkese. Öncelikle bir kere dün yayına hemen ara vermek zorunda kaldık. Bütün izleyicilerimizden, medya mensubu arkadaşlarımızdan çok özür dilerim. Bugün medya mensupları yine bize her gün olduğu gibi manşetlerine taşımışlar. Hepinize öncelikle çok teşekkür ederim. Bazı böyle kendini bilmez densizler, 100 kişiden bir tane filan onlar böyle. Yani videoyu 50 bin kişi izlemiş olayla ilgili. Bütün medyada toplam yaklaşık 1,5-2 milyon insan görmüş. Toplasan 50 tane adam saçma sapan yorum yapıyor, reklam mı yapıyor diye. Başak Çokan sektör içerisinde 25 yılını vermiş olan çok deneyimli, özel bir gazetecidir. Ve başarı ödüllerine doludur. Hayatı boyunca gazeteye dahi, kendi yapmış olduğu röportajları da dahi kendini hep saklar. Televizyon programlarında da ön plana çıkmak istemeyen, gazeteciliğini ve yorumlarınla dikkat çekmek isteyen özel ve müstesna biridir. Bunu bilmenizi istiyorum. Baharcan'danla ilgili, evet maalesef benim zaaflarımdan yararlanan bir kız. Ama kötü olmadığını yine buradan söylüyorum. Bilinçli bunu yapmadığını. Çünkü dün ağlama krizlerine girdi. Çok büyük sıkıntılar yaşadık yani. Önce Başak Çokan'la alakalı, ardından da Baharcan'danla alakalı avukatı Gizem Hanım, hem de bizim program yorumcularımızdan biridir Gizem Hanım. Bizim programımızda tanışarak onun avukatı oldu ama çok kaliteli bir kadındır. Sabaha kadar o da Baharcan'danla ilgilendi, ağlama krizleri vesaire geçildi ama ekipteki herkes onu istemiyoruz demiş olsa da ne yapacağımı şaşırdım. Yani yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal, ne yapacağımı bilmiyorum. Ve program yorumcularımıza ve programımıza yeni katılan bir arkadaşımızın da olduğu gün bunları yaşamak gerçekten çok kötü. Önce Özlem Uçar'dan değerli Sözcü Gazetesi'nin eski magazin müdürü. Deneyimli gazeteci Özlem Uçar'dan olayı. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm izleyicilerimize hayırlı, bereketli, güzel bir gün diliyorum. Gerçekten de dün çok üzücüydü. Başak benim çok eski bir arkadaşım. Çok başarılı bir gazetecidir. Evet, sağlık sorunları var. Epilepsi hastası. Benim de birçok sağlık sorunum var. Nurcan Bey'in de birçok sağlık sorunu var. Ben enteresan yorumlar okuyorum ve çok da şaşırıyorum. Şöyle yazıyorlar. Efendim epilepsi hastasıysa gelmesin. Arkadaşlar yapmayın, etmeyin yani. İnsanlar eğer yani sağlık sorunu da epilepsi hastası yani, biliyorsun arabada kilitli kaldı ve onu zor kurtardılar arabada çekişle kırarak kurtardılar. Tabii. Bu hastalığın şeyi olur mu? Bu arada Nurcan Sabur değerli magazin koliğin genel yayın yönetmeni ve çok deneyimli, çok usta bir gazetecidir.
Bu konuyla ilgili Nurcan Sabur da tepki verdi. Özlem Uçar da tepki verdi. Bahar'la ilgili. Evet, ben buyurun. İlk önce dün yaşananları ben ekran başında izledim ve hadi burada olanlar olaya tanıklar, şahitler ama ekran başında biz, Özlem de dahil olmak üzere, çıldırdık. Çünkü ne olduğunu da bilmiyoruz. Hemen seni aradım, biliyorsun. O anda yayında kesildiği için. Hatta ben o kadar şey yaptım ki ya dedim görelim yani ne oluyor, ne bitiyor. İnsanlar bunu da öğrensinler istedim. Çünkü yaşanan çok sağlıkla ilgili bir sorundu ve ben başağın böyle bir rahatsızlığım olduğunu ben biliyordum. Çünkü gene Seyhan Soylu'nun yapımcılığında daha önce biz Pınar Eliç'e ben ve Başak bir program yapıyorduk Hedef TV'de. Ve ben biraz fazla üzerine gitmiştim Başak'ın. Başak aynı reaksiyona başladı ve söyledi bize. Çünkü dedi ki, elinde olan bir şey değil, değil mi bu hastalıkta? Tabii tabii. Ben biraz üzerine gittim fazlaca. Dedi ki ben fena alıyorum Nurcan abi. Ne olur üzerime gelme dedi. Baktım benzi attı, attı. Hemen gittim onu kucakladım, öptüm, sarıldım. Kahkaha biraz işin içine espri kattım. Yumuşattık ve o şekilde atlatmıştı o krizini. Ama dün durmayıp üzerine gidildiği için açıkçası ben bugün sevgili Seyhan'a söyledim. Yani bugün aslında Erol Köse'nin olacağı bir gündü. Ama Erol Köse'nin akademik bir çalışması yüzünden bir konferansı varmış. Benden rica etti ama dedim ben Bahar olursa aynı Nihat Doğan gibi düşünüyorum. Aynı Ebru Polat gibi düşünüyorum. Dün yayında olan arkadaşlar gibi düşünüyorum. Benim olmamam zaten gerekiyordu. Ben olmam dedim ve o da olmayacağını söyleyince bugün tabii ki bizim kendi programımız bu. Burada patronaj falan hiç önemli değil. O yüzden koşa koşa geldim program eksik kalmasın diye. Hepinize iyi bir gün diliyorum. Hayırlı bir gün diliyorum. İnşallah sağlıkla geçireceğimiz, dünkü gibi olayların yaşanmayacağı, sizlerin de başına gelmeyeceği mutlu bir gün diliyorum ben. Çok teşekkür ederim Nurcan'cığım. Burada hemen bir şey soruyorlar izleyicilerimiz. Şöyle bir soru var. Seyhan Soylu hanımefendi neden Bahar'ı bu kadar koruyor? Bunun kısa bir açıklaması yapayım isterseniz. Seyhan Hanım çok sevecen, yani sert görünebilir ama içinde gerçekten hani çocuk kalbine sahip ve Seyhan Hanım da çocuk sahibi değil, çocuğu olmadığı için de hani Bahar'ı da çocuğu yerine koydu. Koruyup kolladı, sevdi. Çünkü Seyhan Hanım'ın sevmesi için birçok sebep olması gerekmiyor. Siz sevmesi yeterli. Yani şu 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 artılarınızın olması gerekmiyor ve eksilerinizin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Onu sevdi, korudu. Ama şöyle bir şey var. Şimdi küçük çocuğu eğitmek ve yetiştirmek anne babanın elinde. Ama belli bir yaşa gelmiş çocuğu. Zaten Seyhan'ın şu anda yaşadığı sıkıntı o. Yani artık karakteri kemikleşmeye başlamış bir insan Bahar. Ne olursa olsun eğitmek artık çok zor. Onu o şekilde kabul etmek lazım. Ya kabul edeceğiz ya etmeyeceğiz. Açıkçası ben etmeme tarafındayım ve o yüzden de Seyhan'a bugün söyledim. Bir şey söyleyeceğim ama şimdi annelik içgüdüsüyle tamam, bir ama, koruma ama bir şey altında. Tamam, bak hepiniz haklısınız. Evet, Bahar edepsizlik yapıyor, şımarıklık yapıyor ama yani senin çocuğun var mı Nurcan? Var tabii. Bahar'dan büyük. Bahar'dan büyük. Tabii. Bahar'ın yaşındayken seni sana hata yaptığı anlar oldu değil mi? Ya mutlaka. Koruduğun anlar oldu mutlaka değil mi? Oluyor ama daha az oluyor. Niye daha az oluyor biliyor musun? Onu bebekliğinden, kundaktan itibaren sen eğitme şansına sahipsin. Yani senin çizdiğin yolda ama Bahar öyle değil. Bahar bize şimdi sana havadan geldi. Yani belli bir yaşa gelmiş. Ama fark etmiyor ki doğurmakla anne olunmaz ki. Ama tamam da eğitmekle anne olunabiliyor. Yani eğitim çok önemli. Yani onu eğitmekte sıkıntı var. Bahar'ı ben yalnızca şunu söyleyeyim size. Sadece yaşadığım Bahar bir olayı. Candan da aynı şekilde. Yani iki kardeş ikisi de. Nihal. Nihal Candan. Ben ne dedim? Candan kardeş. İşte, soyadıyla hitap ettin. Yani soyadıyla hitap ettin. İşte Candan kardeşler evet, doğru. Evet Candan kardeşler. Candan kardeşler doğru söylemişim. Nihal Candan da o da aynı şekilde. Onda da aynı tarzda, aynı vurdum duymazlık, aynı sorumsuzluk diyeyim hatta. Çünkü yani bunları artık hani kimlikleşi yok artık belli bir yaştan sonra karakterler. Oturmak ve onlara sahip olmak mümkün değil.
Onu söylemeye çalışıyorum. Fark o. Senin işin çok zor yani. Onu söylüyorum. Yani evet sen anne duygusuyla yaklaşıyorsun ama hamurunu sen yoğurmadığın için hazır bir hamura yapıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ama fark etmiyor. Yani bakın ben Bahar'ın özel hayatında ne kadar naif, ne kadar yumuşak bir yüreği olduğunu biliyorum. Ben size bir olayı anlatayım. Bir gün Bahar'la gidiyoruz. Ha yaşantısını tasvip mi ediyorum? Etmiyorum. Gerçekten etmiyorum. Yani cılkını çıkardı. Ben de onun yaşında oldum. Ben de çok hatalar yaptım. Öf 50 bin tane rezillik yaptım, hata yaptım vesaire. Ama ama senin yaşantında arkanda yanında kimse yoktu. Lütfen aynı şeye koymayalım. Senin şartların çok çok daha zordu. Ama onun da çok dominant bir annesi vardı. Yani müthiş bir annesi vardı. Ben tanıyorum annesiyle de tanışıyorum. Ama benim de çok aykırı ve bugün çok var. Pişman olduğum kesin şova mı çıkmadım? Playboy'a mı soyunmadım? Hepsini onu mu yapmadım? Her manyaklığı yaptım ben de. O dönemde hepsinde de yanındaydım biliyorum hani, yani. Ve o tarihte bunları yapmak, bugün bunları yapmaktan 10 misli daha skandaldı. Yani şımarıklık yapmayayım. Gazete olduğunda haftalık gazeteler vardı. Bu arada... yeni yorumcumuzu tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sizler kusura nasılsınız? Bakma ya. Yok başlayacağın gün böyle olunca kıyamet kopmuş olduk. Kusura bakma yani. Kendini bir takdim eder misin lütfen? İsmim Adnan Fatih Gören. AGD Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bu da gencecik bir adam mesela. Ne yönetmenlik? AGD Finansal Danışmanlık. AGD. Hani borsa üzerine. Borsa üzerine. Para yönetiyorsun. Ne kadar güzel. İnsanlar yani, borsa danışmanlığı yapıyoruz. Yaş 30 olacak. Bak, ne kadar güzel bak 30 yaşında bir firmanın yöneticisi para çok sıkıntılı bir şeydir para. Tabii. Onu şimdi yönetmek çok... Bahar'la karşılaştırarak ona da sorular soracağım. Bak ikisini... Birinin dünyasında Z kuşağının temsilcisi. Birinin yanında 15-20 kişi çalışıyor bir borsa yönetimi yapıyor. Diğeri de çılgınlık yapıyor. Şimdi hangisini eğer ki koruma anneliği yaparsanız hiç değişmiyor. Veya hangi çocuğu doğurduysanız değişmiyor. Evet. Çok büyük hata yapılıyor. Sana da soracağım onun için. Konuya dahil etmek istiyorum. Ve yani bir gün gidiyorduk Nurcan. Ben Bahar'ı normal yani. Normal biri gibi seviyordum. Yani iş yapıyoruz. İşime yaradığı sürece var olur. İşime yaramazsa defolup gider gibi düşünüyorum. Ben böyle bir tipim yani. Tımbırtı yapamam yani kimseye. Sen... Kaç yıllık arkadaşımsın, benim kişiliğimi, karakterimi biliyorsun. Ama ben şunu yapıyorum. Bir insanın bana gerçekten iyi olduğunu kanıtlarsa hatalarını daha fazla süspanse edebiliyorum. Absorbe edebiliyorum. Bu da çok insanca bir şey yani. Evet. Kanalize normal... edebiliyorum. Bir başka bir psikoloji. Yani bu bende şey. Yapım yani. Mesela dün Ebru Polat'ın işte ben gideyim mi falan mı bir enerjimi böyle emmesi Bahar'ın o skandalından daha fazla beni etkiledi. Ben başka bir kafada biriyim. İşte kulis hayatıyla buradaki ekran kameraların karşısındaki hayatımızı birbirimizden ayırmamız lazım. Bir defa profesyonellik bu. Doğru. Bu net yani ben burada yani aranızda sizin kavga da olsa burada yansımaması enzem bir durum yalnız Başak'ınki. Ben Başak'ın kızın beyin ameliyatı olduğunu biliyorum. Hassasiyetini biliyorum. Ben Başak'la konuşurken hiç vıcık vıcık olmam. Hep mesafeliyizdir. Yanlış bir şey söylerim. Ben agresif bir tipim. Kırarım. Dün buradan giderken uğurlayamadım bile onu. Kalbim halen çarpıyordu. Onun o durumunu gördüm. Canım ben tahmin ediyorum. Biz ekran başı yani. Biz panik dedik. Ben Nurcan abi aradım. Bir de benim panik hatam var. Panik hatam tuttu. Ağzım, dilim, damağım kurudu. Normal olmamı istiyorlar. Yukarıda da ayılıp bayılan başka bir manyak var. Bahar. O niye ayılıp bayılıyor? Ya ağlıyor o da kriz geçirdi yani. Ya ölseydi diye avukat dedi ki Gizem Hanım. Ölsen büyük suç biliyor musun dedi. Hapis yatarsın dedi. O Nihat'ın panik hali, kaşıkla o dili tutması değil mi? Yani eğer Nihat'ın ablasından tecrübesi varmış. Hmm. Ya şükür olsun yani. Çünkü İyi ki Nihat geldi. Ben anlamadım. Kaşığı tuttu, dili şöyle oldu. İçeride. Böyle oldu. İşte en tehlikelisi o. Bir futbolcu olmuştu bu.
hem de çok uzun süre sahada kaldı ve bunu çıkardılar. Hayır, şükür olsun yaşıyor, hala futbol oynayamıyor. Yani hatta bir takıma transfer olacakmış falan gibi söylentiler var. Dil kaçması en tehlikeli şey. İsviçreli. İsviçreli bir futbolcu sanıyorum. Yani epilepsi ya, böyle mi yapıyor? Hayır, epilepsi yapmıyor. Futbol oynarken de oluyor bu. Bir nefes anda geçiriyor. Düşüp bayıldığın zaman dil şeyi kapatıyor. Nefes yolunun, nefes borusunu kapatıyor. Ama ve ağızdan ve burundan nefes yani. Alamıyorsun tabii. İnsanın psikolojisi bozulur yani. Nasıl gördük biliyor musun? Rengi gitmiştim oranmış. Siyah demeyeyim diyorlar. De siyah değil de. Evet, mor oldu olmuş, yani. Mor olmuş yani. Evet. O kadar kötüydü ki, o kadar böyle tehlikeli bir şey gibi geldi. Nefes alamayınca tabii şey Seyhan şu çok zor bir şey biliyorum. Sende panik atak var. Aşırı panik atak var. Yani bu şimdi burada biri bize silah doğrusun, onun üstüne atlar. Yapar. O yapısını gözü biliyorum. Karadır. Ama olan bir şeye başka bir şey yani bu. Hani gözünün önünde bir şey olur. Ay dedim kıza bir şey olursa ben ne derim yani? Ya Allah korusun. İnsanlar Allah korusun. Ya. Başakcığım seni çok seviyoruz. Ben dün grupta hemen anında yazdım. Başak'a bağlayabiliyor muyuz? Sesi verebiliyor muyuz? Sen oradan bağla istersen Seyhan. Yani ben dün Başak'a bu stüdyodan çıktıktan itibaren takip ettim. Bunu ne zaman çözeceksiniz? Hatta evime davet ettim yani çünkü karşıya geçmiş dedim ki hiç bekleme bir yerde. Tamam. O zaman dün neler olduğuyla ilgili bandımızı lütfen bir koyalım. Bu arada sen de aramış olursun Seyhan ya da ben arayayım fark etmez. 4 dakika sonra verelim peki. O zaman nerelerde haber olmuşuz, ne olmuş ayrıntılarını verelim lütfen. Okuyun lütfen. Efendim, öncelikle tüm basın mensupları dahi benimle iletişime girdiler ve bu yaşamış olduklarımla ilgili şimdi siyaset kafe girmiş. Siyasetkafe.com bu medya dünyasında çok bilinen ve itibar edilen bir yerdir. Cumhuriyet Gazetesi'nden en son habere kadar yaklaşık şu anda 200 küsür tane olmuş. Zannediyorum 1000'i bulacak bu haber yerel medya ile birlikte. Bu yaşamış olduğumuz, bu sıkıntılı günü bir daha yaşamak gerçekten istemiyorum. Ben burada kavga, kendi aramızda kavga istemiyorum. Bakın biz Nihat'la en ağır kavgaları Nihat'la ederiz. Ama iki dakika sonra sarılıp bırakıyoruz. Yani Nihat'la birbirimize etmediğimiz hakaret kalmıyor. Ama ölçülerimizi biliyoruz. Belden aşağı vurmamaya çalışıyoruz. Yok o bana işte çıplak fotoğrafım var bende, ben ona bilmem ne... Ama biz birbirimizi, ben Nihat'ın tırnağına bir şey olsa kıyameti koparırım yani. Keza Sevim'in, keza senin, keza... Tabii canım biz burada bir ikimiz ya. Biz iki dostuz, keza, arkadaşız. Keza İsmail'in, Gizem'in, hepimiz bak, yani bir 35 yıldır tanıyorsun, 35 yıldır dostun, 20 yıllık arkadaşıyım, dostuyum. En kötü günde yine yanında olurum. Ha bu masada oluruz olmayız ama dediğim gibi hepimize karşı birbirimize saygı duymak zorundayız. Fikir anlaşmazlıklarımız olabilir. Herkes Nurcan abi benim söylediğimi beğenmeyebilir.
Ben de beğenmeyebilirim ama... Çok doğal bu yani. Tabii hepimiz aynı pencereden bakamayız. Yoksa tek sessizlik olur, olmaz. Bak Amerikalıların çok güzel bir lafı var. Diyor ki limanda sular yükseldiği zaman bütün gemiler aynı oranda yükselir. Biz bir limandayız. Can var ya dün doğru. Resmen yani bip olduğunu düşün. Dün resmen tık tık yani. Tık tık anlayın. Ben tık, ben tahmin tık. Ediyorum yani ben biz ev, yani ev... burada var ya. Yatın eller yani falan çıkıyordu. Böyle bir şey olması. Ebru tabii. Ağlıyordu. Neyse Allah'tan çok sağlıklı. Yani tecrübesiz ve aynı hataları anda... sen yapıyor musun ya? Aileni vesaire çalışıyor. Yani bizim de yaptığımız hatalar var ama bu denli büyük hatalar değil tabii yani. İzledin mi dün programı sen evet, de? Evet baktım. Baktın. Baktım. Yani efendim hayır. Hayır şimdi değil. Değil. Şimdi vermeyin videoyu. Olacak ama sonra. Sonra verin. Mesela ben de kendi örnek vereyim. Benim mesela epilepsi rahatsızlığım var. Hani düşük dozda da olsa var. Hatta bu yüzden askerlik de yapmadım. Öyle mi? Tabii ilaç falan geçmiş da kullandım. Geçmiş olsun. Teşekkür aman dikkat. Aman. O zaman bak bu bize bir mesaj galiba. Evet. Hani evet yani seni burada kızdırmıyor. Benim de epilepsi var. Evet. Nasıl oluyor bu epilepsi? Yanlış anlamam. Nasıl bir şey bu? Yani ben de Allah'tan çok düşük, yani bütün ben de çok düşük seviyede ama daha bunun yüksek seviyede. Bunun seviyeleri mi var? Tabii yüksek seviyede. Tabii seviyeleri var şey çok. Yani kalp krizi gibi falan gibi bir şey mi geliyor? Ne oluyor? Yok, yok. Bu tamamen beyinle tabii. Alakalı. Yani şey mi bu? Titreme oluyor, yani, kasılıyorsunuz. Panik atağın başka bir boyutu mu bu? Biraz daha üst versiyonu fiziksel olarak. Ne diyorsun ya? Tabii. Ben panik atak olduğumda tuvaletimi kendi odamda tuvaletimi tabii. Yaptığımı bilirim biliyorsun tabii, sen. Tabii. Benim panik atağım en son ben yurt dışında yaşadım 1,5 yıl. Evet. Dedim ki ben çalışma hayatım yok. Mesela atıyorum Kopenhag'a gidiyordum. Kopenhag'da arabamı bırakıyorum. Atıyorum Dublin'e gidiyorum. Dublin'de araba kiralıyorum. Geziyorum. 3 gün sonra oradan sıkılıyorum. İspanya'ya uçuyorum falan. Böyle 1,5 yıl saçma sapan böyle. Tatilden de bıktım. En son Yunanistan'da iş yeri kurmaya karar verdim. Oradan Bulgaristan'a, Kosova'ya, Romanya'ya falan böyle. Ondan da daraldım sonra falan. Bu maksimum bir şeydi. En son dedim ki ben... Ölmek istiyorum. Hayır, ölmek istiyorum dedim. İtalya'da, Fransa'dan İtalya'ya geçerken Nurcan'cığım, şey vardır, tüneller çok. Aynen. Dağ yollarına girdim inadına, öleyim diye tek başımayım. Ve orada atlattım. O şey panik atak sırasında. Evet, yani YouTube'da olduğu için söylüyorum. Ama gene de söylemeyeyim ismi. Z ile başlayan bir antidepresan var ya, binli. Üç tane kullanıyordum günde ya. Çok sıkıntı. 3 tane ya. Peki bu doğuştan gelen bir hastalık değil mi epilepsi? Nasıl bir hastalık bu? Benimki doğuştan gelen. Doğuştan gelen. Şöyle. Peki yer mekan fark ediyor mu bu krize girdiğiniz yok, zaman? Yok hiç fark etmiyor ve kriz bir anda gelebiliyor. Ama genelde hani onu tetikleyen bir unsur oluyor. Başak. İzleyelim mi? O tetikleyeni izleyelim mi? Lütfen bir dün neler yaşadık bir izleyebilir miyiz? Sizden de sevgili izleyicilerimiz lütfen paylaşırsanız. Orada abone veyahut da beğenme bölümünü eğer beğenirseniz müteşekkir kalırız. Lütfen aşağıda da güzel yorumlarımızı esirgemeyelim lütfen arkadaşlar. Lütfen geçmiş bizi olsun. İzleyenler. Dün neler çünkü oldu? Evet şey gelsin. Yapmaktı. Lütfen esirgemeyin. Kaşık alın. Kaşık. Kaşık acil. Tamam. Acil ya. Canlı yayın. Çabuk bu kaşık ver. Kaşık. Çabuk. Ya kaşık bulun be. Allah kahretsin ya. Aç ya. Ağlıyor bu da ağlıyor canım. Çok halim bozuldu. Gel canım benim. 160 bin lira bu ülke gerçekleri var ya 160 bin lira beğenmeyip bir de ne istiyor adamı donuna kadar mı alacaksın adamdan yani? Şimdi Başak söyleyince benim tüylerim diken diken oldu. Kadın 160'ı bile beğenmemiş mahkemeye vermiş. Hayır bence o Mustafa Sandallar, Mandallar çok fazla para kazanıyorlar. Gerekirse de karısına da vermeli yani. Benle beraber mi kazanmış? Benle beraber mi askerde bağlamış? Bağır seninle evlenecek ya, insanı bağlam ben yardım etsin yalnızca. Yani? Düşünsenize bağır 160 bin liraya az mı? Ben kendim tırnaklarım. Hayatım benim aylık gelirim 160 bin liradan fazla o zaman öyle söyleyeyim. Kimeymiş o? Öyle bir şey olabilir mi o zaman? İspatla derse ne yapacaksın? Şeyhan Hanım benim aylık gelirim ne kadar? Başak Sokak'ı söyler misiniz? Suyu barzin istedim. Aylık gelirim ne kadar yani? Benim 160 liradan fazla. Şey senin değilse de yani acaba. O da senin sorunun. Hayatım herkesin kendi yaşamı. Seyhan'a evet bak ben Seyhan'ın dekontlarımı biliyor şöyle gösterdim. Bir kere merak etti açtım ona gösterdim. 160 bin liradan fazla kanıtlarım. Seyhan'cığım bak 160'tan fazla kazanıyormuş. Ya tamam o kazanıyor. Kanıtlarım diyor. O zaman evet.
Nafaka istemez Bahar. Neden sen nafaka kazanmıyor musun altmış koca Avrupa olan? Bir lirası yok ama. Hayır diyor ki bana Seyhan. Kazanıyor diyor. Da ne boka veriyor bana onu Seyhan sonra diyor. Bakar mısınız şimdi saçma sapan bir şeyden. Hakikaten saçma sapan ya. Ya hakikaten saçma yani, sapan. Yani hiçbir şey yok. Yani incir kabuğunu doldurmayacak bir olaydan dolayı saçma sapan ne kavgası ettiniz, niye kadına saldırdın? Başak da ona laf soktu. Başak da ona laf soktu. Ne gerek vardı masada bunu? Zaten ben de gergindim Ebru'nun hani ay beni kovun falan yazmasından. Sonra işte canlı yayında izleyicilere gitmiş Gizem'le ilgili ve Bahar'la ilgili söyledikleri bir de bana mesaj. Hani ben bundan sonra bir de millete cevap yazıyorum yani. Hoş değil. Benim böyle bir vaktim yok. Yani paramla rezil oluyorum yani. Lütfen yani programda herkesin birbirine saygısı olması gerekir. Hem yani 25 yıllık emeği bir gazetecilik deneyimi olan bir kadına bu üslupta konuşulmaz ki. Bir de ben anlamadığım bir şey var. Yayında lafı geçti onun. Bank hesabında 500 bin TL olduğunu hayır, ya da 500 bin lira kazandığını. Ama yani şimdi bir de Bahar Candan'ın hakikaten bu hani 160 bin lira oradan çıktı zaten. Hayır Mustafa mesela Candan'ın şey yapıyor. Bak 160 bin lira işte nafaka ödemiş aylık. Zaten sıkıntı oradan çıktı. Bahar da bunu küçümseyince hakikaten zor yani şartlarda yaşayan insan. Bir şey söyleyeceğim. 160 bin lira. Aylık nafaka çok olur mu ya? Çok ciddi bir rakam. Deli para. 1.8 milyon TL bugüne kadar şey ödemiş. Yani arkadaşlar bu ülkede elektrik faturasını, doğalgaz faturasını, su faturasını çünkü faturalar artık çok yüksek ödeyemediği için elektriği, suyu, doğalgazı kapanan, çöpten ekmek toplayan, çocuklarının mama alamayan insanlar var. Lütfen bunları da düşürüp anladın mı 160 bin TL ne ki canım elimin kiri demek de saygısızlık. Yani hem bu o insan hem de... 4.000-4.500 bir ay boyunca çalışıyorlar. İstanbul'da yaşıyorsunuz değil evet, mi? Evet. Yol parasından haberiniz var. Var benim evet. Ya şeyden benim var. İnsanlar çok zor durumda. Yani böyle insanlar aşağılar gibi şey yapar gibi. Sıkıntı içerisindeler. Evet. Bakın evlerine ekmek alamıyorlar. Ekmek şu an 3.5 TL sanırım. Tabii 6-7 TL doğru çıkacak bu Rusya ile Ukrayna savaşından dolayı. Hani insanlar cidden bu kadar ekonomik kriz içerisinde boğuşurken canım 160 bin TL ki bana 160 bin TL yetmez demek de bir saygısızlıktır bana göre. Ben 500 bin lira kazandım diye. Şimdi Bahar'ın ne iş yaptığına ilgili insanlar diyor ki bu nasıl kazanıyor bu parayı? Hani mahrem şeyler söylüyorlar. Bahar açılışlara gidiyor. Herhangi bir otelde kalması için bile para ödüyorlar. Sayfalarında storylere para ödüyorlar vesaireler bilmem neler. Ama ve hayatı boyunca hiç fakir sevgilisi olmamış onun. Fakir bir adama sevgili olmam ben diyor. Benim erkeğim çok zengin olmalı, ne istersem de almalı diyor. 500 bin lira ilk defa para biriktirmiş. O da ben canını okudum, bu parayı manyak gibi nasıl yersin dedim. O kadar yani. Param yok vallahi yıllardır çalışıyorum. Yani, bir insan nasıl olur da ayda 500 bin lira da kendi yer. Bakın 500 bin lirayı kendi yiyordu, 500 bin liralık da hediye aldırıyor. Dedim ki bu aldırdığın adama da yazık. Borsada oynasak ne para kazanırdık değil mi bu parayla? Tabii. 3 katı çıkartmıştık bir ayda. Çok rahat. Böyle paralar harcamak yerine değerlendirse hayır, borsada. Hayır bir insan nasıl? Ya ben yani, 45 yıllık gazeteciyim, kirada oturuyorum arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim. Ben de annem ve babamın evinde oturuyorum yani, valla. Bahar'ın kaç tane çantası var biliyor musunuz? Bilmiyorum saymadım. 150 falan ben... Ya çantası olsun da Allah versin daha çok Nurcan olsun. Nurcan başka bir şey söyleyeceğim. Saygısı olsun. Nurcan başka bir şey söyleyeceğim. Olsun. Daha yani öfkelenmemek mümkün değil. 150'ye yakın çantası var. En ucuzu 10-15 bin lira. Sen dedim manyak mısın dedim kızım. Ya 10 bin liradan olmuş olsa 2 trilyonluk çanta mı alınır ya manyak mısınız siz dedim. Ayakkabısı 400-500 tane ayakkabısı var. Her biri marka 10-15 bin lira. Bak dedim bu yaşlar gelip geçer. Evin var mı Bahar? Yok. Evi yok. Bahar araban var mı? Yok. Araban yok. VIP bir tane minibüs tutmuş. Yani adama da ayıp burada arada sırada karşılaşıyorum adamla. Adama 30 bin lira para veriyor. VIP minibüse. Sen dedim bu parayla araba alırsın. Hı. Yani 30 bin lira taksitle aynı. Aynen. En iyi arabayı alırsın. En iyi arabayı alırsın. VIP, ultra lüks. Bu hani
Erbakan bilmem ne var ya, Malkot. Malkot. Onun yaptığı arabalardan bir tane kiralamış, 30 bin lira para ödüyor. VIP minibüse. Ya sen böyle bir parayı nasıl harcarsın? Ya aklı dengen yerinde mi değil senin? Neden bunları yapıyorsun? Şimdi bu kadar uçarı bir kızın, İşte o eğitim diyorum şimdi ya, anlatacağım eğitim. Bir şeyde de hani neden sevdiğimi. Demin yarım kaldı Sayın Hanım. Evet. Bir gün şeffaflı evet. Çantaları var bunun böyle. Geçen gün yayında da gelmişler şeffaf çantalara euro ve dolarları koymuşlar. Nihal evet soka. Evet. Gene böyle dolarları koymuş. Herhalde 1500-2000 dolar falan vardı çantasında. Dolar böyle. Euro da 2-3 tane böyle 200 euroluk böyle 200 euro var ya. Ondan dedim utanmıyor musun sen dedim böyle millete para gösteriyorsun. Ama bu böyle dedi. Yahu dedim. Erkek bile dedim bir kadının yanından para çıkar mı? Çıkarırsa da nokta noktaya tabii, mı gösteriyorsun, gösteriyorsun derler. Bir kadın bunu yaparsa daha da çirkin. Daha yani çirkin dedim. Tabii. Makyaj malzemelerin falan gözükebilir. Hani al bir tane cüzdan, cüzdanın içine koy madem. Tabii. İlla şeffaf bir şey yapıyorsan. Yağmurda bir simitçi bir adama yanımıza geldi. Ben de simit aldım adamdan. Ayıptır söylemesi. Bir para verdim yani simidin 20 misli. Senin elin açıktır biliyorum. 50 misli falan gibi bir para. Hani o da ne yaptı biliyor musun? Bütün dedi simitleri boşaltır mısın dedi arabaya. Çıkardı oradaki paraların tamamını adama verdi. Ve samimi değildim daha. Yani böyle iyi niyetli. Bu da yanlış. Bu da yanlış yani. İyi niyetli davrandığı, çocuksu davrandığı yanları da var. Bir simitçiden onları aldıktan sonra orada indi duraktaki insanlara, otobüs durağındaki insanlara aldı simitleri dağıttı. Bak şimdi o kadar hassas ki, o kadar yani çok ince şeyleri yakaladım ben ondan. Şimdi bu kadar iyi bir kızın, bu kadar güzel yürekli bir kızın bazen nasıl şeytana dönüştüğünü anlamıyorum. Ama dediği gibi evlat sevgisi için bak içinde bir evlat sevgisi var. Evet, o evlat sevgisini Bahar'da buldu diye düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun Nurcan abi bilmiyorum da. Yani, ben doğru, seviyorum Bahar'ı ama beni de yordu artık. Yani ben de yoruldum yani. Gerçekten yani yoruldum. Yani senin gazını al yarım saat Nurcan'ın gazını al. Nihat Doğan istemem diyor. Ebru Polat istemem diyor. Falan diyor filan diyor. Herkesin gazını al. Hepsi haklı çünkü biz dediğim gibi aynı limandayız. Bir gemi yanarsa hepsi yanacak. Yani şu kadarcık bir koydayız. Bu program Türkiye'nin en problem... Şu an 2000 kişiye yakın canlı izleyici var. Türkiye'nin en popüler programı. Ve böyle bir programda Bahar'ın... Bu arada reji bana şey söylüyor. Bahar Can'dan gelmiş... Lütfen almayın şu anda. Rica ediyorum. Hayır, yani hayır. Burada gerginlik olsun istemiyorum. Olursa ben giderim. Çok net. Ben yayına gelmeden ya, önce de lütfen söyledim. Abi, sen de saçmalama ne olur yani. Yok yok saçmalama değil bu. Bu hem diğer arkadaşlarımıza hayır, karşı... Hayır bak bir şey söyleyeceğim. Özür dileyeceğim. Hatalıydım diye buradan söylüyormuş. Hayır ilk önce bence bu işin muhatabı sevgili Başak'tır. Başak'ı arasın. Başak'tan özür dilesin. Ondan sonra bizden af dilesin. Çünkü bize karşı yapılmış bir şey yok burada. Hatta sana karşı da yapılmış bir şey var. Çünkü sen de öyle buradaydın. Ve senin programın burada söz konusu. Sensin, bu beşinci, altıncı oldu. Yani dört ayda bana dört beş kere yaşattın. Onun için ilk önce Başak'tan özür dileyecek. Ve ondan sonra ancak ben özrünü kabul edebilirim. Ben çünkü bana bir şey yapmadı. Ama sana yaptı. Başak'a yaptı. Dolayısıyla dün burada... Başak Çakan'a ulaşabiliyor musunuz? Evet ulaşalım yani bence... Buradan mı aramam lazım arkadaşlar? Evet. Şu Horbit midir, Mörbit midir, nedir onu da bağlayın da şurada insanları da Skype ile de görüntüyü alalım artık. Bu hafta bitirin şunu. Önümüzdeki hafta Skype ile insanları bağlayalım, Instagram'dan bağlayalım. Tamamen interaktif hale getirelim şurayı. Rica ediyorum arkadaşlar. Hep aynı terraneyi yapmayalım. Her şey alındı. Cihazlar alınmış. Teknik olarak yani alındı. Bağlanmalı artık. İçeride gördüm ama bir tek bağlantılarını kurmak sıkıntı. Devamını verelim lütfen. Devamını verelim. Ben de söyleyecek. Öyle mi? Peki.
Sen mesela nasıl hatalar yapıyorsun Fatih? Valla benim bu denli büyük hatalarım yok. Bizim mesela bir hiç isyan ettirdiğin oldu mu aileni? Ailemi isyan ettirdiğim olmadı ama çok küçük, daha üniversitelerdeyken ben borsa işlerine başladım. Yaptım en büyük hata. Ailemden aldığım parayı batırdım. Evet. İş hayatı bu. Yani bak, olabilir. Dün ben burada olsaydım Bahar, daha önce ben o olayı yaşattığım için. Yani daha önce ben senin programında Seyhan, yani Hedef TV'de yaptığımız programda ben aynı olayı yaşattığım için ben onun kötü olduğunu hissettim. Kendi de söyledi ve ben gidip onu kucakladım, sarıldım, öptüm, kokladım ve kendine getirdik. Programda bir programa devam ettik. Yani ben burada olsaydım onun daha önceki o tecrübenden dolayı engel olur. Ben bilmiyorum. Kesinlikle engel olur. Ve sarılır ona. Unuttum. Ya işte canlı yayında başka bir ben, şey. Başka bir epilepsi tabii, olayını görmedim tabii. Zaten o gün. Ben perde arkasıydım ya o tabii, programda. Tabii sen orada. Ben baba haberi yapıyordum. Tabii. Siz magazin programı yapıyordunuz. Evet. Biz Savaş Kalafat'la o zaman o tarihte onu yapıyorduk. Halis Avşar şu an canlı yayındayız. Neredesiniz? Tamam. Gel. Gel seni göreyim stüdyoya da gel. Gel hocam gel. Nurcan abicim sen de bir babasın. Senin de bir evladın var. Dediğim gibi hani belki yani evet Seyhan Hanım bir anne ve annelik yapıyor. Ama ilk görev öz annesinin ve babasınındır. Tabii. Değil mi kişiye? Tabii. Eğitim veren eğitim onlar yani o hamuru yani ya, umken. Bak buna da katılmıyorum arkadaşlar. Neden katılmıyorum biliyor musunuz? Bir babası var. Haza beyefendi. Yani ben de gördüm. Bu çocukların o adamdan olma ihtimali genetik olarak imkansız yani dersiniz. İmkansız dersiniz. Ama demek ki yetiştirme tarzı olarak bir annesi var. O kadar güzel yürekli bir ana ki. Bana göre ve keza anneanne de öyle. İnanılmaz mülkiyeli ama bir kadın. Ama Seyhan söyle bakalım çocuğu eğitimli, şöyle yetiştirirseniz kültürlü. Bakın. Çok iyi anne baba olmanız çok iyi evlat yetiştireceğiz anlamına gelmez. Bizim Türk ailesi şöyle bir, bakın Avrupalıların çocuklarını görüyorum. Avrupalıların çocukları çünkü baba bebekler, akademisyen olduğu için atıyorum adam bilmem ne üniversitesinde çalışıyor şehir dışında. Anne de babalarının yokluğunu hissettirmesin diye şımarık eğitim. Evet. Bir kardeşleri ah, var, kızım, bir şeker. Ah kızım, prensesim canım, aman prensesim, hava soğuk, aman prensesim ıslandın mı? Şimdi bakın çocukları ayaklar üzerine durdurmak gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim, Nihal de mesela o gün delilikler yaptı ama. Hiç aklı yok. Bir hiç şey söyleyeceğim ama Nihal de pırlanta gibi bir kız normal. Hiç aklı yok. Ben onu kabul etmiyorum, şöyle hiç kabul yok. Etmiyorum. Size göre yani, pırlanta. Çocuk iyi çocuk yetiştirmek demek. Çocuğa değer vermek, çocuğun her istediğini yapmak demek değil. Çocuğu bazı şeylerden mahrum edeceksin. Bazı şeyleri, değerini ona anlatmak için. Ya babam beni 5 yaşında, 6 yaşındayım. Sinemaya, haftada bir gün sinema günümüz vardı. Sinemaya gittiğimiz zaman kendisi sütunun arkasında bekler, beni gözlerdi. Sinema kuyruğuna beni sokardı bilet almam için. Bakayım para üstünü alabiliyor mu, doğru hareket edebiliyor mu diye. Çocuğa biraz ayakla, yani çocuğu sevmekle iyi çocuk yetiştirilmez. Olmaz. Fatih seni nasıl yetiştirdi anne baban? Benim özellikle buradan anneme de bir selam yolum yok. Ben hiç öyle büyümedim. Bizim hani aile şeyimiz öyle değildi. Ben kötü bir öğrenciydim. Bir şey olmaz, bir şey olmaz gözüyle bakılan bir insandım. Resmen bunu açık açık söyleyeyim. Ben de çok iyi bir öğrenci değildim. Einstein gibi değil ya. Okuldan attılar, geri döndüm intikam almak için. İyi yapmak, aa güzel. Şimdi hepsi öğretmenlerimden bazıları müşterim. Bak ama da 30 yaşına gelmeden bir şirketin AG'de, evet. Şirketin bir finansını yönetiyorsun. Evet, çok önemli bir şeyde para yönetiyorsun. Benim. Dünyanın en riskli işidir abicim değil mi? Para tabii, yönetmek. Tabii. Para, ben sorumluluk isteyelim. Sorumluluk, tabii ki. O paraya sahip çıkabilmek çok önemlidir. Herkes tabii parayı taşıyamaz. Ben uyumak için bir aralar ilk başlarına bu işe tabii şeyken ilaç alıyordum. Uyuyamıyordum gece stresten. Çünkü yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Para yönetiyorsunuz. Ve az önceki konuda yani ailem arkamda o kadar çok durdu ki annem özellikle buradan ona da selam göndereyim. Bugün geldiğim noktada 30 yaşında bir finans şirketi sahibiyim. O annemden aldığım parayı şirketin batırmıştım. Şirketin sahibisin. Tabii sahibiyim. Şirket duyuyorum sizi. Efendim? Yanında kaç kişi çalışıyor? Şu an 6 kişi var. Zaten çok finans şirketlerinde çok böyle 200-300 kişi çalışmaz. Gerek de yok. Aynen. Tabii her şey online yapıldığı online. İçin değil mi? Tabii her şey online. Ne kadar güzel. Tabii ki. Bak ama o daha 30 yaşına gelmeden kendi ayaklarının üzerinde durup kendi parasını kazanabiliyor. Abi hepimiz Başak. Öyle değil miydik? Başak Çokan arıyor. Evet. Bu arada Başak Çokan'a söyler misin? Biraz sonra izleyelim olayı.
15 dakika sonra arayacak. Efendim ikinci bölümünü lütfen verirsek rica edeyim. 3 bölümden oluşuyor. Dün neler yaşadık diye. Oradan devam edin lütfen. Bana aradığında beri bana diyor ki Bahar'ın hiç parası yok. Canım benim ayda 300 bin lira kazanır. Ondan diyorum bak. 3 bin lira cebinde parası olmaz. Ama niye olmaz öyle diyor? Çünkü nedeni şu. Ben seans öyle tanışmadan önce benim kendi kredi kartım bile yoktu. Para ne bilmezdim. Düşünün kendi adıma hesabım yoktu. Seyhan'la tanıştıktan sonra yaklaşık 3 ay gibi bir sürede milyoner oldum. Haksız mıyım? Milyoner oldum 3 ay içerisinde. Şunu da söyleyeyim, ben yani bir insan için para konu olmamalı ama şöyle cimrilik de konu olmamalı. Zaten para uçuyor, kanatları var, para kağıt parçası. Bu kadar takıntı haline getirmeyin kişiler. Yani tamam 160 bin lirası için çok para da olabilir ama bir başkası için olmayabilir ya. Bunu da böyle görün yani. Herkes hava atmaya gelince ben zenginim, ben şeyim. Bakın ben daha önce hiç öyle bir şeyimi duymadım Başak. Ama sen de yani bu kadar yılların gazetecisi, bu kadar ekran yüzüsün. Ben burada ağlarken çantamdan sik dolar getirin yüzünü silsin dediğin için o kadar kınandın ki. Lütfen bak ben sinirli bir insan değilim ama sen de hayal dünyasında yaşama. Ben burada gözyaşı dökerken insanlara kalkıp da çantamdan dolar getirin yüzünü silsin demen kadar... bu yoksulluk, bu çok ahlaksızca bir davranıştı. Bunu senin annen de söylüyor, ablan da söylüyor. Lütfen o yüzden de bak ben... Sen de güzellik merkezlerine gidip ama benim de ablamın da annemin arkasından konuşabiliyorsun. Mert Berkaylar'ın güzellik merkezine gitmişler. Kimitine gitmiş. Sen de diyorum bizim kimi komşu gitmiş? Güzellik merkezlerine gidip ablamın güzellik merkezine ya da şöyle hiçbir yere gidip merkezlere gidip hakkından konuşuyorsun. Ben de senin görüşün dolarımla silerim, ne yapayım? Hayır, birbirine kaç saygılı olsun. Ha, euro ile mi silmem istiyorsunuz? O zaman euro ile sileriz. Bir saniye, bağırdığın için burada edepsizce konuştuğun için haklı değilsin, bu bir. Sen de bağırsın. Bak ben sana tahammül etmeye çalışıyorum, bu da iki. Bugüne kadar benim, bak benim şahsıma ettiğin her hakareti asla saygıyla karşılamam. Yorumlarımı eleştirebilirsin, fikirlerimi eleştirebilirsin. Ben zenginliği komik ve eğlenceli buluyorum ve öyleyim. Enerjim çok yüksek, ağrılarım, çakralarım açık. Birisi içkime bir şey atıp da beni bayıltmadığı sürece dünyanın en akıllı kadını benim. Bir saniye. Ama... Yanımda oturan kişinin de... Arkadaşlar bir müdahale edebilirim. Yanımda oturan kişinin de benim banka memuru gibi sorgulamasına izin vermeyeceğim yani. Bir şey söyleyeceğim. Ya, bir dakika ya. Bir saniye bir konuşayım. Birincisi ben Daisy dışında hiçbir güzellik merkezine gitmem, bu bir. Hayatım boyunca 45 yaşında kadınım ben. Oturup da annesini, kız kardeşini oturup dedikodusunu yapacak bir karakterde değilim. Şu anda gülüyordur insanlar. İkincisinde... Sen korkunç, tehlikeli birisin. Hayatımda Özlem'i ben 5 yıldır görmüyorum bile. Çünkü ben 3 yıldır İstanbul'da yaşamıyorum. 3 yıldır İstanbul'da yaşamıyorum. İstanbul'da 3 yıldır yaşamıyorum bile. Üçüncüsü sen şu anda gerçekten çok tehlikelisin ama o zekanı lütfen o zekanı başka yerlerde kullan. Ama benim üzerimde kullanma. İftira da atma. Çok çirkin bir şey yapıyorsun şu anda, tamam? 5-30 bin lira buyurun. Tamam, beni ilgilendirmiyor. İstediğin kadar kazan, istediğini yap. Ama kusura bakma oturduğun yerden de buradan kalkıp da beni konuşma. Al içime bir şey at, susayım. Ben kusura bakma şey, o ahlaksızlıklar bana ama göre. Bak bununla bir de dalga geçiyorsun. Biz senin biraz şey önce buldum. Bana yetmez, bana bile yetmez. Bir de ben bir şey söyleyeceğim. Çocuk bakacaksam. Bahar, kumarhaneliksin gene. Bahar, biraz önce yaşadığın sıkıntıyla ilgili. Şu anda lütfen ikiniz de, ikiniz de sus. Lütfen ikiniz de. Senin mağduriyetinden üzülürken bak. Şunun için Nihat Bahar'la hiçbiri yaptı ama daha önce bu masada hiçbiriniz bir şey söylemediniz. Demek ki ben de genişsiniz diye ben kendime de yaptım. Çünkü ben benim en önemli özelliğim kendimle dalga geçebilmem. Kendine dalga geçersin ama kalkıp da burada... Neden Nihat Doğan sana atayım içine bir şey dedi, güldün. Bir şey hemen kapatacağım. Nihat Doğan içkine bir şey atınca gülüyorsun da ben atınca kötü mü oluyor? Bahar beni çekme lütfen krize. Kendime çok kızıyorum. Neden biliyor musun? Aa, korkarım bak öyle. Enteresan bir şekilde bir şey var Nurcan. Yayında mıyız şu anda? Evet. Gruplaşma oldu. Ne oluyor al sana haberde? Gruplaşma oluyor. Ama gruplaşma... Hiç doğru bir şey değil yani. Doğru bu değil tabii. Demin biraz önce söylediğim gibi ama... gruplaşma olması... Biraz da üzerine gidilmiyor mu Bahar'ın? Çünkü Bahar sevilmediği zaman... Ya reji şunu açar mısın? Bahar Candan al sana haberden gitsin mi kalsın mı? Burada mesela yazıyorlar, diyorlar ki en sonunda sonunu Seyhan Soylu getirecek falan yazmışlar bir sürü insan. İşte Bahar'ın vesaire. Yani ben böyle devam ederse
programa bile ara verebilirim. Yani psikolojim bozuluyor benim. Ben dakika başı uğraşamam yani böyle. Canım neden programa ara veriyorsunuz? Ben... Bu kadar izleyicimiz var, bu kadar sevenlerimiz var. Olur mu? Gerçekten yoruldum ama. Gerçekten yoruldum. Benim zaten kendi derdim var. 50 bin tane sıkıntım var. Yüzlerce insan çalışıyor yanımda. Onların sorumlulukları i̇şte evet, var. Biz de burada başaramayalım. Dünya şu anda. Hayır, başaramayalım lütfen. Başaramayalım rica ediyorum. Bir sakin olsun kız da. Çünkü yavaş yavaş arayalım. Çünkü kız da öfkelenir gene şey olmasın. Tabii tekrar mı yaşıyor? Sizden şunu rica ediyorum. Erol Köse'yi arar mısın bana? Bahar'la ilgili. Rica etsem. Erol'dan başlayalım aramaya. Ve siz de siz arayın lütfen. Yaşamış olduğu olaylarla ilgili bir arar mısınız rica ediyorum. Onlar araya dursun da ben sana şunu sormak istiyorum. Tabii ki. Konuyu alakası var ararken dedim. Olur. Bu dünya aslında bu konuyu sonra mı gelsek ben çok merak ediyorum. Yatırım konusunu. Yatırım konusuna. O önemli. Ondan sonra biraz sonra. Gelelim. Şu olay. Yani bu ararken, olayla ilgili sorular tamam. Sorun. Efendim? Kız kardeşim var mı? Kim hazır? Erkek var. Erol Köse'yi Antep mi hazır? Erol'cum merhaba. Evet. Anketi açtınız. Bahar'dan kalsın mı, Alsana da gitsin mi? Şu anda canlı yayındayız. Seyhan seninle konuşmak istedi. İyi misin öncelikle? Aslanın megafonu. Açık açık şu anda megafon açık. Ben Seyhan'a da uzatıyorum ses sesi. Bir dakika. Yok abi gelmiyor ses. Ben mi arayayım? Alo Erol. Buyurun efendim. Ya rahatsız ediyorum babaya. Yaşamış olduğum sıkıntıyı dün akşamdan beri trafik halindeyiz. Uyumadığımı sen de biliyorsun. Gecenin dördünde konuştuk bu olayla ilgili. Bahar'ın yani Başak Çokan'a yaşatmış olduğu bir şey doğru mu? Sen de bir Alsana yorumcularından biri olarak. Şöyle Bahar çok kişiliğinde çok değişik partiküller taşıyor. Kişiliğin bir bölümü bebek. Hani bildiğim bebek. Yani çocuk, bebek. Bir bölümü afacan, bir bölümü zeki bir erişkin. Bahar da bunların miksi. Biraz kendini onlar abla kardeş birden 4-5 sene önce medyanın içinde buldular. Daha fazla 7-8 sene hatta ama niyet önemlidir ya. Bahar'ın kötü niyeti yok. Fakat kendine giydiği bir tarz var. O tarz bazen istemsiz de olsa karşı tarafa kırıcı olabiliyor. Dün videoyu seyrettim. Yayında yoktum tabii. Videoları seyrettiğimde üzüldüm tabii. Bahar Çokan'ın durumuna. Bahar diyorum. Başak Çokan'ın. Çokan'ın durumuna. Ama orada en çok üzülen de Bahar olduğunu veya olması gerektiğini düşünüyorum. Dün o da ağlama krizlerine girdi ve sabaha kadar Gizem Hanım yanındaymış ve çok ağlamış. Evet. Yani çok iyi niyetli bir arkadaşımız ama bazen iletişim sorunu yaşıyor. Dozunu kaçırıyor mu Erol? Tabii kaçırdı. Oluyor yani. Oluyor. Peki Alsana Haber'den şu anda Nihat Doğan, Ebru Palat kızgın, Başak kızgın, Özlem kızgın, Nurcan kızgın. Herkes kızgın. Ve sabaha kadar da bu trafiği yaptık. WhatsApp'ta da birçok arkadaş artık gitsin Bahar deniyor. Şimdi bu Survivor adadan kim gitsin? Gelsin takın. Gibi bir şey. Olmamalı. Bence herkesin, bu arada Bahar'a ikinci şans, üçüncü, dördüncü, 12. şans verdi seans oydu. Ama bu artık geri dönüşsüz bir şekilde ona hani kırmızıya çeyrek kala bir kart gösterip en ufak bir hatanda gönderilirsin zannıyla. Son bir. Peki Erol Köse bu programda Bahar Candan bu program öncesi de Allah için gündemde olan bir kızdı. Yani belki bu kadar her gün gündemde değildi ama haftada bir, 10 günde bir medyanın gündemi. Bir karakter, o da dikkat çeken bir karakter. Yani. Peki, Alsana Haber ona neler getirdi? Tabii ki Alsana Haber bireysellikten çıkartıp o takım oyunu halinde oynamanın ne olduğunu anlattı ona.
takımın ne olduğunu, insanlarla iletişimin ne olduğunu, canlı yayının ne olduğunu. Peki anladı mı Erol? Anlayabildi mi sence? Yer alırken nelere dikkat etmesi gerektiğini ona dikte etti. Tabii ona getirdiği ek popülariteyi de saymıyorum. Peki şöhret anlamında katkısı oldu mu? Tabii ziyadesiyle. Şimdi şöhretler bazen tozlanır. Ondan sonra orada oturan herkese bu program faydası olmuştur. Orada oturan ben dahil herkese. Bunun aksini söylesek abesle iştigal olur. Peki yani bu program çok iyi kurulmuş bir takım oyunu aslında. Zaten programın özelliği aslında eleştirilen kısmı aslında özelliği. Nedir o? Oradaki kimsenin kimseyle hiçbir alakası yok. Tamamen farklı renkler, farklı kutuplar, farklı kültürler. Ondan sonra yani böyle bir... Farklı karakterlerin bir arada gündeme nasıl bakıyor, bir de kendinle ilgili hiç açıklamadığı haberleri burada kendisi yani açıkça anlatıyor. Çok farklı bir haber formatı aslında bu. Yani hem magazin hem hiciv yani mesela izleyicilerimizden birçoğu olacak o kadar TV'nin dijital hali diyor. Tabii o da var yani. Komik ya bu nasıl? Hani ben dedim ya programın adı tımarhanem olsa diye şaka değildi o. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyor. Başa kim olacak Erol? Efendim? Başa kim olacak tımarhane TV'de? Ama özelliği o. Özelliği İşte başhekimiz, hangimiz olacağız? Hekimsiz tımarhane. Bu ekip tamamen hepimiz. Seni de kastediyor, delisin diyor yani. Bu programda öyle diyor, bir, ben dahil diyor, hepimiz delileri topladın, ondan diyor bu olay oluyor. Öyle bir çok eskilerde 2-3 kere çevrildi ya film. Ya ondan sonra karlı bir yer, köye tımarhane vali diye geliyor. Ondan Fikret Hakan'ın oynadığı, daha sonra Kemal Tunal tarafından tekrar yeniden çekilmiş. Hani buzlar çözülünceye kadar filmi. Onun gibi yani hani herkes uçuk orada. Ben dahil orada normal biri yok. Ama zaten olayı da izlenir hale getiren o. Şu anda mesela söylemezsem olmaz. Yani bu formatlara en yakın anlamında. Aslında biz söylemezsem olmaz. Programla kıyaslanacak bir program değil. Bu daha iyidir daha kötüdür anlamında değil. Yakın bir program diye bir şey yok. Çünkü böyle bir şey yok yani. Böyle bir program formatı yok zaten. Evet. Bu kadar doğal. Herkes biz bugüne kadar 4 aydır beraberiz. Bir tane girecek haberi bile masaya oturunca görmüyor muyuz? Ben dahi. Her şey doğal. Spontan ve kimse kimseyle anlaşabilecek tipler değil. Ama daha büyük özellikle anlaşmalar da gerekmiyor zaten kimse. Şimdi Nurcan Sabur'la Bağırcan'ın ne alakası var yani? Normal hayatta yan yana gelecek karakterler değil ondan sonra. Ama o işte Bağırcan'dan bahsettik diye. Bağırcan'dan vardır. Peki Bağırcan'dan programda kalmalı mı Erol? Kesinlikle. Kesinlikle. Bir adım on adım o atacak. Bir adım da ekip atacak. Ama en çok çabayı onun göstermesi lazım. Çünkü demokrasi kendi sınırları başkasının sınırına tecavüz edince. Şimdi ne oldu? Geçen biz... Bir dakika Erol'cum. Ankette kaç kişi katılmış? Devam ediyor anket şu devam ediyor. 534 kişi katılmış. 541 oldu. 500? 41. %74 gitsin deniyormuş. Ha %74 gitsin diyorsa illa kalması gerekir. Tarkan'ı koyun ona da gitsin derler. Çünkü bu kadar gitsin oluyor. Yazar mısın? Erol Köse'ye bir çarpı koyar mısın rica etsen? Ne kadar izleneceğini göster. Erol Köse'den aldık. Yani Bahar Can'dan gitsin mi, kalsın mı diye. Kesinlikle kalsın. Bir de şurası da bir gerçek. Kendi jenerasyonu bu söz dinlemez halini de temsil ediyor aslında. Yani yeni Z jenerasyonu biraz böyle. Ama biz bunu bir tek yayında yaşamıyoruz. Biz bunu kendi WhatsApp grubumuz var programın. Ben de oraya dahilim. Biz orada da büyük tartışıyoruz. Ama sonra bak ben mesela geçen baktım büyük bir tartışmaya girmişiz Nihat'la. Sonra ben özür diledim.
Sonra baktım Nihat benden önce... Yani o zaten WhatsApp'taki tartışmayı medyaya yansıtsaydık bu olaydan daha büyük manşettiniz yani. Orada tabii orada bir sürü tartışmalar oldu. Ama bunu niye anlattım? Yani o kadar sahici ki. Ondan sonra bir... Her şey doğal yani. Bizim kendi aramızdaki kavgalarımızdan sevmelerimize kadar her şey doğal. Ha bak eğer ki oyumu izinden yana ne zaman kullanır? Var birini oynuyor olup bir sinsilik içinde bu hal ve hareketlerini yapmış olsa derdim ki ya zaten her yeri maskeli bir. Ama şahıs bu. Ben Bahar'ı çok yakinen tanıyorum yıllardır. Şahıs bu. Ama ben buyum yerse deme şansı da yoktur. Asgari müşterek de programa adapte etmek zorundadır kendini. Bu vizyonunu, duruşunu bozacak anlamına gelmez. Ama saygı sınırını korumak zorundadır. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Rica çok naziksin. Diye. Sağ ol. Kusura bakma. Erol'cum meşgul ettik seni. Bu arada İsmail Bay'ı arar mısın rica etsem? Kendi içimizde bir yazar mısın? Ekip arkadaşlarımızdan bir tanesi olumlu kalsın dedi. Erol kalsın dedi. Erol kalsın dedi. Siz kendilerinizi sonra ya, en tabii. Son bizleri bırakın. Tabii. Bu arada hemen Nihat Doğan'ı arar mısın rica etsem? İstersen benden ara daha yüksek geliyor ses. Yok, o şeyin telefonunda ilgili bir sıkıntı var. Öyle mi? Erol Bey'in mi? Bu arada Halis Avşar sen de hoş geldin. Efendim dünya şampiyonumuz Halis Avşar da bugün konuğumuzdu. Böyle saçma sapan bir kaos içerisinde hepimiz iletişim kurmak zorunda kaldık. Ama biraz sonra Türkiye'nin çok önemli bir şahsiyetinle ilgili gene çok sansasyonel bir şey açıklanacak. Bu olaylarla ilgili bana insanlar soruyor. Nasıl bu kadar cesaretlisin vesaire diye. Efendim gerçekleri söylerseniz, çok doğal hareket ederseniz, olduğunuz gibi bunu ifade ederseniz o zaman sizi Allah korur. Ve zaten alnımda bir yıldız var. Bilenler bilir. Buradan çakan çaksın. Çakamayan mezarını kazsın. Nihat'cığım merhaba. Alo. Nihat'cığım merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasıl yayında değil miydiniz abi? Yayındayız şu anda. Yayında aradık seni. Canlı yayında aradık. Hani yasal olarak da... Yayında olmaman gerekiyordu. Senin günün... Evet. Erol'un bir akademik bir çalışması varmış. Benden evet. Rica ettiler. O yüzden bugün destek olmak için tabii bazı şartlarımı da konuştuk. Dün konuştuğumuz gibi. Ben şimdi Seyhan'a veriyorum seni. Öpüyorum yanaklarına kardeşim. Nihat'cığım şimdi herkesi arıyoruz ve bu konuyla ilgili gitsin mi kalsın mı diye Bahar sizin yönlendirmenize göre stüdyoya alacağım Bahar'ı gelmiş yukarıda herkesten özür dileyim. Ben giderim. O gelirse ben giderim. Bunu söylüyor ama aradığımız kişiler de kalsın yönünde söylüyor. Burada anket yaptık vesaire. Son bir şans verilmeli deniyor. Sen... Bahar Başak'tan da bu arada özür dileyeceğini söylüyor Nihat. Ya Başak'la konuşun siz. Yani bu bir değil, iki değil, üç değil. Yani programın seviyesi bu kadar yerlerde olmamalı arkadaşlar. Yani senin Bahar'la aranda nasıl bir organik bir bağ var, ona saygı duyuyorum. Yani ona da sevgi var, ona saygı duyuyorum. Onu aldım bir kenara koydum ama onun haricinde yani bizim 25 yıllık kariyerimizi de kusura bakma. Seyhan, sen de 30 yıllık senin de bir kariyerin var, mesleki kariyerin var. Ama yani bunu da bir insanı, bazen sevdiği insanı öldürür. Bazen her seven öldürür sevdiğini derler yani. Bu kadar da yani hem programımızı öldürüyor hem programın kalitesi gidiyor. Yani toparlanacağı da benzemiyor. Durum bu. Yani ben açık söyleyeyim ben 25 yıllık kariyerimi ben anım uğruna da feda edemeyeceğim bir şey bile ben Bahar uğruna feda edemem yani. Yani burada hadi işin fiziki tarafını geçtik. Öbür tarafta bir kızın hayatına kastetme bu kadar kolay olmamalı yani. Allah muhafaza orada başan yetişmezse kaşığı falan ağzına sokmazsa, yan çevirmezse kızı yani ne olacaksa kız ölseydi. Eğer yani sen olmamış olsaydın kız ölebilirdi. Çünkü gelen acildeki doktorlar dedi ki tecrübeli biri dedi bunu yapmış. Ex olanlar yani ölenler varmış bu olaydan ve şu anda stüdyomuzda bir borsa yönetimi yapan bir arkadaşımız var. Aynı rahatsızlıktan
Aynen aynısı. Ben evet. Konuk arkadaşımıza da geçmiş olsun diyorum. Rabbim şifa versin. Teşekkür ederim. Şimdi Nurcan abi de futbolu yakından takip eder. Halı sahada Dünya Kupası'nda veya Avrupa'nın çok önemli turnuvalarında ölen 25-26 yaşında topçular ölüyorlar. Evet. Küçük dili içine kaçtığı için. Boksta bizim evet, eğer senin ablandan yani, dolayı böyle bir tecrüben olmamış olsaydı kaybedebilirdik. Ben gördüm benim de halimi. Ben panikten zaten kilitlendim yani. Mosmor görünce sen nasıl böyle can haliyle filan olaya müdahale etmen valla çok ya takdire şayan. Çok kıymetli, benim mesleki kariyerimde de çok önemli katkıları olan, çok önemli yardımları olan bir kardeşim. Yani demek ki yaşayacak ömrü varmış, yiyecek ekmeği varmış. Rabbim onu ailesine, sevdiklerine bağışladı diyelim. Bizi de vesile kıldı, vesile kılmış olmak. Yani böyle bir şey düşünsene bizim stüdyomuzda birini kaybettiğimizi. Ne olacaktı? Ne olacaktı? Yani şimdi bunun affedilebilir bir tarafı var mı? Yani bunun bağışlanabilir bir tarafı var mı? Yani bir insanın kız oradan söylüyor, ben hastayım diyor, benim hastalığım var diyor, eli titremeye başlamış, bağır hala oradan kızın üstüne bir ses yükseltiyor. Yani biz seninle programda ben hayatımda kimseyle tartışmadım, seninle tartıştığım kadar Survivor'ı bir kenara koyuyorum. Orası zaten yaşamsal pratikleri açısından zaten olması gereken o. Her türlü agresyona açık, tamam mı? Ama normal bir televizyon programı içerisinde ben senin gözlerine baktığımda veya sen benim gözlerimin içine baktığında artık o sabır eşiğimize geldiğimizi anladığımız an vitesi düşürüyoruz. Birbirimizin gönlünü alıyoruz. Televizyonculuk bu demektir. Televizyonculuk demek yani bari 22-23 yaşında bir kız önümde yıllar var diyor ama kusura bakma yani. Bari hiç kimse yani böyle bir rating malzemesi yok. İnsanlar artık çok bilinçlendi. İnsanlarımız çok şuurlandı. Dünya eskisi gibi değil. Bir de al sana haber Bahar Candan'a neler kattı? Ya o beni ilgilendirmiyor. O kendi hayır yani senin gözünle sen bir televizyoncusun. Neler kattı? Seyhancığım benim Bahar'la hiçbir problemim yok onu söyleyeyim. Ben Bahar bana karşı da her zaman saygılı olmuştur. Ben de Bahar'a karşı her zaman sevgili olmuşumdur. Sevgiyle bakmışımdır yani. Buradaki mesele birbirimize artık sevgiden çıktı yani. Oradaki Nurcan abinin şimdi Bahar'la ne gibi bir problemi olabilir? Soruyorum sana. Sen kaç yaşında kadınsın? Senin Bahar'la ne gibi bir problemin olabilir? Orada Özlem kardeşimiz var. Özlem kardeşimizin ne gibi bir problemi olabilir? Veya oradaki programdaki insanların, Sevim Alan'ın, Ebru Polat'ın ne gibi bir kıskançlığı olabilir Bahar'a? Olabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Olamaz. Veya Nevzat abinin ne gibi bir, Nurettin abinin ne gibi bir problemi olabilir Bahar'la? Mesele, sevgi saygı meselesi değil ki. Mesele şu. Bizi izleyen insanlar son derece akli selim, aklı başında, kültürlü, vizyonlu insanlar, liyakat sahibi insanlar. Bakın orada biz bir hata... Nihat Doğan'ın resmini koyalım oraya, alın bizi sağ tarafa. Anında bizi düzelten insanlar. Zaman zaman bize show business, elcimizle iki makara yapıyoruz vesaire ama bizim izleyicimize saygımız sonsuz. Hele benim 25 yılımı vermişim, ben bu insanlar sayesinde buraya gelmişim. Ben Allah beni 13 yaşında yetim bir çocuktan alıp Türkiye'nin dört bir tarafında tanınan, bilinen, dünyanın neresine gittiğimde ülke insanlığı tarafından saygı gören, hürmet gören bir insan haline dönüyorsam Bahar mesaj atmasın gruba lütfen. Yani bu bizi seven insanlar sayesindedir. Ve ben bu insanlara karşı bizim bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Oradaki herkesin sorumlu olduğu kanaatindeyim. Lütfen herkes sorumluluğunun birincinde olsun. Peki. Seyhancım Akbuyur, Ebru Polat'a, orada geçenlerde Yeliz Özlem'e, en son Başak'a herkese dalmasını, yani burası birbirine Bahar'ın egosunu tatmin edeceği bir program değil ki. Sen Bahar'ı çok seviyorsan, tabii ki Bahar'la alsan haber. Allah nasip ederse 1 Nisan veya 1 Mayıs itibariyle ulusala çıkacağız ve orada zaten bir prosedür gereksinimi hissedilecek yani. Orada Bahar'a ne gibi bir program yapıyorsan yap. Ben arkadaşlarımın tavrına saygım sonsuz. Ama bu şekilde de yani bu kadar da... Ama Bahar özür dileyeceğini Başak'la da görüştüm ben. Benden özür dilerse ben kabul ederim dedi. Seyhancığım özür meselesi değil. Yani ağaç kakan ağacı sürüyor.
sürekli deşiyor, sürekli deşiyor, sürekli deşiyor abi. Ağacı gagalıyor. Sonra ben özür diliyorum abi. Beni affedin ağacı gagaladığım için. Durduğu zaman ağaç kakan bir daha ağacı gagalayacak. Neden? Biz şimdi ağaç kakana niçin ağaçları gagalıyorsun diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Adamın fıtratı o çünkü. Yani ağaç kakan gibi ben özür dilerim bir daha gagalama. Yani bunu artık fıtrat haline edinmiş, fıtrat haline getirmiş. Burada yanlış anlamayın, ben Bahar'ı yermiyorum. Yaşı çok genç, biz ona fazlasıyla pozitif bir ayrımcılık yaptığımıza da inanıyorum. Bahar'ı yerdiğim ben değil, Bahar'a bir abi gibi, bir hayat öğretmeni gibi ona yol biçiyorum. Bu tavrımdan, bu fıtratından vazgeçtim. Kimse bu programda, hiç kimse onun rakibi değil, kimse de onu rakip olarak görmüyor zaten. Bahar'ın farklı bir yolu var. Oradaki Nurcan abinin, Nurettin abinin, sevgili Özlem'in, Yeliz'in, Ebru Polat'ın, Sevim Alan'ın, hepimizin zaten farklı kariyerleri var. Hepimiz farklı kariyer sahibi insanlarız. Hepimizin bir eşi var, hepimizin saygın dostları var. O programda olma nedenleri o. Nurcan abi orada olmaz, başka bir yerde olur. Olmazsa ne olur? Zaten Türkiye'nin en önemli gazetecisi. Özlem keza yine öyle, Başak keza yine öyle. Bunların hepsi gazetecilik üzerine zaten çok doğru ve çok önemli, çok önemli bir kariyer kurmuşlar zaten. Yani ben oradan Nurcan abiyle tartışmıyor muyum? Tabii ki fikirsel tartışma ama benim Nurcan abi, Nurettin abi nasıl bir saygısızlığım olabilir Allah aşkına? Mümkün mü? Efendim söylemesi kolay. Ağızdan çıktığı zaman 25, 25'ine kadar kolay bahsediyor değil mi Seyhancı? 25'ine kadar kolay söyledi. Ama o 25 yılın her bir günü, her bir saat, her bir saniyesi nasıl bir çileyle, ızdırapla gelmiş. Ama ben bir gün olsun Nurcan abiye benim aleyhimde haber yaptı diye bir hakaret etmemişim. Nurettin abiye benim hakkımda ağır bir... Ama yani bazen gülerek, bazen kavga ederek, bazen gözyaşlarıyla birbirimizin dertleriyle dermanlaşarak ama en önemlisi birbirimize yaşamsal pozitif enerji vermek suretiyle asla sen 25 diyor. Kolay mı? Yani tarım gibi bir insanla dost olma şansı var mı Allah? Soruyorum size. Yani Seyhan Soylu olmazsa bugün Başak Yermen itibaren Başak'ın hale çok önemli gazeteci arkadaşları var ve hale kendisine gazeteci olarak aktif hayatına devam etme, mesleğine devam etme teklifinde bulunan ise kız sağlığından dolayı geldi. Ama orada güzel bir sinerji yakalanmış. Bir selam verir mi şimdi Başak Yarın Bahar'a? Sen Nurcan abi selam verir mi Allah aşkına? Nurettin abi selam verir mi Allah aşkına? Yeliz selam verir mi Allah aşkına? Verirler. Niye vermesinler? Aynı hataları bizler de yaptık. Yani ben de Erol gibi düşünüyorum. Bir şans daha verilmeli gibi geliyor bana. Senin Bahar'la nasıl bir organik ilişkin var ben bilemem. Tamam mı? Nasıl bir organik ilişkin var bilemem. Sen onu çekmek zorunda olabilirsin. Ama Nurettin abi veya Nurcan abi veya ben veya Ebru insanın hayatına kastedecek derecede. Tamam mı? Bir hükmetine tahammül edemez. İnsan babasının oğluna tahammül et. Yani bu, sen herhalde konunun farkında değilsin. Ya da Bahar'la başka bir organik bağım var. Başka bir aşkım var ona karşı, bilemem. Çok seviyorum. Lan bilmem ne mi var benim? Milli tornavida gibi olan sensin. Laf mı sokuyorsun ben? Lezbiyen miyim? Ne işim, ne organizmım var? Çocuğum benim oğlum. Hayatına kastedilmiş. Ya aklını başına topla. Çocuğum o benim. Ne alakası var yani, saçmalıyorsun? Organik bağım var. Organik yerinde duruyor. Senin için sakladım. Ne anlamadım. Organik portakal diyorum. Orada kal. Ya portakalı sevebilirsin, ayvayı sevebilirsin, hıyarı sevebilirsin, patlıcanı sevebilirsin. Organiği sana bıraktım işte. Ya neyse ne Seyhancığım, yani bu inan yani karikatürize edilecek bir mesele. Ya karikatürize etmiyorum da diyorum ki biz de lan onun yaşında hatalar yaptık. Biliyorsun benim onu çocuğum gibi gördüğümü. Bana hitabını da biliyorsun özel hayatımızda. Anne diye gelir dizimde yatar yani. Kardeşim ben Allah Allah ben başka bir şeyden bahsediyorum. Ben bu sorunu fıtrat haline, karakter haline dönüştürmesi sorunsalından bahsediyorum. Sen bir hata diyorsun. Hata bir defa yapılırsa hatadır. İki defa yapılırsa hatadır. Ya hadi gençtir, evin şımarık çocuğu yani ona da tamam. Şimdi bir insan şu an ekran başında izleyenlerin evladı yok mu var? Şimdi evlat aldı adamın arabasını kaçırdı babasının çarptı. Ne yapacak? Baba şimdi arabayı çarptı diye çocuğuna mı evlatlıktan reddedecek? Evi yaktı diye, televizyonu kırdı diye, camı kırdı diye, evde top oynadı diye çocuğu mu evlatlıktan reddedecek? Tamam ama bir yere kadar yani. Evi yak, arabayı yak, televizyonu yak, onu yak, bunu yak. Yani daha nereye?
Yani son bir şans verilmeli mi, verilmemeli mi Nihat? Bu şansın kararını verecek olan ben değilim. Benden yaşça büyük insanlar var. Ben kimsenin ekmeğiyle de oynamam. Ben bahar gelsin, bahar gelmesin meselesinde de değilim. Gencecik bir kız ve yanlış bir karakter, yanlış bir yoldan giden... Yani sen o zaman şunu mu diyorsun? Benim oyumu Başak kullansın diyorsun. Ben kimsenin ekmeğine müdahale... Orada çarpı atar mısın? Çarpı değil de... eksi tamamlanır veya tamamlanmaz Başak karar versin diyor ona. Yani ben Bahar'ı bak benim Bahar'la hiçbir sorunum yok. Çok da seviyorum bak çok seviyorum. Çünkü ben hiçbir saygısızlığını da görmedim diyorum bak çok seviyorum. Hiçbir saygısızlığını da görmedim diyor. Ama bu işi eğer onun hayatıyla alakalı programdaki hayatıyla alakalı da onun kararını verecek ben değilim. Ben niye Bahar'ın ipini çekeyim veya devam edeyim? Ben de istemem bir insanın benim ipimi çekmesini veya programını son vermesi. Allah muhafaza. Yani bu yerin üstü olduğu gibi altı da var ya. Ben niye bir insanın ekmeğiyle oynayayım? Ben niye bir insanın hayatıyla oynayayım? Benim en çok çektiğim şeylerden bana mı kalmış, bana mı düşmüş? Orada tabii kararı verecek olan Başak'tır. Başak'ın hayatına kastedilmiş. Yazar mısın onu? Başak Çokan. Yani... Ben Bahar'a sadece... Kimsenin ona söyleyemeyeceği veya söylemediği, annesinin veya babasının bile söylemekten çekineceği, imtina edeceği bir şey söylüyorum. Bu insanlara sürekli saldırmayı bir karakter haline dönüştürme sorunsalından vazgeçmesi gerektiğine, daha hümanist, yaşının gereği olarak daha olumlu, daha pozitif, daha ağır meşrepli ve taş yerinde ağırdır felsefesi üzerinden de kendisine önündeki yaşam sürecinde, yaşam hayat yolunda daha farklı, daha doğru bir yol seçmesi gerektiğine inanıyorum. Bu. Teşekkür ederiz Nihat. Sağ olasın. Teşekkür ederim canım. Ne münasebet. Hepinizi çok seviyorum. Öpüyorum dediğim seni. Gibi, Allah'a emanet ol. Ben bütün arkadaşlarımın kararına da saygı da duyarım. Yani onlar istemiyorsa ben isterim. Ama yine çoğunluk istemiyorsa da ben çoğunluğa uyarım. Çünkü orada biz aynı gemide miyiz? Nurcan abinin dediği gibi gemi su alırsa bütün gemi hep beraber yükselir. Bütün gemiler yükselir. Ama alçaldığı zaman da bütün gemiler alçalır ki biz 25 yıllık, 30 yıllık orada 50 yıllık kariyeri olan insanları da kusura bakma. Yani yerin dibine sokma. Yani imtina ederim. Ben kendim utanırım bundan. Bunun kararını Bahar'da eğer bundan hatasını anlamış, evet bir içselleştirmiş, empati yapmış, kendi kendiyle dertleşmiş, kendi kendiyle konuşmuş. Ben ne yapıyorum? Niçin bir insanın, bir ablamın hayatına kastediyorum? Yolum yol değil. Bu yoldan dönmem lazım. Biz onun asker arkadaşı değiliz. Kimse asker arkadaşı değil. Orada Başak Hanım da, Nurettin abi de, Nurcan abi de, Sevim Alan da, Ebru Polat da çok kıymetli insanlar ve onlar lütfetmişlerdi o koltukta oturduğunun inşallah farkına varır. Değişir. Değişmek hepimizin. Herkes bir şansı. Daha ikinci şansı, üçüncü şansı da hak eder insanlar. Hepimiz insanız. Tabii ki hatalar yapacağız ama bir insanın hayatına kastetmeyi de açıkçası hata olarak görmüyorum. Buradan da bizi izleyen herkesten herhangi bir sürçülisan ettikse affola diyorum. Nurcan abi, sevgili Özlem, sevgili konuk dostumuza da selam, sevgi, saygı, hürmetlerim. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Benim böyle bir kararım yok Beyhan. Bu kararı Başak kendisi verir. Bağlayın Başak. Başak ne diyorsa ben yani bir de artık bir şey söylemek düşmez ama şerh koyuyorum. Yani tamam. Bir daha olursa bak bir daha böylesi bir sorun. Bırakın böyle bir sorunu. Orada Nurcan abiyle, Nurettin abiyle, Sevim Hanım'la, Ebru Hanım'la, Yeliz Hanım'la, Özlem Hanım'la birinin adını unuttuysam da kusura bakmayın lütfen. Tekrar böyle yüksek bir sesli bir agresyon yaşandığı an bak burada namusum, şerefim üstüne yemin ediyorum. Ben bu programa bir daha gelmeyeceğim. Bak namusum, şerefim, en kutsalım Allah'ımın üstüne yemin ediyorum. Bak bir daha olursa Başak eğer affetse dahi, bak Başak affetse dahi ben programdan affımı isteyeceğim. Ve üzülerek de olsa emek verdiğim, imtinayla büyüttüğüm Aslan Haber'in programı, kendi çocuğum benim, kendi emeklerimizle büyüttük biz onu. Neler çektiğimizi sen de iyi biliyorsun, ben de iyi biliyorum. Senin neler çektiğini, senin nasıl mücadele ettiğini, gecenin gündüzüne kattığını, biz uykumuzda uyurken sen gecenin üçünde nasıl mücadele edip çalışmalar yaptığını, bu programı da hala da buraya getirmişken ben bu programa Seyhan'cığım senin emeğine dahi ihanet ettirmem. Bırak sen bir emeğimi. Kusura bakma.
insanın gönlünü nasıl alacak? Neticede Başak da bir anne evladı. O da bir ana yavrusu. O da bir ana kuzusu. Hasta, babası için mücadele etmiş, yıllarca engelli babasıyla bakmış, etmiş. Hayırsever, hayırlı da bir evlat. Yani hayır, Allah herkese Başak gibi bir evlat nasip etti. Yeri de cennetliktir inşallah. Yani Allah uzun ömürler versin, sevdiklerine bağışlasın. Benim annem aradı beni. Seyhan dün gördün. Benim ablam ekran başında. Kız panik atak oluyor, hüngür hüngür ağlıyor. Bir de ambulansta ablama... Sen de çok ağladın dün. Annem aradı, annem ekran başında hüngür hüngür ağlıyor. Eyvah, bir şey oldu mu? Kızımıza ne oldu? Yani aradı Başak, en son verdim. Başak'la konuştu da annem. Annem öyle rahatsız. Yani onun gibi bütün panik atak olan, sinirleri bozan, bize onlarca mesaj geliyor. İnsanlarımız var, bunlardan da bir özür dilemek lazım. O yüzden ben çok fazla zamanınızı almıyorum. Lafı da... Daha ne yapacağım programı... Çenen düşmüş yani, öyle bir konuştun ki ya, bıdı 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 bıdı, gene oradan dışarıdan moderatör oldun. Şaka yapıyorum, şaka, seviyorum seni. Senin yüreğine sağlık. Sen de canım kardeşim, hoşçakal, pardon. Evet, top geldi, normal olması gereken başa. Hayır, bir de bu arada senden rica ediyorum. Bak, Bahar gelmiş. Efendim. Canlı yayını mı bağlamak istiyorsun? Kim o? Tamam, Erol'cum. Tamam, alıyorum. Sesini yukarı alıyorum. Yayındasın şu an Erol. Alo, herkese merhaba. Programın o kısmını dinledim, devam ettim. Şimdi önce bir tıbbi bir şey söyleyeceğim. Sonra da Nihat kardeşim evladımdır zaten. Beraber yollar yürüdük. Çocukken aldık onu. Kariyerinde mutlaka ki birbirimizin kariyerinde artısı var. Fakat Nihat telefonu aldığında şöyle başladı. Nurcan abin şu kadar sene şeyi var, kariyeri var. Benim bu kadar var, onun bu kadar var. Yani bu kız buradayken biz bunları çöpe atamayız diye başladı. Sonra ısrarla sevgili Seyhan Soylu'yla aralarında başka bir diyaloğun itham dozunda suçlayıcı, araştırmacılığın ötesine geçen bir karanlık bir yön varmış gibi bir algı yarattı. İstemeden öyle bir algı doğduğuna inanmak istiyorum. Ama sonra birden dedi ki, aman canım ben niye ekmeğiyle oynayayım? Ama tam 45 dakika Bahar'ın o programda olmaması gerektiğini anlattı. Sonra da dedi ki, hukukta bir terim vardır. İhsas-ı rey. Ne demektir bu? Hakimler kanaatlerini hüküm açıklanmadan ima bile edemezler. İhsas-ı rey yaptı. Yani dedik ki, olur mu ya, bizim de işimiz, dostumuz, kariyerimiz, şuyumuz, buyumuz var. Böyle bir şımarıklık olan biri burada yer alamaz anlamına gelecek. Kesin somut şeyler söyledi. Sonra dedi ki, vallahi bana hiçbir saygısızlığını görmedim dedi. Ya ben Türkiye ikincisi olarak, üniversite sınavını kazanmış zekadaki bir adam olarak ben tamamen geri zekalı oldum. Hiçbir şey anlamadım. Çünkü konuşmanın %90'ında söylediğiyle kapanırken söylediği birbirinin tam tersiydi Nihat Bey'in. Bu bir. İkinci olarak söylüyorum. Tıbbi bir şey söylüyorum. Yüksek sesli bir tartışma, epilepsi dediğimiz, halk arasında SARA denilen hastalığın tetikleyicisi, dün ben izledim. Hayır. Kardeşimizin tıbbi bir sorunu var. Bunun da Bahar Candan'la hiçbir ve o kavgayla hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Oradaki herhangi bir ışık var ya, ışık, spot ışığı. O bile, spot ışığı bile epilepsi tetik. Alo. Erol. Alo. Duyuyor musunuz bizi? Evet. Dünkü olayı Bahar'a denk getirmek çok büyük tıp bilmemektir. Ben doktorum. Ve doktorum ve diyorum ki, bunun Bahar'la tartışmayla bir alakası yok. Belki kan şekeri düştü. Belki televizyon ışıklarının öyle bir efekti vardır. Epilepsiyi tetikler. Ama Bahar Candan'la tartışmanın epilepsiyi tetiklediğine dair bir tıbbi veri olamaz efendim. Erol, ben sana bu konuda bir şey söyleyeceğim. Biz daha önce gene Seyhan'ın yapımcılığında Pınar Eliç'e ben ve Başak Çokan bir program yapıyorduk. O programda ben biraz Başak'ın üzerine gittim. Hatta konuyu bile o kadar net hatırlıyorum ki Sevim Emre'nin, Orhan Gencebay'ın şimdiki gelininin biliyorsun bir bıçaklanma olayı olmuştu. Evet. Gökhan'ın. O olayda biz çok fena bir tartıştık.
ben kadına şiddet olduğunu iddia ettim. Bahar'da Başak da buna karşı çıktı. Ve ben biraz fazla üzerine gidince Nurcan abi ne olur üzerime gelmedi yayın sırasında. Gelme gene fenalaşıyorum dedi. O zaman çok güzel. Çok güzel. O zaman Başak kardeşimiz tıbben ve hukuken canlı yayın ve tartışma programlarında olmaması gerekiyor. Bakın ne güzel söyledi. Ama siz de daha önce yaşamışsınız. Böyle bir risk varsa kendi bu böyle bir programda yer alması intiharı olur. Siz de öncesini yaşamışsınız. Sonra ben onun gerçekten yüzü bembeyaz olmuştu. Gittim onu kucakladım, yanaklarından öptüm falan. Bu duruma gelmeden şükürler olsun atlatmıştık. Ama şimdi de dün tabii çok fazla üzerine... O zaman böyle tartışma, yani siyaset veya magazin içeriği ne olursa olsun, yüksek volümlü tartışmalar olan bir yer onun sağlığını riske edip Allah korusun canına kastediyorsa yere girsin, al sana haberde, ver sana haberde, bilmem ne de yani. Ya abi, böyle bir şey olabilir mi? Suya alerjisi olan birinin yüzcü olması gibi bir şey bu. Evet. Yani orada başına bir şey gelse Bahar Dahi program mı suçlu olacak? Bak ne diyorsunuz, yıllar önce aynı yaşadık. O zaman Bahar Topal niçin var böyle bir riskin varsa kardeşim? Önce. Bakın tekrar ediyorum, ben tıp hekimiyim. Üniversiteyi de birincilikle bitirdim. Spot ışıkları, tekrar ediyorum, içindeki özel frekanslar nedeniyle beyinle giden dalgaları tetikler ve epilepsi, yani halk arasında sara denilen hastalığı tetikler. Eğer ki aynı şey yüksek volüm sesle oluyorsa eğer, öyle bir data yok elimizde ama siz olduğunu iddia ediyorsunuz, o zaman bu tip programlardan uzak duracak. Huzur yolu, ondan sonra daha ruhani programlar, içinde tartışma olmayan huzurlu programlar seçecek yapmak için. Eğer ki böyle bir risk varsa. Anladım Erol. Peki, yanılıyorsam da düzelsin. Aydınlattığın için, aydınlattığın için teşekkür ederiz. Katkın oldu yayına. Şu anda bizi 2700 kişiye doğru gidiyoruz. Herhalde bugünkü yayın bizim rekorumuz olacak. Ama kendime de soruyorum, sizlere de soruyorum. Siz Nihat'ın konuşmasının %90'ından Bahar gitmeli ama son %10'undan da ben karışmam vallahi Başak karar versin olarak algılamadınız mı? O zaman o ilk %90'ı niye söyledin diye ben şaşkınlık içindeyim. Ben de açıkçası bu konuda Başak'a topu atmak istiyorum. Onun karar vermesini istiyorum. Çünkü ona karşı yapılan bir şey bu. Ve onun mağdur olduğu bir şey bu. Yani sizler burada büyükleri olarak daha yapıcı olmanız. Benim sesimi açar mısın reji? Rica ediyorum. Bana göre büyükleri olarak biz ona yaptığı yanlışı söylemeliyiz. Ama işte dediğim gibi burada mağdur olan kısım... olan kısım ama arkadaşlar bakın. Erol'cum duyuyor musun? Duyuyorum efendim. Bir kere her şeyden önce Bahar'a bir yıllık parasını peşinen ödedim. Benim tarzım o. Zaten başka bir şey söyleyeceğim. Burası Survivor, adadan kim gitsin programı olamaz. Biz Seyhan Soylu ile iştahlara sahip değiliz. Birbirimizden nefret de ediyor olabiliriz. Bahar'ı içimizde kıskananlar da olabilir. Algısını, daha popülaritesini, her şeyini kıskanan da olabilir. Bizler tarafız, objektif beyan veremek. Burada tek karar verecek kişi Seyhan Soylu'dur. İşine geliyorsa devam ettirir. Seyhan Soylu'nun bu kararına da cümle kuracak zaten uymuyorsa da o çeker gider yani. Karar Seyhan Soylu'nundur, sorumluluk da onundur, karar da onundur. Gerisi bana göre lafı güzel. Çok teşekkür ederim Erol, sağ olasın. Erol'un yazdın değil mi? Nihat'inkini de yazdın. Lütfen bir de Ebru Polat'ı arar mısın? O arada Ebru Polat'ı dinlemeden dün neler oldu? Bu arada da efendim dünya şampiyonumuz Halis Avşar'ı bir çekersek. Halis'cim çok... Dünya şampiyonu Halis Bey? Kickbox. Kickbox konusunda. 3 branşta milli sporcuyum. Ben kickbox yapıyorum ama 3 aydır hala hocam, aynı... Hocam kusura bakma valla. Halis Hoca benim de yönetiminde olmuş olduğum bir federasyonun. Başkan yardımcısını yapıyorum. Değerli hocamızı bugün ağırlayacaktım ama biz bütün konuklarımızı yani uzun günleri planlamayla yaptığımızdan dolayı
her ikinizden de çok özür diliyorum. Senin başlama günün, senin davet edeceğin bir gün. Onun için çok özür dilerim. Böyle saçma sapan bir şeylere alet ediyorum hocam. Sanki çok üzerine. Abi cevap hakkımı kullanmak istiyorum Sayın Köse'ye karşı. Hay. Şu anda yayındasın zaten. Bir şey söyleyeceğim. Alo. Tabii dinliyoruz seni. Nihat'cığım. Dinliyoruz Nihat'ı. Dinliyor musunuz? Dinliyoruz hayatım. Sayın Köse'nin söylemiş olduklarını dinledim. Evet, kendisi benim mesleki kariyerimle alakalı zaten inşa eden en önemli insandır. Ben bunu aslında hiçbir zaman da inkar etmedim. Ya inanamadım konuşmaların, hayretler içerisinde kaldım. Yani en ufak bir rahatsızlığı olan insanların televizyon programında olmamalı demek suretiyle. Biz Bahar'a karşı özenle... Herhangi bir şey yaptığın yok canım. Onu aslini kimse ispat edemez Nihat'cığım. Müsaade eder misiniz arkadaşlar? Müsaade eder misiniz? Tabii dinliyorum. Yani başa karşı bu kininin nefretini çözebilmiş değilim. Biz sayın doktoru ilim adamı, bilim adamı olarak hümanist, insancıl, evrensel bir insan olarak tanıyorduk. Programı aldı sanki öyle bir algı yarattı ki sanki burası Bahar'ın sürekli birilerine hakaret etme alanıymış gibi ve buna... Bunu hazmedecek insanların orada oturmalı. Bahar'ın bel altı konuşmaları, herkese hakaret almış sözlerini efendime söyleyeyim çekemeyecek insanların da bu programda olmaması gerektiğini kastediyor. O zaman ben şunu da söyleyeyim. Ben dedim ki Seyhan sen de onun arasında organik bir bağ mı var? Ben de yani hayretler içerisinde kaldığım için ben sözümü bir vites daha yükseltiyorum. Ve buradan da sözlerini dinlerken yani tüylerimin diken diken olduğu Sayın Erol Köse'yle Bahar Candan arasında ne gibi bir organik bağ var ki kendi evladına bile göstermediği veya ancak evladına gösterebileceği bir imtinayı Bahar'a gösteriyor. Kendisi de cevap verirse sevinirim. Sayın Erol Köse, senin Bahar Candan'la herhangi bir organik bağın var mı, yok mu? Onu çıksın cevaplasın, onun cevabını versin. Onun cevabını versin. Ya iş nereye gidiyor ya? Şimdi Bahar Candan'la Başak kavgası Erol Köse ile... Nihat Doğan kavgasına dönüşüyor yani. Hayır, şimdi olacak iş de değil yani bu. Siz dostsunuz ya. Bak Seyhancığım, iki tane medeni insanız. Tamam mı? O konuyu buraya getiriyor. Ben çıktım cevap hakkımı kullandım. Erol Köse her zamanki gibi Nihat Doğan azımsızlığını anlamış da değilim yani. Bana bu arada Erol Köse de arıyor alttan istersen. Erol'cum pardon, Erol'cum sen Seyhan'ın telefonundan veya... Şeyi Erol'un... alsana, Erol yani, kapa ve konferans yapılırsın. Ben o konferans... Saldırma anlayışı nedir onu anlamadım yani. Bir saniye. Varsa, açar bana benimle konuşur, benimle tartışır. Ben kimseyle kavga etmedim. Benim fikrimi söyleyebilme hakkım var. Ben de fikrimi söyledim. Yani Başak orada olmamalı. Nihat bunu söylememeli. Nihat bunu ben aynı sözleri Sayın Erol Köse için de söyledim. Yani bunda ne var Allah aşkına? Çıksın o zaman desin ki benim böyle bir organik bağım var veya organik bağım yok. Ben çok seviyorum, Bahar benim evladımdır desin. Çıksın onun cevabını versin ama Başak orada olmamalı. Burası, hayır efendim burası tartışma programı değil. Peki bir kere meseleyi iyi anlamak, kavramak lazım. Gelin buraya Erol Köse, Nihat Doğan, Nurcan Sabur. Gelin siz burada tartışın diye bir program. Burası siyaset meydanı değil. Burası herkesin fikirleri. Erol seni de... Yumuşak magazin bir programı. Burası Bahar Candan'ın hakaretlerine karşı direnme programı değil. Burası Bahar Candan eksenli bir Survivor yarışması da değil. Duyuyoruz, evet. Meseleyi iyi anlamak lazım. Sayın Köse en büyük algıyı kendisi yapıyor. O zaman cevap verebilir miyim ya Erol Köse cevap vermek istiyor Nihat. Evet, şu anda telefon sistemini kurdurtmadığımız için yeni aldık. Başka bir programda Sayın Bahar Çokan bu yine Başak Çokan hastalığı tetiklemiş. Ben de doktor olarak dedim ki tartışmalar onun hastalığını tetikliyorsa bu tip volümlü yüksek sesli tartışma programlarına katılması sağlığı açısından risklidir. Peki bir dakika Erol abi bir dakika. Tamam bir dakika. Hemen cevap vereceğim. Evet, buyurun. Sen onun Ebru'yla da yaşadığı problemi biliyor musun? Ebru'ya neler söylediğini biliyor musun? Ebru'nun neler bel altı sözlerini mahkemeye verdiğini biliyor musun? Yani bu süreklilik arz ettiği zaman bu tartışma programı yok, olmuyor ki. Yok sırayla gidelim. Sırayla lütfen, gidelim. Önce Başak Sokan'ı konuşalım sırayla gidelim. Tamam. Lütfen.
ondan sonra. Ben doktor olarak diyorum ki bu tarz programlar, sen tamam, birey olarak bunu kabul etmiyor musun? Onun için sağlığı açısından riskliyse o zaman bu riski almaması gerekir. Hangi program onun sağlığından önemli olabilir ki? Ya ben bir şey söyleyeceğim. Yani burada hayat, bak Erol abi, kız bizle program yaptı. Sen bir insana belden aşağı vuracağın zaman tetikleyen şeyler vardır. Bu kız da 25 yıllık gazeteci. Konuşmasını bilir, defa, tartışmasını bilir. Ya. Bir şey yani sen ahlaksızsın dediğin zaman. Erol abi biliyor. Bak şimdi Erol de tartışıyoruz. Sen, tartışma olabilen bir program. Erol abi sen şimdi bak tartışıyoruz. Biz seninle şu an tartışıyoruz. Şimdi bir insan bir insana sen ahlaksızsın, sen bilmem fahişesin dersen bu tartışma mıdır Allah aşkına? Ay o hakaretti. E tamam, zaten sorun burada. Sorun tartışma değil. Sorun Bahar Candan'ın herkese hakaret etmesi. Bakın tekrar ediyorum. Daha önce de Nurcan Bey'in katıldığı bir programda tamam, oldu diye bu cümleyi kuruyorum. Tamam, Nurcan abi de yapmıştır. Nurcan abi de kızı germiştir. Olamaz ama mı? Nurcan yani abi bizler, o kızı verecek insan mı? Ay, şimdi Erol bir şey söyleyeceğim. Erol bu abi, programda bak, somut gidelim. Bu programda gerilim olma olasılığı var mı Nihat? Ne var, olmalısını? Var var gerilim var. Zaten olmalısını. Gerilim hep var tabii. Ha, işte var, gerilim var. Onun sağlığına zararlıdır. Tıbbi olarak tamam, söylediğim bu. İki, Bahar'ı da nereden tanıyorum? Onu da anlatayım. Sayın Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz'ın evet, torunu gibidir. Orada tanıştırmıştır. Ama bu aile çok değerli bir ailedir. Babası, çünkü arkadaşlar babası iyi bir akademisyendir. Ondan sonra bu çocukla karşılaştığın zaman buna sahip çıkın demiştir. Ne zaman? 7 yıl önce. Nuri Erlitaş zamanında. Organik bağımda benim bir evladımdır. Çok seviyorum tamam, ben senin evla- tamam, bu da senin evladın. Bu da bir suç olamaz değil mi canım? Erol abi senin evladın, Seyhan'ın da evladı, Başak'la bir ananın evladı. Tamam mı? Ben ne dedim? Sen yoktun. İlk bağlandığımda dedim ki ona böyle çok çeyrek bir şans daha verin ve deyin ki bırak kötü bir hata yapmayın, en ufak, en minimum yanlış. Ben söyledim onu zaten. Tamam Erol abi, ben söyledim zaten. Sen bak sen benim belirir dedim. Budur. Erol abi bak budur, sen benim abimsin. Çünkü bu bak kızı sen kazanalım, bu kızı kaybetmeyelim. Tamam. Yoksa tamam, hayat acıdır, tokatlara düşmesin, sahip çıkalım. Tamam sen benim anladığından niye kendi anlamak istediğini anlayıp bana döndün, ben onu anlamadım. Senin bu söylediğini ben zaten uzun uzadıya anlattım zaten. Hayır, ben seninle ilgili şunu söyledim. Onu tekrar ediyorum. Konuşmanın ilk bağlanmadığında konuşmanın %90'ında herkesin kariyerinin emeklerle geldiğini, evet, bunu da zeval getirecek. Doğru. Bu kızın burada yer olmadığına dair. Ama sonunda da dedik ki hayır, yer olmadığına dair değil. Erol abi bak, ben Erol Köse Üniversitesi'nden mezun olduğumu hep gene söyledim. Bak, karar vermeyeyim dedim. Müsaade et abicim, bak müsaade. Buyur. Müsaade. Ben her yerde Erol Köse Üniversitesi mezunu olduğumu göğsümü gere söylemiş bir kardeşinim senin. Ne mutlu, ne mutlu. Biz de seninle iftihar ediyoruz. Türkiye var. Ben seninle her zaman kardeşimiz var. Bu benim için çok önemli bir nişanedir, tamam mı? Biz seninle baba evlat gibiyiz. Aramızda kızarız, evet, sen bana kızarsın vesaire. Ama saygısızlık asla. Ben bunu bir kenara koydum bak. Ben seni, belki de bu camia içinde en çok en iyi tanıyan iki tane insanız. Doğru mu? Kesinlikle. Şimdi ben senin ne söylemek istediğin cümlesi noktasını, sen de benim ne söylemek isterken ki noktayı birbiri çok iyi anlarsın. Burada, yok, burada hayatım, benim... Ama demin ki konuşmanda anlamadım. Çünkü %90'da dedik ki hayır, tam tersine hiç alakası yok bu söylediklerinin. Sen yine almak istediğini anladın, oradan bana bir ince yaptın. Bir saygısızlığını görmedim cümlesini zikretmediniz mi? Erol abi, ben hayatım buyur boyunca nasıl ki senin mesleki kariyerine, onuruna, namusuna, şerefine zerre kadar bir halel geldiğinde önümü koyuyorsam, oradaki bütün dostlarımın da mesleki kariyerlerini, ilmik ilmik doladığı mesleki kariyerlerini düşünmek zorundayım. Ben kimseye bu kariyeri zedel etmem dedim. Bak zedel etmem ama. Erol abi zedelenmesi... Devamında da şunu ekledin. Ben bir saygısızlığını görmedim dedin. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Bak saygısızlık başka. Benim bana saygısızlığını görmem
Furkan abiye, Ebru Polat'a veya diğerlerine bir saygısızlık, hakaret etmedi manasına gelmiyor bu söz. Bu söz buraya gelmiyor. Lütfen ben bunu söylemedim. Ben hiç kimsenin... Yok, ben o zaman yanlış anladım. Ben programda bir saygısızlığını görmedim olarak anladım. Şimdi sen düzeltince doğrusunu anladım, özür dilerim. Hayır hayır, yani ben benim söylediğim bu. Burada dedim, eğer biz bir program yapıyorsak hepimize bir şeyler katmalı. Bu Sayın Erdoğan'ın kariyerine, Sayın Nurcan Sabur'un, Nurettin abinin veya diğer dostlarımızın kariyerine zarar verdiği yerde ben bunun karşısında olurum. Bahar'ın devam edip etmeme noktası da karar verici ben değilim. Ama şart koyuyorum, en ufak bir daha hakaret amiz tek bir nokta virgül duyarsam ben yayında olmayacağıma buradan söz veriyorum. O zaman şu cümleye dönelim. Aynı fikri söylemişiz. Ben de demişim ki en ufak bir şey de gönderilsin. Sağdan gitsin. Ama bir şans daha verelim dedi. İkimiz de aynı. Erol abi bak bir şans. Ben aynısını ben söyledim. Dedim ki bak orada bak diyelim ki Başak da okeyledi. Ekip arkadaşları okeyledi. Ama ben tamam diyorum. Ama şerh koyuyorum dedim. Şerh. Şerhimde yok, şu. Anladım. Zerre kadar bir hakaret ederse ekip arkadaşlarımdan birine, Allah'ımın üstüne yemin ederim ben orada olmam dedim. Bu senin için de geçerli. Sana da yapsam. Böyle bir şey çok daha akılcı olur. Başak Çokan'ın olduğu günlerin daha sakin tartışmaların olduğu günler olması gerekir. Çünkü tamam. O gerilim onun sağlığına risk. Doktor tamam, buna varım. Buna varım. Başak Hanım olacaksa Başak Hanım da arkadaşlar ben müdahil oluyorum buradan patronaj olarak ve yapımcısı olarak. Baha bir şey söyleyeceğim. Bu program tartışma programı ve bu programın formatı bu. Seyhancığım farkında mısın? Biz her otoritede tartışıyoruz şu an. Evet. Yani onun için Başak eğer ki bu konuyla ilgili ısrarcı olursa ona rehabilite programı yapabilirim. Bu kadar da ne söylüyorum? Yani başka program yap, sağlık programı yap. Sağlık programı yapabilirim vesaire. Ama bu programın formatı bu arkadaşlar. Formatı ne? Hakaret etmiyor. Hakaret etmiyor. Bana bulaşma. Ya bana bulaşma bak. Laf çakıyorum ondan sonra üzülüyorum. Ne kadar sevdiğimi biliyor. Saçmalama. Hakaret etmesini tabii ki eleştiriyorum. Canına dokudum ben onun. Kafasına da dün... Tam vuracaktım, baktım kriz geçirdi. Ağlama krizi. Anne dedi, yemin ediyorum ağzımdan çıktı dedi. Nasıl yaptı, nasıl kırdım dedi. Çok üzgünüm dedi. Seyhan, müsaade buyur. Ben bir şey söyleyip kapatmak zorundayım. Bir yere geldim. Şimdi az önce biz Erol Köse'yle tartıştık mı, tartışmadık mı? Evet. Sen ne de tartışmalarımız böyle? Hayır, Erol abi şu an hatta mı? Bir dakika. Erol evet, hatta. Hattayım, hattayım. Hiçbir sıkıntı sen, yok. Normal. Hayır, senle şu an, Erol abicim, senle şu an bir tartışma yaptık. Doğru mu? Evet. En ufak bir, bu hakaret var mı? En ufak bir seviyesizlik var mı? Niye olsun canım, hepimiz aklı başında insanlarız yani. Yani bir de arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar. Nihat'cığım. Dün kızın yaşamış olduğu durumu biliyorsun. Bir adamın evine gidiyor. Adamın evinde kıza sıvı uyuşturuyor. Hayır, başka bir şey söylüyorum kardeşim. Dün bir adamın evi. Evvelsi gün. Bir arkadaşına gidiyor. Arkadaşınla beraber, kız arkadaşınla beraber başka bir adamın evine gidiyorlar. Ha kiki yapmaya, makara kukara yapmaya. Adam da bunlara su veriyor. Suyun içerisine sıvı yasaklı madde koymuş. Ama bütün her şeyde bu baharı mı buluyor? Peki, teşekkür ederim Nihat Doğan. Sağ olasın, sağ olasın. Senden rica etsem... Canım ya saçmalamayın arkadaşlar, ben de geçmişimde her türlü boku yedik ya. Ya hepimiz mi masumuz ya? Ama birine zarar vermedin, kendine zarar verdin. Kendime zarar ama verdim, ben de diyorum ki en kirli hayatı olan kişi benim kardeşim. Geçmişte tamam, yasaklı maddede, çıplaklıkta, anasının gözünde, anasını satayım. Şimdi cami imamı olmadık, tövbe ettik, düzgün bir... Figür sergileyelim. Bizim yaptığımız yanlışları çocuklarımız yapmasın diye örnek oluyoruz ya. Yaptık bu bokları, hepimiz yedik. Tamam, Erol'cum, kimseye zarar vermedi. Yani biliyorsun beni, ben içimden geldiği gibi konuşurum. Gelmiş, ne yapabilirsiniz yani? Cinayette mi bunun başına geliyor, kazada mı bunun... Gelirse gelir, talihsiz.
Talihsiz değil bence biraz... Yanlış da yetiştirilmiş. Yanlış, hayır yanlış da... Değiştirecek. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyle. Katılıyorum. Çevresini değiştirecek. Değiştirecek. Ben dedim ki tanımadığın insanlarla, hayır dedi tanıyorum, 3-4 kere daha bir arada olduk dedi. Biz davet etti, ondan sonra dedi yemeğe çıkacaktık dedi. Ya bu kadar rahat hareket etme diyorum. Çünkü Bahar'ın herhangi bir şekilde... Ya seviyoruz ya Erol, yani senin de aynı yaşlarda çocuğun var, benim de çocuğum yok diye seviyorum onu, ne yapabilirim ya. Hata yapıyorum bu kadar. Annesi babası bile diyor ki, vallahi geçen gün babası, kızdım ona gene, babası araya girdi bir ay önce. Dedi ki çap ağzına yayında yedi, aklı başına gelsin dedi. Biz yapamadık, sen yap dedi Allah aşkına dedi Seyhan Hanım dedi. Çok ayıp, süper bir aile ya. Süper bir aile ya. Yani o aileden bu kız, yani nasıl böyle bir şey bilmiyorum yani. Yani ama Bahar Amerika'da doğmuş olsaydı dünya starıydı yalnız. Bak buna inanın. Dünya starıydı. Yani Türkiye'nin, Bahar Türkiye'nin Paris Hilton'u. Bu kadar da net altını çiziyorum. Bu arada Bahar bizi izliyor mu? Nerede Bahar? İzliyor. Yukarıda bu kata inmemesini söyledim. Biraz önce kapıya kadar, rejiye kadar gelmiş. Dedim çık. Ve asla dedim giremezsin, daha ortalığı germe, insanlarla konuşuyorum, insanların akşamdan beri uyumadım, gecenin 4'ünde Erol Köse'yi ara, 5'inde Nihat Doğan'la konuş, 3'ünde Nurcan Sabur'la konuş, Nurettin Soydan'ı ara, Ebru Polat'ın gazını al falan, yani yoruldum. Gerçekten yoruldum ya. Ben Ebru'yu arıyorum şimdi. Ebru Polat'a çok teşekkür ederim Erol, kusura bakma. Sağ ol. Allah'a emanet ol. Herhalde müsait değil. Evet. İsmail Bay'ı arar mısın lütfen? Ben de numarası yok. Adrian'ı arayalım. O da yok bende. Programımızın diğer yorumcularından biri. Adrian'ı mı arıyorsun? İsmail'i arıyorum. İsmail'i arıyorsun. Herkese tek tek soracağız. Tabii ki son karar benim ama sizlerin de düşüncelerini tabii almak istiyorum yani. Tabii demokratik yaşıyorsak, çünkü biz de burada... İsmail Aşkım, isterseniz bir siz deneyin. Çünkü sanırım belki hasta bakıyor olabilir şu an. Şey, Adrian'ı ara bu arada sen. Yeliz'i arayalım. Yeliz Yeşilmen'i arayın. Yani... vur abalıya da yapılmaz yani. Yani bu programdan hayır, gittikten sonra tamamen dağıtacağını biliyor musunuz Bahar'ın? Bir de öyle bir şey var yani. Bakın burada... Son sıkıntı, bir şans vermek zorundayız sıkıntı yani. Sıkıntı Bahar'ın burada olup olmaması değil. Sıkıntı bizlerin kariyeriyle Bahar'ın yan yana olup olmaması. Anlatabiliyor muyum? Yani buradaki sıkıntımız bu. Yeliz Yeşilmen'i arıyorum şu anda. Sen mi arıyorsun? Tamam. Adrian'ı son kez arıyorum. Sen de İsmail'i son kez arar mısın? Aslında Başak, bunların hiçbirine gerek yok. Başak ver. Yani Başak'ın içinin rahat olması lazım. Yani ben kendimi açıkçası burada dünkü yaşanan olaydan dolayı Başak'a karşı kendimi sorumlu hissediyorum. O yüzden sana sabahki tepkimi koydum. Yani ben de sorumluyum. Yani Başak'ın dün yaşadığı olaya ben de sorumlu hissediyorum kendimi. Ben de olabilirdim orada. Biz onlara ulaşmaya çalışırken siz son bölümü verir misiniz? Dün stüdyoda neler yaşandı, Başak Çokan'a neler oldu, o ambulansın görüntüleri vesaire. Ve şu verin anda biz lütfen. 2600 kişi izliyor. Yani müthiş bir yakaladık. Çok zevkli anlamı. İftiraya ve yalana tahammül edemediğim için kusura bakma, bu tepkim ondan. Bence Başak Bahar'ı mahkemeye ver. Bahar bir şey hoşuna gitmediğinde, poflanmadığında, bir şey yüzüne söylendiğinde Bahar direkt olarak yalan ve iftirayla saldırıya geçiyor. Bu yaptığın hiç doğru bir yaşta yapmamış. Hayatım, polikliniğin adına kadar bak kendin söylüyorsun zaten nerede konuştuğunu. Daha beni tanımadan etmeden bu masada... Bitti mi? İkinizde de bitti mi? Konuşmuşsun işte. Bahar! Ama hakikaten ya, mahalle şeyine çevirdiniz ya. Bir kendinize gelin ya.
kadın insan gibi konuşurken kadına iftira atıyorsun şu anda. Kadın gitmediği bir yeri. Gittiyse adını da söylüyor gittiği yeri. Şuraya söylemiyor ki ben oraya gitmedim diyor ya. Kadının... Hayır oraya gidiyorum ben... sadece. Kadın epilepsi hastası ne yapıyorsun sen ya? İftira atıyorsun ya. Başak ya çok büyütüyorsun ya. Sen rahatsız mısın ya? Kadını bak ne hale soktun ya. Şaka değil ciddi epilepsisi var onun ya. Bence Bahar'ın program başlar başlar. Ama iftira atmadım. Ama öyle bir şey yapmamış. Ama ben atmadım. Tamam. Sen manyak mısın ya? Ayşe, canlı yayındayız ya. Ayşe gelir misin? Ayşe gelir misin? Kaşık alın, kaşık, kaşık Yasemin, kaşık. Kaşık acil. Gitti ya. Canlı yayında. Çabuk gidiyor. Kaşık ver, kaşık. Çabuk. Ya bir kaşık bulun be. Allah kahretsin ya. Şimdi bir kaşık. Aç, aç ya. Allah acil ya. Al, al, al kaşığı, al. Adalet değil yani bu yani. Saçmaladı yani şu anda bütün ekip panik halindeyiz. Şu anda gazeteciyiz. Nihat Doğan ilgileniyor şu anda. Canlı yayındayız. Şu anda. Gel buradan. Şunu çek lütfen. Dikkat ediyoruz yani. Hayır şu an kayıttayım. Yok canım niye sana yani bir şey olsun? Bunun saçma sapanlığına yani. Bahar şu anda yaptığın, yaşattığın görüyor musun? Gönlünü al yani insanların. Yazık günah yani. Şu anda bütün ekip olarak panikledik. Gazeteci Başak Çokan'ın. Çünkü bu tür bir polemiğe falan alışık bir kadın. Hadi lütfen. Ama yani yaptığını beğeniyor musun? Şu anda onu mu düşünelim? Şu an bak halen kendini öyle bir ego sahibisin ki. Hayır hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir yerle de araşmıyorsun. Tamam ben söylemez. Ben yine 6500 TL ödedim. Ya kadın ölüyor sen şimdi abi. Geç içeride yukarıda oturun ya. Yukarı çıksın ya. Yukarı çıksın ya. Hayır. Bir daha krize gir istersen ya. Bir daha krize gir istersen.
Efendim hepinizden çok özür diliyorum. Şu anda Başak Çokan, gazeteci Başak Çokan epilepsi hastası biliyorsunuz. Bahar'la girmiş olduğu tartışmadan dolayı görüntüleri yarın paylaşacağım. Gerçekten kötü bir durumda. Şu Bahar'la ilgili anladın mı? Bitti her zaten. Şeyi bir gözden geçir. Daha... Yani Bahar burada olursa ben burada olmayacağım. Ben de gelmeyeceğim. Bitti. Açık söyleyeyim, bu kız burada canını verebilirdi. Benim, çünkü epilepsiden ölen insanlar da var anladın mı? Biz burada kimsenin... Yardımcına yaptıklarını biliyorsun. Bu kıza yaptıkları ya ölseydi ne kadar panik yani. Oldum ben biliyor musun? Sinir sistemim çöktü benim burada. Benim yeter. Bak Ebru. Bak Allah, bizim başımızı derde sokacaksın bak, sen. Ben sana söyleyeyim. Bak. Şu an canlı yayındayız. Ambulans geldi. Başak biraz kimi sakin. Bir tane. Sakinleştirdik biraz. Suyun içsin. Ağlıyor yani bu da ağlıyor ay, canım çok benim. Çok halim bozuldu. Gel canım benim. Başak asla öyle bir pozisyona düşmesini istemiyordum yani. Asla kabul edemeyeceğim. Ama böyle bir kaos vardı zaten içimizde. Kendim kaldım çok sinirim bozuldu. Hayatım bu yani. Arkadaşlar böyle gelin, şöyle... buradan böyle gelin lütfen. Hocam hastamız burada. Hastamız burada. Teşekkür ederiz. Çok çabuk bir... Şu an sesim geliyor mu? Net duyabiliyor musunuz? Lütfen Bahar'ı bir kavgaya mahal daha vermek istemiyorum. Bakın Nurcan Sabur neler söyledi orada ona. Hakaret etti. Adamın da tansiyonu çıkacak. Lütfen yukarıya çıksın. Böyle bir şey olamaz. Bahar yani beni de zorda bırakıyorsun. Beni izlemiyor musun? Kendi senden bahsediliyor. Programı mı izlemiyorsun? Gerçekten beni delirtmek üzeresin. İzledin dün bunlar oldu. Sen izlemiştin. Sen de izledin. Şu durum doğru bir şey mi? Hayır. Fatih, Allah aşkına. Yani can yani böyle durumlar. Normal bir şey mi bu yani? Değil tabii ki de. Yani bu kadar sıkıntı ve sen ne kadar mücadele ettiğimi görüyorsun. Evet. İçeride de gördün arada. Evet. Halen girmek istiyor, ne olacak tabii diyor ki. Vesaire. Bu kadar rahatlığın olması doğru bir şey çok, mi? Çok çok yanlış. Biraz daha çekip düzen vermesi lazım. Sence, hocam sizce Bahar niye böyle fevri davranıyor? Anlık olabilir. Çok bilmediğim için programların içinde. Peki izlediniz mi spor bu? Spor atsın mı? Efendim? Fazla enerjisini spor atmasını tavsiye etmiyor musunuz? Tabii yani bu spor sosyolojisi, spor psikolojisiyle çok var çünkü. Bağdaştırıyor evet. Siz bu arada polis akademisi eğitmenisiniz. Evet, eğitmeniyim. Hocamız çok önemli ve değerli bir hocadır. Evet. Türkiye'deki birçok polis... Polislere yani kickboks mu öğretiyorsunuz? ASM'deyim. İstanbul Adliyesi Adnan Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'nda. Orada PDS derslerimiz var. Akademisyen hocamız aynı zamanda. Yani polisleri eğitiyorsunuz evet. Değil mi? Evet. Ben polislerin böyle bir eğitimi olduğunu gerçekten ben bilmiyordum. Silahlı silahsız var. Bir de okul müdürümüz, birinci sınıf emniyet müdürümüz Sayın Sedat Özcan çok kaliteli bir insandır. Spora ve sporcuya çok destek verir. Özellikle spor aktivitelerinin dışında da farklı aktivitelerde de var. Birçok okulda bunlar yoktur. Halis Bey bu son zamanlarda ciddi anlamda Türk halkının spora ciddi bir eğilimi var. Bunu fark ediyoruz. Yani artık insanlar sağlıklı yaşamın yolunu sporla buldular. Kesinlikle. Bakın pandemide ben dahil olmak üzere Seyhan Hanım biliyor. Ben ve sporcuların bir tane vakayla biz karşılaşmadık. İnanmazsınız belki. Hı hı. Ve her günde antrenman yaptık. Yani bir yasaklarda de mutluluk bile, hormonu salgılıyor değil mi insan spor yaptıkça? Tabii yasaklarda bile çalıştık. Tabii milli sporcular zorunluydu. Şeyden muaflardı çünkü yasaklarda. Valilikten izin alıp antrenmanlarımız devam ediyor. Spor yaptığınız zaman kendinizi mutlu hissedersiniz. Özgüveniniz, dayanıklı, patlayıcı kuvvet, spor sosyolojisi, spor psikolojisi, beslenme, anatomi. Bir de böyle daha çok sinirleriniz alınmış gibi çok oluyorsunuz. Daha bir pamuk gibi oluyorsunuz. Ben şimdi hafta... Bahar spor yapsa normalleşir mi? Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten. Arada bir de çarparım pavolarla yani... Eldiveni takıyoruz ya lapalarımız var. Evet, ben bunu bacağıma, bacağıma evet. Bir vurdu. Ben 15 gün yürüyemedim. Siz yapıyor musunuz? Birkaç antrenman sonra evet, bahar kuzu gibi olur burada. Hocam aynı zamanda benim evet. De hocam. Ne güzel. Hem spor hocam hem federasyonun yönetimindeyim. Evet. Ben şimdi haftanın 6 günü spora bizim gidiyorum. Salonumuz haftanın Yeşilköy'de. Haftanın 3 günü kickboks yapıyorum. Seyhan Hanım kontenjanında birçok insanlar şey vardır. Derler ki işte, kickboks kadınlara göre değil. Aslında ben kadınlara göre çok güzel bir salonlu spor olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle yanlış bir deyim. Öyle demeyeceksiniz. Çünkü daha ağır bir spor diyorlar. Sadece kadına insanlar uygun orada ben çok uygun buluyorum. Yumruk, tekme,
yok. Yani TRX ağırlık çalışması yapıyorsunuz, dayanıklık yapıyorsunuz. Diğer egzersizler var antrenman sonrası. Müthiş bir performans, müthiş bir kalori harcıyorsunuz. Aslında, tabii. Harika bir özgüven geliyor. Ben de kickboks açık veren ve sporculara neden bakın. Gidiyorum? Sporculara bakın hanımefendi. Bir tanesi dışarıda kavga etmez, karşı karşıya gelmezsiniz. Çok nadir zor durumda evet. Kalmadı sürece. Ben şöyle daha doğrusu İstanbul'da yaşıyoruz. Çok büyük evet. bir şehir. Yani evet. işte akşam evimize girebiliyoruz, geç gidebiliyoruz, karanlıkta gidebiliyoruz Nurcan abi. Yani başınıza ne geleceğinin kestiremiyorsunuz. Tabii ki. Onun için ben de hani dedim ki kickboksa gideyim en azından herhangi bir kötü bir durumda korunma aleyhinde kendimi koruyabileyim. Atılgan vesile hani olursunuz, kendinizi savunursunuz. Evet. Şimdi ben 4 ay ama bunu öğrenmek için herhalde 2-3 sene gitmek gerekiyor. Harika. Değil mi? Harika. Kesinlikle biraz birkaç ayda öğrenecek bir spor değil. Biraz zaman isteyecek ama en az 5-6 ay çalışmanız gerekiyor. Hı-hı. Kadınların ilgisi nasıl? Çok iyi. %80'i bayan bizim sporcularımız. Bir şey soracağım. Peki Başak Çokan'ın gazeteci arkadaşımızın evet. dün epilepsiyle ilgili acaba tıbbi olarak iyi gelebilir mi spor? Kesinlikle biliyorsunuz yani bunu profesörler, doçentler bunlar hep artık spor biliyorsunuz okullara dahil, ilkokula dahil yayıldı yani. Okul hayır, epilepsiye acaba iyi gelebilir mi? Tabii ki yani profesörler İstanbul, SKS'ler yani sosyal kültürel daire başkanlıkları bunları sürekli açıklıyor yani. Kesinlikle iyi gelir ve yapan sporcularımız var. Bizzat da siz tanıyorsunuz. Evet. Bir de şey çok yani önemli. Otizmli çocuklar filan da hocamızdan da. Şey de çok önemli. Yani sinir, stres, bu spor egzersizi de bunu çok rahat yenebilirler. Kendi yani hem Bahar için spor, hem de Başak Çokan için iyi gelebilir. Çok iyi gelir. Seyhan Hanım. Hocam onları dövüştürsek acaba? Böyle sporcularımız var hanımefendi. Onları ringde dövüştürsek. Spor yaptıktan sonra bir daha da şey olmadı biliyor musun? Hiç böyle bir bayılmayla ya da ani bir şeyle karşılaşmadılar. Evri Polat'ı bu arada ama hocam. Ama siz anlatırken özür dilerim. Zor bir sporsa. Sen ara istersen Seyhan. Ben de başa arayacağım şimdi. Siz ararken ben de Halis Bey'e konuşalım. Tabii tabii sorabilirsin. Benim hala milli sporcu, aktif sporcularım vardır. Devam evet. ediyor salonumuzda. Şimdi aslında biliyorsunuz bu pandemiyle beraber hepimiz çok kilo aldık. Çünkü neden evet. sanki savaş çıktı ama aç kalacağız. İşte hı-hı. evde lahmacuna kadar yaptık kendimden biliyorum. Evet. Gerçekten de ciddi anlamda bir kilo aldık yani. Şimdi bu kiloyu işte şimdi spor salonlarına giderek vermeye başlıyoruz. Yani spor salonunda peki, ben başınızda bir antrenör olmasını istiyorum. Bazı spor salonları fitness'la sizi ağırlık çalışmasına yönlendiriyor, bir program yapıyor, sizin elinize veriyor. Gidin şunu, 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 şunu yapın. Aynen ona öyle. Karşıyım. Antrenörle birebir çalışacaksınız. Antrenörle birebir çalışacaksınız, size program uygulayacak. Bizim hı. antrenmanlarda Seyhan Hanım da birçok şahit kendisi gelir spor salonuna. Her gün gider, dün 3 defa takım elbisemi değiştirdim. Ayrı ayrı yerlerde antrenman vardı. Polis okulundan çıktım, başka bir de özel dersim vardı ve sonra kendi salonuma geçtim. Ve her akşam 15-20 tane söyleyeyim. Özel dersimiz olur. Birebir kendim ilgilenirim ve çalışırım. Ebru şu an canlı yayındayız. Ben şu an seanstayım ama. Bir dakikalık bir şey sorabilir miyim sana? Evet. Dün yaşadıklarımız, Bahar'la ilgili yaşadıklarımızla ilgili tek tek Erol Kese'yi aradık. Nihat Doğan'ı aradık. Tek tek aranılıyor ve her ikisi de Bahar'ınla ilgili kalmasıyla ilgili konuştu. İzledim mi bilmiyorum. Hayır, Nihat kalsın demedi. Başak kararı yok, ben seanstayım. O zaman senin kararını da Başak belirlesin diyorsun. Benim kararımı Başak neyle alakalı? Neyin kararı bu? Bahar'ın gidip kalmasınla ilgili. Yani benimkini evet Başak belirlesin. Peki canım. Öpüyorum seni Ebru'cum. Tamam Başak'ım. Çünkü evet. Ekran başında bekliyor deminden beri kızacağız. Canım, bir dakika Başak orada beklesin. Adrian şu anda diğer telefonda da Başak var hemen alacağım. Bahar Candan'ın gidip kalmasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Öncelikle masadaki tüm arkadaşları selam söylüyorum. Nurcan abi kolay gelsin. Yayınlar, Özlem Uçar yayınlar diliyorum. Benim kararımı daha kesinlikle Başak Çokan vermeli. Öyle mi? Evet. Sen de mi öyle düşünüyorsun? Evet öyle düşünüyorum.
Anladım. Teşekkür ederiz Adrian. Başak. Adrian da Başak karar versin dedi. Evet Başak'cığım yayındayız şu anda. yani burada tekrar sana geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Diyorum. Çok üzdün bizi. Yani, yani üç kişinin kararını verecek. Kendinle birlikte dört kişinin kararını vermiş olsun. Evet yani aslında benim için de burada yapılan Başak'a karşı yapılan hareketi ya da saygısızlığı ben de kendi üzerime aldım. Ama Başak için ben bu duruşumdan vazgeçebilirim. Gerçekten vazgeçebilirim. Onun için Başak'cığım sen bu konuda ne diyorsun? Yani gitsin kalsından önce yani dün nasıl hissettin, dün nasıl geçirdin günü? Şu an sağlığın nasıl? Şu an nasılsın? İlk önce bunlardan bahset. Sonra da konuyla ilgili söylersin. Ben şimdi programın başından beri izliyorum. Açıkçası. Tekrar geçmiş olsun bu arada Başak'cığım. Teşekkür ediyorum. Buradaki oradaki tüm misafirlerinize de sevgilerimi gönderiyorum. Hoş gelmişler programımıza konuk olarak. Böyle bir şeyle ekranda olmak beni gerçekten çok mutsuz ediyor. Sanki hastalık bir seçim gibi davranıyorlar. Yorumları uzun bir süre hiç okumak istemedim. O kadar acımasız yorumlar yapıldı ki. Ben ünlü birisi değilim. Müge Anlı'nın öğrencisiyim. Çünkü ilk mesleki hayatımı onunla başladım. 6 yıl boyunca da çok zorluklar yaşayarak camiada magazin sektöründe ondan aldığım eğitimlerle yoluma devam ettim. Arkasından da Show TV'ye transfer oldum ve Reha Muhtar gibi yine zor biriyle haber sorumlusu olarak çalıştım. Ve sonrasında da yine Müge ile yolumuz kesişti. Görsel basından yazılı basına geçtim. İnsanlar tabii bakınca ekranda sanki Seyhan yoldan geçen insanları toplayıp oraya getirmiş gibi görülüyor. Biz ekrana çıkmıyoruz yok canım, diye. Estağfurullah, olabilir mi öyle bir şey canım? Yok hayır, biz ekrana çıkmıyoruz diye, biz şarkıcı değiliz, oyuncu değiliz ya da müsilofor değiliz diye işte internetten ya da ünlü falan değiliz diye insanların bu şekilde sanki yoldan geçen biriymişiz gibi davranması çok üzücü. Beni tanımadıkları için tabii ki bu şekilde aşağılayıcı yorumlarına da vakıf oldum ve gördüm. Çok da üzüldüm çünkü tanımadıkları için yapıyorlar bunu. Onun da farkındayım. Bahar'ı sevenler olduğu kadar beni de vardır. Beni sevmeyenler olduğu kadar Bahar'ı sevmeyen de vardır. Hiç kimse kimseyi zorla sevmek zorunda değil. Ancak ben dün orada yaşadığım şey bende aslında bir birikimdi. İnsanlar sanıyor ki programa geldik. Orada aykırı konuşmalar oldu. Ben hayatımda o kadar çok tartışma programına katıldım ki, ben Kültür Bakanı ile canlı yayında tartışmış bir insanım. Hiçbir zaman da ne epilepsi nöbeti geçirdim ne de başka bir şey. Çünkü konu, eğer ki konu üzerinden tartışılıyorsa ben zaten tartışmaya varım. Ama konu özel hayatımıza, yaşamımıza, karakterimize, kadınlığımıza geliyorsa işte orada herkesin de bir kırmızı çizgisi var. Bahar programa başladığı günden bu yana sürekli olarak benim özelime, karakterime o kadar çok ciddi saldırılarda bulundu ki ve ben Seyhan'ı çok sevdiğim için, ben mesleğini yapmayıp kenara çekilmiş bir gazeteci de değilim ve ben tam 25 yıl boyunca çok acı çekerek, çok sıkıntılar yaşayarak bir kadın olarak bu camiada namusuyla, edebiyle, ahlakıyla var olma çabasından dolayı çok itilip kalkılmış, bu sektörde çok fazla savaşmış biriyim. Ben bu kadar savaşmışken bir annem, bir babam var. Ben eğitimsiz, sıradan biri değilim ya. Ben okulumu da okudum, eğitimimi de aldım, lisansımı da yaptım ama hiçbir zaman ekrana çıkıp da hiç okumamış birisini okumadığı için eleştirmediğim gibi, tukaka etmediğim gibi hayat okulundan mezun olan insanlardan öğrendiğim o kadar çok şey oldu ki benim hayatla ilgili. Benim dün oradaki çıkışım artık Bahar'ın konuları konuşurken bilmediği için biz bir gazeteci edebiyle orada yorum yapıyoruz. O biraz daha işin show tarafında olduğu için, show business tarafında olduğu için yorumlarımız çakışabiliyor. Ama ben kalkıp Bahar'ın özel hayatına, yaşam tarzına, giyim tarzına hiçbir zaman saldırmadım. Benim giyim tarzıma saldırdığında, kendisi oraya spor kıyafetle geldiğinde sana çok yakışmış, vücudun kaldırıyor, ben çok beğendim diyebiliyorum. Yani Nihal de programa geldi. Ben iki tane aslında el bombasıyla program yaptım. Seyhan bizi baş başa bıraktı. Lütfen Seyhan söylesin orada. Abla kardeş program yaparken yarım saat boyunca ne bu genç kızların hayatına, ne yaşamına, ne karakterlerine saldırıda bulunmadım. Neden? Çünkü benim de iki tane yeğenim var. Aramızda jenerasyon farkı olabilir. Onların hayata bakış açısı benimle örtüşmeyebilir. Ben nasıl ki iki tane kız yeğenimi koruyorsam,
arkadaşlarımın kız çocuklarını koruyorsam onlar da benim yeğenim gibi korudum. Hiçbir zaman için tukaka etmedim. Etmemeye özen gösterdim. Ama Nurcan abi ve sevgili Seyhan ve Özlem ve diğer konuklar ve bizi izleyen insanlar, her size müthiş saygı duyuyorum. Ama programda kalkıp da Başak'ın evleneceği adam da ya 5 çocuklu olur, evlenmiş ayrılmış olur. Başak'ın aurası geniş. Efendime söyleyeyim işte Başak dekolte giymeyebilir, ona yakışmıyor. Yok başka şeyler ama sürekli olarak eğer benim karakterim üzerinden yorumlarsam olmaz. Bu program Başak'ın karakterini yorumlamanız için, bu program beni aşağı çekmeniz için, beni aşağılaman için değil ki Bahar'cığım. Sen bu programda değil de ulusal kanallarda olsan hangi program sunucusu kendisine hakaretle senin hoş görebilir? Bunu hoş göremez. Ben Seyhan'a lütfen söylesin. Arayıp da dedim mi Seyhan programda Başak Bahar gitsin, o program olmasın, kovulsun. Ne münasebet ya. Ben kadın olarak duruşumdan dolayı zaten bu camiada ekmeğimizle çok oynandı. Ben niye gidip bir başkasının ekmeğiyle gitsin kalsın derim. Hayatta biri kazanılacaksa ben kazanılması taraftarıyım. Ayrıca da Bahar ayakları üstünde dimdikte duran birisi. Hiç de öyle korunmaya, savunulmaya ihtiyacı da yok. Çünkü onun bir annesi var, bir babası var, kız kardeşi var. Okul okuyor, üniversite okuyor. Çok da zor bir bölüm okuyorlar. Ya bu onun zaten zeki bir kız olduğunu gösterir. Benim ne haddimi kalkıp da Bahar'a ahlak dersi vermek, onun hayatını yorumlamak. Bu bana düşmez. Onun bir annesi var, emek vermişler, bu yaşa kadar getirmişler. Yanlışları var mı? Elbette ki var. Ben hiçbir zaman için Bahar'ın yanlışlarını yüzüne vurmadım. Benim dün orada söylediğim şey, izleyen bir genç kesim var. Biz seni Z kuşağı diye Seyhan seni o programa oturtturduysa, o kuşağı temsil ediyorsan, güzel kızım, yorumlarını yaparken lütfen onlara da örnek olacak şekilde yap ki bunlar da seninle ilgili yanlış bir düşünceye kapılmasın. Yani genç diyoruz, evet ben Bahar'ın yaşındayken engelli bir babaya bakıp bir taraftan aileyi ayakta tutup çalışıyordum. Ama bu benim yazım kaderime yazılmış bir şeydi. Bu benim hayatla ilgili savaşımdı. Bu Bahar'ı ilgilendirmez ki. Bahar hayatında birçok genç kız öyle. Herkes bizim gibi ailesinin sorumluluğunu almış. O konuda daha çocukluğunu yaşayamadan büyütülmüş insanlar değil ki. Bu da çok normal. Yani ben de iyi bir aileden geliyorum. Benim babam da eğitimci bir adam. İyi bir aileden geldim. Hiçbir zaman için hani hayatı kalkıp da sokaklarda kolay para kazanarak gelmedik. Ama bu benim hayatım. Ben niye ajitasyon yapayım? İkincisi epilepsi raporum var. Profesör Doktor Serdar Dardan epilepsi raporum var. İnsanlar demiş ki kurgu mu yaptılar dün? Ne kadar acı. Benim bir seçimim çok az olmadı. Ama şey öyle değerlendirme. Orada ben müdahil olmak zorundayım. 100 kişiden bir tanesi yani kusura bakmayın. Yok, bir da. Tane, iki tane haşa. Haşa Rabbim yani İsa peygamber ise onu eleştirecek insanlar var yani rahatsız tipler var. Mutlaka hayır. Demişler ki Seyhan epilepsi dedikten sonra hanımefendi düşüyor. Arkadaşlar Allah düşmanımın başına vermesin. Epilepsi gerçekten... Hayır bir kere daha başka bir kanalda program yaparken sizin gene yapımcınız bendim ama o gün orada değildim. Epilepsiyle ilgili senin... bir sorun olduğunu yarım yamalak hatırlıyorum ama beyin ameliyatı, ağır bir beyin ameliyatı olduğunu biliyorum. Ondan evet, dolayı da seninle pek tartışmaya da girmem yani ben. Yo asla. Seyhan'cığım bak ben sana çok büyük saygı duyuyorum. Beni program için aradığında ne kadar mutlu olduğumu sen biliyorsun. Hiç mi başka programlardan çağrılmadık? Elbette ki çağrıldık. Ama orada bazı programlarda direkt saldırıya yönelik yorumlara bizi teşvik ettikleri için yani bizim bir kimliğimiz var. Ben oraya gelip de Ayşe Fatma olarak da gelmedim. Ben yılların verdiği, o kadar mesleki hayatımda edindiğim bilgileri gelip orada insanlarla paylaşmam için beni oraya tutturdun. Nurcan abi benim büyüğüm, duayenim. Nurettin abi benim büyüğüm, duayenim. Ben bunlara bakarak iki tane, buradaki herkes de bu arada hep etik gazeteci oldu. Rüşvet yemeyen, ayakları üstünde dimdik duran, etik değerleri olan, omurgalı. Ya bu ülkede gerçekten gazeteci olmak hiç kolay değil arkadaşlar. Biz kendi haklarımızı, kendi omurgamızı, karakterimizi koruyacağız diye çok tukaka da ediliyoruz. Hiçbir tarafa da mensup değiliz. Özgür, orada özgür konuşabildiğimiz için çıktık zaten. Bir tarafa bizi lanse etmesinler, bir tarafa çekmesinler. Olduğumuz gibi fikirlerimizi söyleyelim. Özlem, benim kaç yıllık dostum, kaç yıllık gazeteciliği var. Yani mesela ben buradan bu haberlerle ilgili Yeni Akit Gazetesi'nden Cumhuriyet'e kadar manşetine taşımış hepsi. Hepinize bir kere çok teşekkür ederiz.
programın başında 200 küsür tane haber çıkmış demiştim ya. Şu anda 1300 tane yerellerle birlikte haber çıkmış. Ajans geçiyor bana. Bu. Ama şunu kazgını. Mesela CNN Türk, İknur Taş buradan Milliyet grubu ve CNN'i de yapıyor. İknur'cum. Milliyet. Milliyet. Meslektaşın stüdyoda hakikaten canından olurken orada Bahar'ın 160 bin lira geliri değil 500 bin lira aylık geliri var. Bilgin olsun. Rakam da buradan yanlış yazmışsınız. 160 değil 500 bin lira. Ve ona da bir yıllık parasında peşin ödedi. Bilginiz olsun. Ama şu var ki şimdi 20 kanalda birden 1 Mayıs itibariyle 20 kanala birden aynı anda çıkıyorum. Kendi 3 kanalım var. Orada çıkarak 3 yapıp da çoğaltmak yerine 1 Mayıs'ta 20 kanalda aynı anda eş zamanlı bir program. Türkiye'nin şu an en çok izlenilen programı orada da tasdiklenmiş bir daha kanalamayacak rekor haline getireceğim. Ama sizi esnekle kınıyorum. Yani bugüne kadar İknur Taş ve ekibine sesleniyorum buradan. Her bir medya kuruluşu başladığımız 4 ay içerisinde 120 gün içerisinde her biri en az 50-60 habere yer verdi. Çünkü en popüler, en gündemde hani Seren Serengil diyor ya sallamazsam olmaz. Bir saniye falan. Kıyak yapmıyorlar ki. Ya. Haber değerlendiriyorlar. Haberse haberdir yani. Bunun kıyak ama olmaz. İknur Taş'a buradan Apo'ya da sesleniyorum. Biri yardımcısı bir hakikaten ayıp ediyorsunuz. Gerçekten ayıp ediyorsunuz. Bir de TV yüzcüler size de söylüyorum. Yani şimdi buna haber yapmıyorsunuz. Bütün postası ıvırı zıvırı bilmem nesi Hürriyeti anasının gözü her yerde manşet. Ama ilginç yani. Bir de o kadın ne kadar çirkin ya. O kadın dediğiniz kişi meslektaşınız 25. Var böyle bir iki tane haber yapmış olan arkadaş. Yapmayın arkadaşlar. Kadın gerçekten ölüyordu ve ağır bir Nur Yerlitaş gibi beyin ameliyatı olmuş bir kadın bu. Ne yap millet dedi o densizlerin içerisinde o 100 kişiden bir tane hani var ya densizler. Diyor ki ona iş vermeseydin o zaman sağlam birini iş versin. Puh size. Var, yazıklar olsun. Onlara Cumhurbaşkanı'na girelim ya bir dakika. Cumhurbaşkanı bir epilepsi krizi geçirmedi mi? Yani bu ülkede engelli arkadaşlarımıza bedensel, fiziksel, ruhsal, hatta cezaevinden tahliye olanlara iş vermeyeceğiz mi? Siz ne yapıyorsunuz? Alt tarafı ameliyat olmuş. İyi o zaman böbrek ameliyatı olan da kadıncağız Allah'tan olan bir hastalığa ameliyat olmuş. Seyhan'cığım birincisi engelliler için bir şey. Bir defa bu çok çirkin bir şey. Benim babam engelliydi. Bacakları yoktu. Kesilmişti. Ve benim kördü babam. Gözü de yoktu. O yüzden engelli biriyle hayat yaşamak onun sorumluluğunu sınav bir kere. Başakcığım büyük bir sınav vermiyor. Biraz önce Nihat da söyledi. Sen çok büyük bir sınav vermiş birisin. Hayır ben şunu söylüyorum. Bu ülkenin %8 engelli kardeşlerimiz var. Siz söylediğiniz laflar onları da incitir. Ameliyat olmuş. Bu ülkenin atıyorum 3'te biri böbrek evet. Ameliyatı olmuştu. Biri karaciğer ameliyatı olmuştu. Kızcağız beyin ameliyatı olmuş. Manyak mısınız siz ya? Hiç mi vicdan yok? Tek bir şey ben çok fazla uzatmayacağım ama yorumları da okuyorum. İnsanların tüm yorumlarına da saygı duyuyorum. Ben insanlarla ağız dalaşına giden, tartışan, küfürlü konuşan bir insan değilim. Ne aldığım aylık çünkü ben orada yansıttığım karakter direkt annemi ve babamı yansıtıyorum. Çünkü onlar beni yetiştirdiler. Ben orada yanlış bir şey yapsam bu sefer annem çok üzülecek. Ben seni böyle mi yetiştirdim diyecek. Çünkü biz neticede ailelerimizi de temsil ediyoruz orada konuşurken. Davranışlarımızla, her şeyimizle. Bir de benim birlikte olduğum insanın ailesi var. Ben onları da temsil etmek zorundayım duruşumla. Bir de onların gelini oluyorum bir taraftan da. Tabii. O yüzden de ben istemezdim böyle bir tartışmanın içinde olmayı. Ben istemezdim orada bu nöbet gerçekleşsin. Benim dün yaşadığımı ben biliyorum. Sabaha kadar, biz sabah gün ışığına kadar oturdum. Bekledik. İlacımı aldım, bekliyorum. Tetiklenir mi, atak olur mu? Çünkü ben uzun bir süredir atak geçirmiyordum. İkincisi, ben hayatımda çok hararetli programlara da katıldım. Hayatımda ilk defa kamera gören biriymişim gibi davranılması da çok üzücü. Canım bir de ben senin karakterini bilmeyen insanlara söyleyeyim. Başak Çokan çok önemli röportajlara ödüller almış biri.
kendini bile ön plana hiç atıp da haber olmayı bile sevmez. Sosyal medyasını da ben zorla açtırdım. Instagram'ını filan ben zorla açtırdım yani. İkincisi kadın. Lütfen yorumlarınızı yazarken babamla ilgili hakaret içerikli yazmayın. Kimseye acıların kadınla oynamıyorum. Ben çok iyi bir ailede yetiştim. Gayet de... Oralara takılma. Bazı ruh hastası insanlar var gerçekten. Yazıklar olsun. Ailede de gelse ona da eleştirecekler. Yani. Bizim ülkenin kanında var. Vatandaşlar gibi çok eleştirmeyi çok seviyorlar. Hiçbir zaman içinde kusura bakmayın ama kendi ayaklarımın üstünde çalışarak, çabalayarak her şeye de sahip oldum. Hiçbir şeye de ihtiyacım yok. Allah şükürler olsun. O yüzden kimsenin kendi arasında para toplayıp da bana yardım etmesine gerek de yok. Allah'a çok şükür ihtiyacı olanlara yardım edin lütfen. Ben Bahar Can'dan hiçbir zaman için oradan gitsin, kovulsun gibi bir cümle kurmadım. Bu bana yakışan bir tavır değil. Ben gerçekten Bahar'ın sadece dışarıda da böyle tartışmalara girdiği zaman ya da bir yerde girerse başına bir zarar gelebilir. Bahar'ı kenara çekip de kaç kere sen biliyorsun Seyhan, annesinin yanında da, annesi de bana evet Bahar sizin üstünüze çok geliyor, kusura bakmayın aslında öyle bir kız değil, ben de söylüyorum Başak Hanım'ın çok aklı başında, bak sana çok güzel yön veriyor kızım, dinle diyorum dediği zamanı da biliyorsun kuliste. Doğru. Ben Bahar'a her program bittiğinde Bahar'a diyordum ki bak Bahar'cığım, programda özel hayatımızla ilgili birbirimizle konuşmayalım. Senden rica ediyorum bak belden aşağı vurma. Hiç hoş bir şey değil. Ben senin ne olursa olsun senden büyüğüm. Bu şekilde dedim büyüklerine karşı her zaman daha dikkatli konuş. Büyüklerine karşı saygılı ol. Ben kötü bir şey demedim ki. Ben hiçbir zaman Bahar aferin reyting alıyoruz. Yürü be bana da saldır ona da saldır. Ya bu olacak iş mi? Bizi izleyen o kadar değerli izleyici var. Ben yıllarca ulusal kanallara da çıkmış bir insanım. Tabii tabii canım tabii. Birileri görmemişse bu onların sorunu benim değil. Ama ben bu kadar çalışıp çabalayıp elde ettiğim bir şeyi de ekranda ucuzlatacak bir kadın değilim. Bir defa Seyhan zaten bizi oraya çağırırken seçim yaparken ona göre seçim yapmıştır. Affedersiniz de benim yaşım kadar Seyhan'ın da bu hayatın içinde savaşı var. Ben o kadının aklına, zekasına müthiş derecede hayranlık duyan ve güvenen biriyim. Yani bunu der ki masadaki herkes de biliyor. Sevgili Erol Köse'ye gelince Başak tartışma programlarına demek ki gelmiyor. Programa gelmesi demiş. Erol abiyi çok severim bu arada. Gerçekten çok akıllı bir adam. Bu sektör içerisinde camia çıktı bir kez olsun Erol Bey'le ne böyle bir karşı karşıya gelmiştim ve bir saygısızlığım oldu. Çünkü ben bir olmaz yaş daha büyük olsam. Olmaz zaten tarzın değil. Ya yaşı benden bir yaş daha büyük olsa herkese saygım var. Ama burada Nihat'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kardeşim. Gerçekten bana gösterdiği o itinayı o kadar saygıyla karşıladım ki Allah ondan gani gani razı olsun. Ebru'nun dün gözyaşı. Seyhan'cığım ben dün orada nöbet sırasında kendime değil benim için üzülen insanlar için üzüldüm. Aldığım mesajlar, gözyaşı dökenler yani ben de gökten zembille inmedim ki. Benim de sevenlerim var, dostlarım, ailem, kardeşlerim. Amcalarım, ben de bir ailenin evladıyım. Ya benim için de üzülen oldu ama orada sorun Bahar'la yaptığımız tartışmadan dolayı değil. Bahar'la biz iki aydır böyle gerginlikler yaşadığımız için ben dün sadece artık vücudumu sıkmaktan o kadar sıktım ki patladım artık. Yoksa bunu ben ne Bahar'a mal ediyorum ne de başkasına, ben kimseye mal etmiyorum. Bahar da dün ağlama krizine girdi. Ağlama krizine girdi. Ben de zaten var bu rahatsızlık. Ben Sabah gazetesinde beyin kanaması geçirdim. 15 gün bitkisel hayatta kaldım ve ben ölümden döndüm. Ondan sonra hayatım değişti. Ben artık dışarıdan çalışıyorum. Aktif bir gazetede sabahtan akşama kadar oturamadığım için ulusal iki tane gazeteye dışarıdan yazı gönderebiliyorum. Maalesef bu şekilde çalışmıyorum ama ben en âlâ tartışma programlarına da gittim Erol abicim. Benim sorunum tartışma programlarında olmamazlık değil. Ha benim bu programda olmamam konusunda bir karar veriliyorsa ben buna da saygı duyarım. Bahar'ın kesinlikle oradan gitmesini istemiyorum. Benim yüzümden o kızcağızın oradan yok olmasını istemiyorum. Dikkat sadece tek istediğim şey Bahar, Allah kendine şirk koşanı dahi pişman olup tövbe ettiğini affederken ben kimim ya? Ben hayatımda bana atılan hiçbir kaza kazıkla cevap vermedim. Benim lügatım da yok. İnsanlar beni tanımadıkları için ajitasyon yapıyor diyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Hiç tanımıyorsunuz bile beni. Bu şekilde yorumlarken elinizi vicdanınıza koyun. Hiç tanımadığınız bir kadının babam hakkında yazıyorsunuz. Ailem hakkında yazdınız. Bunları yapmayın. Benim en kırmızı noktam babam.
Ay üzme bizi gene ya. Başak, lütfen. Başak. Başak ne olur üzme bizi gene Allah aşkına. Gene ne seni bağırıp saç... babasına laf söyledim. Ne annesine, onlar ne kar ablasına. Ben o karakterde biri değilim. Bağır bir kişiyi bile kazandırsak topluma. Çok... Sağlıklı birey sağlıklı toplumu yaratır. Rica ediyorum sizden. Ne kimseyle bir sorunum var ne de başka bir şey. Tek istediğim şey Bahar'dan her program bittiğinde lütfen beni izleyen bir ailem. Sorumluluklarım var. Rica ediyorum. Çok zor tutuyorum kendimi. Çok kırmızı çizgime geliyorsun. Çok böyle hakaret içerikli konuşuyorsun. Bunu yapma diye sadece kaç kez ricada bulundum. Doğru söylüyor. Kadına daha önce karşı karşıya gelmedi. Her program bittiğinde yanına gittim. Lütfen Bahar'cığım yapma canım. Bu şekilde saldırma. Seyhan'ın yüzü orada. Çalışanların yüzü orada. Bir kez kamera arkasında onunla ağız dalaşına girip kavga bile etmedim. Etmem çünkü. Bana yakışmaz. O yüzden tek istediğim şey güzel arkadaşlarım kararı bana bırakmışlar. Bu karar mercisi ben değilim. Ben Bahar'ın orada oturup gerçekten canlı yayın edebini öğrenmesini istiyorum. Canlı yayında insanlara yorum yaparken, konuşurken konu üstünden yorum yapsın istiyorum. İnsanların özel hayatıyla değil. Başak alacak adam 5 çocuklu olur. Başak şöyle, Başak böyle. Başak dolarla yüzünü yıkayın. Sen hayatında o kadar parayı bir arada gördün mü? Ezik, zavallı, bunlar güzel cümleler değil. Bir defa hepimiz Allah'ın bir kuluyuz. Kurban oldum Rabbim. Hepimize sağlık, sıhhat versin. Bak amin. Pandemi diye bir şeyle uğraşıyoruz. Çok büyük savaşlar veriyoruz. O yüzden rica ediyorum. Ben sevgiden yanayım. Sevginin kurtulamayacağı, iyileştirmeyeceği hiçbir şey yok. Belki Bahar'ın da kendi iç dünyasında sorunu vardır. Bu kadar agresif olmasının, bir anda patlamasının. Mutlaka bir şey vardır. Bilemiyorum ama ne olduğunu. Ben yine de diyorum ki Bahar o programda olsun. Sadece tek istediğim şey tıpkı Nihat kardeşimin dediği gibi. Eğer Bahar çünkü yine bu şekilde benim kadınlığıma, karakterime, aileme beni rencide edecek bir tavır olursa çünkü o programda olmam mümkün değil. Olamam da zaten. Bunun benim sağlığımla ilgisi yok Seyhan'cığım. Bunu hiç kimse kabul etmez. Hiçbir yerde kabul edilecek bir şey değil. Sevgili Başak, bir saniye ben bir soru sormak istiyorum sana. Şimdi burada önemli olan şey değil. Senin olup olmasını olmamasını değil, biz ben bugün bu yayına gelirken bugün benim günüm değil ama Erol Köse akademik bir görüşmesi olduğu için rica edildi ve ben bu yayına geldim ama dedim ki bizim arkadaşımıza karşı yapılan şey bana da karşı yapılmışım. Burada arkadaş yazıyor. Evet. Sibel diye bir arkadaş yazıyor. Size ne hakaret etti diyor. Bana hakaret etmiş olması önemli değil. Benim ekibime ya da benim de içinde bulduğum bir ekibe herhangi birine karşı yapılan bir saygısızlık, özellikle gazeteci, meslektaşım, yani meslektaşıma karşı yapılan bir şey beni çok incitir ve incitti de ve söyledim yani eğer Bahar olacaksa ben gelmeyeceğim dedim. Seyhan da olmayacağını söyledi, garantisini verdi bu arada. Yani şunu ben merak ama ediyorum. Ama ben tabii bir saniye, bir dakika. Ben şunu merak ediyorum yani bırak olsun olmasın. Önemli değil. Zaten patronumuz Seyhan, ben Bahar'ı seni elini öptüğü zaman ya da affedecek misin? Bizim için önemli olan bu. Bak Nurcan abi benim kimse elimi öpmesin. Bu bir. Bunu asla istemiyorum. Beni sakın böyle bir platformun içinde Seyhan'dan da rica ettim. Ne münasebet. Ben böyle bir şey istemiyorum. Sadece tek istediğim ama bir saniye bak şimdi ekranda, bir saniye Başak. Başakcığım ama sen şimdi bizi reddediyorsun. Tabii. Sen farkında mısın? Hayır ben de ben diyorum ki okey ben özrünü okey ama el öpme kısmını istemiyorum. Ha, tamam el öpme evet. Sembolik bir şey zaten. El öpme önemli tamam, değil. Yani. El öpme kısmı çünkü ben o şeyde değilim ya. Beni çok rahatsız eder açıkçası. Onu istemem ama şunu söyleyeyim. Ben kimseyi burada korumuyorum. Kimseyi burada poflamıyorum. Onu da söyleyeyim. Bahar evet çok yanlış konuşuyor. Ben eskiden Bahar'ı çok tanıyan biri de değildim açıkçası. Hani televizyon programını çok takip ettiğim birisi değildi. Ben orada tanıdım Bahar'ı. Aslında daha önce de söylediğim gibi biz aynı apartmanda oturmuş birkaç kez görmüş biriyim bu arada eskiden. 3 yıldır da hiç görmedim. 3 yıl sonra ilk defa hayatımda Seyhan'ın yapmış olduğu programda gördüm. Bir şeyin kararını Seyhan verir çünkü o programın patronu Seyhan. Ben değilim. O yüzden de benim üzerime tabii arkadaşlarım şey bıraktılar ne yapmayı düşünüyorsun diye. Sadece bir insan ekrana çıktığın zaman sürekli olarak paranla, pulunla konuşmamalı.
nedir? Ya onu anlatırız kendisine. O önemli değil. Şimdi burada önemli olan... Anlatırız değil. Sen... Bak abi az önce programa geldiğinde Bahar tekrar sinirlenmedi mi size az önce? Ben izliyorum buradan. Bahar mı sinirlendi? Hayır, girmedi yayına. Dedik, oraya geldi, bir gerginlik yaşandı mı? Hayır. Ben hiç görmedim bugün Bahar'ı. Görmediniz, tamam. Benim tek istediğim Bahar, bu söylediklerimizi lütfen yanlış anlama. Bak güzel kızım, hiçbir zaman için ne senin kötü olmanı isterim, ne başka bir şey gelsin başına isterim. Çünkü biz öyle insanlar değiliz. Niye isteyeyim böyle bir şeyi? Affedersiniz de yani, ben bu kötü kalpli bir kadın değilim. Hiç kimseye kötülüğüm olmadı, yanlışlarım olmadı mı? Ben de onun yaşındayken Seyhan'ın dediği gibi hatalar yaptım, cahilliklerimiz oldu, yanlışlarımız oldu ama yanlışı kendimize yaptık. Etrafımızdakilere değil. Tabii, ben de onu söyledim zaten Seyhan'ın. Hayatımızda etrafımızdakileri eziklemedik. Benim şu kadar varlığım var, ben şöyleyim, siz böylesiniz diye aşağılamadım. Varoş demedim kimseye. Böyle bir hakkım yok. Bir defa bir kibir korkunç derecede zarar verir, dünyaya da zarar verir. İster akademisyen ol, ister zengin ailelerden gel. Karakterin iyi değilse, sen karakterini oturtamadıysan, senin paran da beni ilgilendirmez, senin ailedeki yapın da beni ilgilendirmez. Bunlar hiçbiri beni ilgilendirmiyor. Önce karakterinle var ol, Bahar'cığım. Ne senin hayatım, bak tekrar ediyorum, bunları bak şimdi, bunları ekranda... Ama karakterde bir şey de hemen pat diye oluşmaz ki, hepimiz o hataları yaptık. Bak ya. Bahar'cığım, bütün bunları, bütün bu anlattıklarına hepsine katılıyorum. Başak'cığım çok özür dilerim, yani o kadar kapandı. Kadını savunuyorsunuz ama kadının ismini Erol Köse de, Nihat da, Nurcan da, hepiniz karıştırıyorsunuz. Bak ben bir kere karıştırmadım. Başak'cığım... Ama işte karıştırdığı için o da karıştırdı. Hayır, aslında. Karıştırmadım. Laf soktu dedim. Hayır, sen de ona laf soktun ya hani. İşte nereden bu para vesaire diye anlamında. Tut baba, duymuyor şu anda, ver bana. Kızım, 500 lira kazandığını söylüyorsun. Bak, ben benimkine. Maliyeyle aslında söylemek istediğim oydu. Hani maliyeyle şöyle geliyor herhalde, ha. Evet. O da oradan başka bir yere çekti. Yoksa ben ne onu tahrik ettim ya da ne bileyim mahalle kavgası gibi. Ne münasebet ya, rica ediyorum lütfen. Ne mahalle kavgası yani? Canım bir şey söyleyeceğim yapalım. Yani Bahar Türkiye'nin en ünlü selebritisi. Bir yemeğe davet edildiğinde, geçenlerde çok zengin bir aile yemeğe davet etmiş. Beni de arıyor. Bana da gitmiş yemekten. 5000 dolar para alıyor. Yemeğe, evine, sosyeteden birinin evine. Şimdi söylersem kıyamet kopacak gene. O parayı anda... vereninde, o 5000 doları vereninde. Yani nedir ya? Yani ne? Bir saniye, şunu söyleyeyim bir saniye. Ya bana konuşturmayın yani. Kim ki? Ya konuşturmayın yani. Ya koç olsun, ne olursa olsun, kim olursa olsun o parayı ona verenin. Türkiye'nin en önemli 3 ailesinden birinin bir hanımefendi evine davet ediyor. Başka amaçları vardır. Başka hiçbir amacı da yok. Çocukları da beraber, hep beraber bir doğum günü kutlaması, 5000 dolar para alıyor. İyi olsun o aileye. Net. Kimse. Hiç umurumda değil. Ya ama yanlış düşünüyorsunuz. Türkiye'nin Paris Hilton'u gibi yani. Bahar'candan kabul etseniz de etmeseniz de Türkiye'nin Paris Hilton'u. Bu kadar net. Paris Hilton da bunu yapıyor. Bir gece kulübüne giderken Bahar Can'dan şampanyaları, YouTube'da olduğum için söylüyorum, viskiler gırla bilmem ne ayaklarına dökülüyor falan bilmem ne, giderken de zarf içerisinde 3000 dolar alıyor. Onaylamıyorum ben. Baba siz almıyorsun, verseler almaz mısın? Almıyorum demiyorum, onaylamıyorum. Ben de yıllarca ben de şu anda... Ama ben, arkadaşım bir daha ben dürüstüm bak. Siz pardon. Bu da çok doğru bir şey değil. Ne münasebet Bahar'ın kazandığı paradan bize ne? Bu yani vergiye mensup bir şey değil. İnsanlar hediye verdiği şeylerin vergisi olmaz. Olur. Hediyenin vergisi var. Öyle yok. Var hediyenin vergisi. Öyle yok. Taksi parası olarak veriliyor. Taksi parasının vergisi var. Taksi ayakkabım var diye. Bunun mu havasını atacağım reklamını? Niçin gençlerimiz sahip... Arkadaşım zaten rakamsal yapıyor. Olarak 160 bin lira değil ki. Kız kenara koyduğu para 500 bin lira her ay. O zaman Bahar'da tek bir tavsiyem var. 500 bin lira da aylık giyime veriyor bu kız yani. Ayda 1 trilyon harcıyor. Seyhan'cığım, koçları ve Sabancıların çocuklarına bakın. Hiçbir
zaman çıkıp da... Ya Allah aşkına bana söylettirmeyin ya. Sabancı'nın çocukları Bahar'ın en yakın arkadaşları. Parti arkadaşları. Sabancıların çocuklarınla partiye gittiği zaman konuşturmayın beni lütfen ya. 5.000 dolar para alıyor partiye gitmekle. Tamam Seyhancı, ne yapalım yani, şimdi 5.000 dolar alıyor, bu paraları kazanıyor diyor. Nedir yani şu anda yapmak istediğin, onu anlamadım. Bir şey yapmıyorum ama yani bu kız kötü bir niyetle söylemiyor bunu. Konu başka bir şeydi, sen şu anda kazandığın paralar, gittiği yerler, benim... Hayır, benim anlatmak istediğim şu, bunu deklare etmesi zaten yanlış. 160 bin liraya geçinemiyorum falan. Neyi müdafaa ediyorsun ki o zaman Seyhan? Etmiyorum diyorum ki. Ama Bahar Hanım da özür dilemek istiyor. Ama aşağılamayın da diyorum kızı. Ya ben kimse... Seni söylemiyorum. Başakçığım seni söylemiyorum. Birisi özür dilemek istediği zaman bence o çok büyük bir erdemliktir. Yani bence senden özür diledikten sonra bir şey yok demen zaten senin çok erdemli olduğunu gösterir. Her alanda, her anlamda geçerlidir Seyhan Hanım. Ben ona kendisine evet kırgınım. Söylediklerinden dolayı, attığı istiralardan dolayı, ya dün yaptığı istiradan başka bir şeydi, yapmadığım şey, biri bana yaptı dediklerinde, siz bunu küçük bir çocuğa da kırmadığı bir kavanoz için sen kırdın derseniz, katılıyorum. O çok büyük travma yaratırsınız. Katılıyorum kardeş. Yapmadığımı, söylediğimi ısrarla devam etmesi, lakayit olması, konuşurken karşısındaki insan ki böyle o kadar küçümseyerek aşağılayıcı konuşması beni çok rahatsız etti. Biz de hiçbir emeği karşımızda, kusura bakmasın ama bir bağırcandan karşısında kalkıp da hibe edemem. Benim de tabii saygı duyuyorum. Gibi. Sen saygınlığı olan bir gazetecisin. Onun için bu masadasın Başakçığım. Teşekkür ediyorum. O yani... yüzden ben kararı kesinlikle sana bırakıyorum. Çünkü bu program senin programın, ödemesini yapmıyorum. Başak, olmaz. Ona... Yanlış yapıyorsun. Başak, sen... Evet, ben affediyorum demediğim müddetçe ben bu programda... Ettim dedi ya ya. Ben onu, ben kimim ya, ki? Bir saniye, Allah top çeviriyor. Hayır, top çevirmeyin. Yapmayın Allah aşkına. Hayır, Allah mıyım ben dedi. Sana bırakıyor. Ya ne alakası var Allah'lıkla? Ben sözümü söyleyeyim, kapatayım telefonu. İnsanlar da sıkılmışlardır bu konuyla ilgili. Ben söyleyeyim. Ben bir defa Bahar'la o programa aslında karşı karşıya gelmek istemiyorum. Ama Seyhan'ın bu programı başından beri ne kadar savaştığını, ki beni programdan önce de aradı. İyi misin, nasılsın, bir şeye ihtiyacın var mı diye aradığında da söyledim. Özür dilemesi bende bir şeye sebep olacak mı? Hayır. Gönlümdeki kırgınlığı giderecek mi? Hayır. Ben de, onun ne zaman samimi olduğuna inanacağım biliyor musun? Programa devam ettiği süre içerisinde gerçekten özenli davrandığını, konuşurken büyüklerine saygı gösterdiğini görürsem... İnanacağım. O zaman içim diyecek ki şükürler olsun. Evet, ben belki bir sağlık sorunu yaşadım ama o da çok güzel. Tebrik ederim seni. Gördü ve öğrenmiş oldu diyeceğim. Hiç üzülmeyeceğim. Ama devam ederse de diyeceğim ki yazık. Demek ki onca şeyimizin karşılığı buymuş diyeceğiz. O yüzden de ben ne olursa olsun Nihat da, Allah razı olsun, Ebru da, Adrian da, hepsini çok seviyorum. Onlar bana bıraktılar. Biz ekmek yiyen insanlar değiliz. Kimsenin ekmeğiyle de oynamayız. Programda kalsın istiyorum. Devam etsin. Ancak kırgınlığım baki. Affedin, yalnız düzelirse memnun olurum diyor kız. Daha ne desin kız? Çok teşekkür. Gelecekteki davranışları gösterecek. Eğer gerçekten... Çok teşekkür ederim böyle düşündüğün için. Seyirciye karşı saygısını görürsem tamam. Aferin. Değiştiğini gördüm. Seni affediyorum. O şu anda affetmiyorum. Ben onun programda olup bunu bize ispatlaması için bir şans vermek istiyorum, o kadar. Teşekkür ederim, sağ ol Başak. Oraya yani yazar mısın? Başak dahil, Nihat. Nihat. Okay. Yani tamam canım. Tamam. Peki, çok teşekkür ederim, sağ olasın. Hoşça kal. Bizim bütün hassasiyetimiz Başak'a karşı. Başak bizim kardeşimiz. Bütün hassasiyetimiz. Doğru konuştu. Evet. Başak'a karşı Başak'ın kırgın kalmasını istemiyoruz. Başak'ın yanında olduğumuzu söyledik. Tabii Başak böyle bir karar verirse ben de aynı onun gibi o kırgınlığımı atarım içime, profesyonel olarak ben işime devam ederim. Ama dediğim gibi, Nihat'ın da dediği gibi, bundan sonra yapılabilecek en küçük bir hadsizlik, ki bana karşı açıkçası bugüne kadar hiçbir şey yapmadı. Hiçbir saygısızlık yapmadı bana karşı. Ama yani bu sana yapmadı, ona yapması, bize hepimize yapmadı. Ama Özlem'e yaptı, Yeliz'e yaptı, işte dün Başak'a yaptı, Ebru'yla mahkemelik oldular.
Onun için biz bir ekibiz. Bak Emre ile mahkemelik olduğunu bile şu an söylüyoruz. Yani. Ebru ile mahkemelik evet. olduğunda şu an söylüyoruz. Yani onun için hiç kimseye hiçbir şey yapmaya hakkı burada yok artık. Burada insanlar diyor bu hakkı ki kalmadı. İnsanlar nereden buluyor bu kadar parayı harcamayı? Nurcancığım senle kulis dışında da konuşuyoruz, tabii. sohbet ediyoruz. Sen benim yakın dostumsun. Tabii. Bahar Candan öyle bir popülerlik kazandı ki Halis Hoca. Yalnız öyle. Mikrofonun düştü sanırım. Bahar Candan öyle bir popülerlik kazandı ki... Yani bizim spor camiasında, spor alanında bile konuşuluyor evet. hanımefendilerin şeyinden. Öyle bir popülerlik yakaladı ki Paris Hilton, yani Türkiye'nin böyle bir selebitinin böyle bir şöhreti olmadı yani. Deli ya, bir şöhreti ya, oldu. Bu programı da çok iyi değerlendirdi. Ne olursun ama Paris, bir ki, bir Paris anlatayım, Hilton'da. Anlatayım lütfen. Bahar Candan beni Sabancıların dahi... çocuklarının partilerinden arayıp, Koçlar, Sabancılar, Türkiye'nin en önemli ailelerinden arayıp, doğum gününe katılma rakamı 5.000 dolar. Birine selebiti olarak bir yere gitme fiyatı 5.000 dolar. Atıyorum herhangi bir açılış vesaire var, bir gece kulübü ise 3.000 dolar. Ne bileyim bir evlilik, düğüne vesaire gittiğinde 3.000 dolar, 5.000 dolar arası para alan bir kız. Neredeyse her günü de dolu olan bir kız. Yani ha sen diyebilirsin. Ya bu manyak mı bunlar bu parayı veriyorlar? Derim. Diyebilirsin derim, baba. Derim diyorum da zaten. Ama bunu Paris'in efendim. Artık yeni dünya bu sosyal medyada. Bravo. Şimdi sosyal medyada Allah adına konuş. Sen bir borsacı olarak. Geldi sana birisi 1 trilyon yatırdı. Niye yatırıyor baba? Kendi kullanamıyor mu? İşte ben o işi bildiğim için bana... Anlatır mısın lütfen? Tabii ki mesela bizde de... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Birisine para yatıracağınız zaman ya da bir şirketle tanışacağınız zaman, çalışacağınız zaman önce SPK belgesini sorgulayıp mesela bizim SPK belgelerimiz sosyal medya hesaplarımıza yayınlayın. SPK nedir? Serbest piyasalar? Sermaye piyasası kurulu. Sermaye piyasası kurulu. Onu söyledim. Bu işleri yapabilmek için oradan bir kere belge almış olmanız lazım. Düzey 3 ve türe lisans. Mesela AGD finansal danışmanlık sosyal medya hesaplarında orada ben paylaştım. Bütün şeyler duruyor. Benim belgelerim duruyor. Bu belgeye sahip insanlar bunu yönetebilir. Yani dediğiniz gibi insanlar para kazanmak için bize geliyor. Siz ünlüler dünyasını benden çok daha iyi bilirsiniz. Peki. Ünlüler dünyasında bile kaç kişi borsada dolandırıldı, kaç şeyler geldi. Çiftlik bank işte peki, olayları gibi. Fatih tabii, Bey dediniz hani evet. Bitcoinler falan. Bu bitcoinlere para yatıralım mı Fatih? Sen artık biraz daimi de sık sık geleceğin için. Bekleyelim mi? Biraz daha dikkat etmek lazım. Beklemek bu coin lazım. Hikayeleri bir de Ether neydi? Ethereum. Bunlar ne bunlar? İnsanlar işin bunlar kolayına kaçıp hızlı para kazanmak doğru. isteyenler olarak peki, görüyorum ben bunları. Bahar, şimdi beyefendi biraz Bahar, bize açıklasın bunu. Seyhan Hanım bu konu önemli. Bahar yüksek bir miktarda para kaybetti. Yanlış borsada parayla ilgili borsada borsaya girmiş ve hayatında hiç borsaya girmiyor. Bilmiyor. Yüksek bir para kaybetmiş biliyor musunuz? Ben borsadan anlamıyorum. Bitcoin'den de anlamıyorum. Beyefendi biraz açıklasın bunu. Ekran başında evet. da bizi izleyen yani, seyirciler var. Hem de bilgilenmiş olurlar. Şimdi Ukrayna ve Rusya savaşı var. Umarım bu 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşlemez yoksa ben hepimiz de yanarız yani. Tabii. Ciddi anlamda yanarız. Öyle bir şey olmayacak. Bunlar şu anda bir dövüş. Şu anda ben çok anlamam ama çok param olsa Rus şirketlerine yatırırım. 3 ay sonra 1.10 kazandırır. Bu kadar ne? Ona geleceğim. Çünkü hani borsadaki ana mantık da budur zaten. Evet. Ucuzken almak. Ucuzken peki, bir şey alırsanız kazanırsınız. Anlamam zaman, bak ama mantığım onu söylüyor benim. Tabii. Peki Rus borsası durum nedir şu an? Şu anda Rus borsası battı. Yarı yarıdan fazla değer kaybetti. Bütün şirketler değer kaybetti ama peki battıysa, hala şirketler duruyor orada. Peki, şirketler iş yapmaya ben devam oradan hisse senetleri, kağıtları aldım. Tamam. Bana kaç yıl sonra bu 2-3 katı veya 5 katı para getirecek? Savaş bittikten 1 yıl sonra hiç kazanmasanız dolar bazında, TL bazında söylemiyorum. Dolar bazında 2 katını kazanırsınız. Çok basit mantıkla yani. Evet. Peki bu şimdi savaşın çıkmasıyla birlikte Türkiye'nin ekonomik krizi veya dünyanın ekonomik krizi yaşıyoruz biz şu evet, anda. Şu anda dünyada zaten. Yaşayacak mı bu ekonomik krizi? Tabii ki yaşayacak. Dünyada çünkü enflasyon yükseliyor, fiyatlar yükseliyor. Bu arada fiyatlar yükseldikçe insanlar alım gücünü korumak için borsaya geliyor. Gelmiş gene kapıya bakmam lazım. İnsanlar şu anda daha çok borsaya geliyor. Çünkü insanlar alım gücünü korumak zorunda. Bakın para kazanmak değil, alım güçlerini korumak için evet. borsaya geri gelmek zorunda. Mesela şey dedi, Bağcan'dan borsada çok para kaybetti diye.
Ya Allah rahmet eylesin. Vatan Şaşmaz'ı biliyorsunuz. Vatan Şaşmaz'ın öldürme nedeni de borsa. Mesela, bilmiyorum. O konuları ben bilmiyorum. Ben biliyorum evet. Şeyini, içeriğini, evet, evet, onu, o konuları. Öyle bir... O hanımefendinin parasını kaybediyor. Sonra diyor ki biraz daha para getir. Ben senin paranı kurtaracağım diyor. Sonra daha da para kaybedince hanımefendiyle bir sesini tamam. Kriz geçip öldürülüyor. Peki şunu öğrenmek istiyorum ben. Yani ben eski kafalıyım. Hı hı. Ben böyle atadan, dededen ne gördüyse işte ben altın. Ben altının dünyanın her yerinde para olacağını, para getireceğini ve dünyanın her yerinde geçerli olduğu kanısındayım. Hani benim 3 kuruşum bile olsa ben altına yatırım yaparım. Çünkü geçenlerde bir ekonomist Nurcan abi şöyle bir açıklama yapmıştı. Hani her an savaş çıkabilir, 3. Dünya Savaşı çıkabilir. Arsanızı evinizi satamazsınız ama altını cebinizde sana. Altınız varsa dünyanın her yerinde yaşamınızı kurabilirsiniz. Ama şey şimdi siz yani. Bir yatırımcı olarak bizi nasıl yönlendirirsiniz? Tamam, ona katılıyorum. Altın her zaman dünyanın her yerinde geçer. Hangi tarihe giderseniz gidin. Bundan 20 yıl sonra da 50 yıl sonra da altın geçecek. Ama o ekonomiste katılmıyorum. Adını bilmiyorum. Ben şu dünya savaşı çıkacağını düşünmüyorum. Olabilir. Bir de şöyle yani. Yok. Bir de şöyle piyasa çok şey var. Negatiflik üzerinden popülerlik kazanmak diye bir durum var. Hı hı. Şu anda herkes negatif konuşuyor ki daha popüler olsun, daha ön plana çıksın. Evet. Ben öyle bir durum var. Siz az çok takip ediyorsanız işte dolar 50 lira olacak, şöyle olacak, batacağız, biteceğiz. Çünkü 50 insanlar olmayacak ama 20 olacak. Ama benzin 20'ye yaklaştı şimdi. Tabii, hani, 50 olmayacak ama 20 olacak. Bir şey soracağım. Daha da gider. Bu Ukrayna-Rusya savaşıyla beraber şu an tahıl yok, buğday yok. Tabii hepsinin fiyatı attı. Stoklar bitmek üzere ekmek 6 TL olacak diyorlar. Yani bunlar doğru. Da su götürmez gerçekler. Bak birçoğunu da abartıyorlar. Evet. Kiev. Belediye başkanı benim arkadaşım ve çok iyi bir boksör. Kiev Belediye Başkanı. Öyle mi? Ve 2 gün önce orada bir sorun yaşadı. Bir arkadaşımıza şoförünü korumasını gönderdi. Bir misafirimizi aldı. Polonya sınırına getirdi. Polonya'dan Türkiye, Türkiye'den ve biz buradan içeri aldık. Çünkü deport yemişti. Hı. Bütün yasal işlemleri yaptık, yardımcı oldular. Ekranlarda, televizyonlarda gösterildiği gibi de yani birçoğunu da abartıyorlar. Benim ve birebire konuşuyoruz. Yapma. Duyuyor musunuz beni? Özür dilerim. Yani savaşı mı abartıyorlar yoksa verilen o kayıbı mı abartıyorlar? Kayıbı da, savaşı da, yapılan oradaki baskıları da abartıyorlar. Çünkü şu anda negatiflikten popülerlik kazanmak evet. Diye bir durum var. Yani ne kadar negatif olursam o kadar ama popüler gene, olurum. Ama gene bu savaşın hepimize büyük zararları olacak. Bir kere bütçemiz ciddi anlamda eriyecek. Ya, tabii. Dün akşam mı Nurcan abi zam geldi benzine? Hepimiz karşıyız. Savaş yani sonuçta... O kadar karamsar olmayalım. Her evet. Kriz, her kriz kendi fırsatını kesinlikle. Yaratır. Kesinlikle. Evet. Onun için belki biz bu işten çok zenginleşerek ve çok avantajlı çıkacağız. Onu da hiç kimse bilmiyor. Bak 2. Dünya Savaşı'nda insanlar birbirlerini yerlerken, yüz binlerce insan ölürken İnönü sayesinde o savaşa girmedik. Evet. Ve girmeyeceğiz de umarım. O zararı evet. Görmedik. O yüzden... insanları da bu şekilde şey yapmayalım yani her tabii krizin ki. Fırsatı vardır. Önemli olan o fırsattan içinde misin, krizin içinde misin? Şu anda biz fırsat tarafındayız. Krizin içinde değiliz evet. Ve çok doğru bir politika yürütülüyor bizim hükümetimiz tarafından. Çok ki ben muhalif bir karakterim. Seyhan çok iyi bilir. Buna rağmen geçen gün de söylemiştim. Ben Türk dış politikasını bu konuda, bu savaş konusunda inanılmaz takdir ediyorum. Diyorlarmış ki İbrahim Kalın açıkladı ve %100 de katılıyorum. Diyorlarmış ki siz niye katılmıyorsunuz? Kardeşim o zaman bunları bir tarafla konuşacak birileri olmalı. Biz o tarafız. Yani bunları yan yana getirecek ya da Rusya ile konuşacak birileri olmalı. Herkes Ukrayna'nın tarafında olursa o zaman Rusya ile kim konuşacak? O da doğru. Oturmaz ki masaya adam. Mesela adam o masaya oturmaz yani. Ben mesela şey tarafındayım. Bunun bize olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Onun için savunma sanayisinden dolayı. Şey yapmayalım. Kötü bakmayalım olaya. Yani işte aman işte öyle olacak da böyle olacak da diye. O kadar negatiflik vermeye, insanları paniğe sürüklemeye gerek tabii, yok. Tabii tabii. Yani üzücü bir durum. Yani tabii. Şey yapmamak gerekiyor. Bir de onları düşünmek gerekiyor. Yani biz bazen ekranlarda falan geçen koca profesörler, doçentler oturmuş. Şey işte tatilde Ruslar bize gelecek, Ukrayna bana gelecek. Bu da üzücü biliyor musunuz? Orada savaş tabii, bir noktasında tabii. Yani çok aşağıcı şey bir cümle kullanıyor. Yani oradaki şey turistler bize gelsin. Bir siyaset yapılıyor. Bizim düşüncesiz böyle cahil insanlar konuşuyor. Onların işte kapılarımız tabii. Kadınlarına açık. Bu hoş bir durum değil.
Yarın öbür günde işte aynı cümleyi bize kullandıkları zaman sen affedersin kendi kadının veya kendi şeyin için bunu konuşabilir misin? Canlı yayında hocam, koca profesör, doçentler bunları söylüyor biliyor musun? Hiç yakışacak hiç bir durum değil. Ben, çok yani, ayıp bir şeydi. Yani dünyada insanın dini, dili, ırkı ne olursa olsun, sosyal medyada. Ne yani, olursa olsun çok arada, üzücü. Buna karşıyım Avrupa'yı siyaseti bırakalım. Benim burada olmamın ve oturmamın kendime karşı verdiğim ve sana karşı verdiğim bir söz var. Onun için ilk önce Başak'a da aynı şeyi. Hocam nereye söyledim. Geleceğinizi biliyorum. Lütfen. Lütfen oturur musunuz? Her şeyden önce Bahar'ın bir Başak'a bir sesleniş konuşması yapması. Başak'la ilgili. Bahar'ın Başak'a bir konuşma yapması lazım. Evet. Yine devam edeceğiz hocam. Tamam. Özür dilerim böldüm. Yok estağfurullah hocam. Çok önemli bir konuşma ama bu da gerçekten bizim iç yapımızda önemli, çok önemli. Önemli kesinlikle. Telefonu bırak lütfen. Ben mesajları okuyorum buradan. İnsanlar neler demişti. Önce bir anketi bana söyler misin? Seninle ilgili henüz karar vermiş değil. Bahar senin, Başak seninle ilgili kızcı. 2068 oy kullanılmış, evet. 2071 oldu. %72 gitsin diyebilecek kadar böyle insanları çileden çıkartmışız yani. Evet. Bahar, yani insanlar beni de eleştiriyorlar senden dolayı. Bunu da bilmeni istiyorum. Yüzde kaçtı affedersiniz? Ben söylemedim. Sen ben elinden geldiğince seni hep savundum. Ve insanlara da izledim mi bilmiyorum. Sen biraz git gel akıllısın. İzledin mi? Bana göre de evet sen Türkiye'nin Paris Hilton'usun. Ne olur ilk önce kendi konuşalım. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bir saniye ya. Süremiz az bence kendisi konuşuyor. Ama evet, bak insanlar şunu aklına bir koy. Dünyanın en büyük şöhreti olsan da. Burası senin şöhretini 5 misline çıkarmış bir yer. Burası ama saygınlığı olan insanlarla önemli değerli gazetecilerin ve sanat camiasındaki aykırı tipler olmuş olsa da köşeli sözlerine itibar edilen insanların olduğu bir platform. Ve senin deliliklerin, çılgınlıkların benim çok hoşuma gidiyor ama özel hayatımda gidiyor. Ama işime sirayet ettirdiğin zaman bu programda olmayabilirsin. Onun için ben bununla ilgili doğru bir karar verebileceğimi şu an yine hissi davranabilirim diye bu kararı Başak da bana sordu. İşte yönlendirdi. Henüz böyle bir karar vermiş değilim. Yani ne gitsin diyorum ne kalsın. Ama Başak'ın senden istemiş olduğunu sen söyler misin? İzlememiştir. Şapşık bu çünkü. Ben izlediğini zannederim. İzledin mi? Evet izledim. Reji odasındaydım ve izlerken gözyaşlarımı tutamadım. Gerçekten bana öyle şeyler söylenilmesi hiç hoş değil. Bu masada kendimi ifade edemediğimi düşünüyorum ve buradan eski dostum, kıymetli Bilal Özbilgi'ye sesleniyorum. Lütfen ben artık bunu... Ne diyorsun lan sen manyak mısın? Sana söylüyorum. Sen kafayı mı yedin? O masada Arto'ya Seren bile kendimi ifade etmek istiyorum. Sen kafayı mı yedin? Burada sana ne anlatıyor? Manyak mısın? Hayır. Bahar. Kızım sen eroin mi içiyorsun? Ne içiyorsun lan? Ne diyor musun? Burada sen manyak mısın olmasa, lan? Seyhan olmasa. Lan Arto'ya bile odasız hakkı vermiyorlar lan. Bizi arıyor. Siz... Sen kafayı yedin herhalde. Hocam ya. Sen uzaydan falan mı geldin mi gerçekten yani? Ben hayır uzaydan... çünkü benim daha önce yaklaşık 10 kere de ablamın katıldığımız bir programda. Seren de çok yakın arkadaşım anlamadım. Bence Seren seni herhalde konuk olarak aramıyorlardı, beni arıyorlar. Osman Gökçe'yi orada bir dakika oturtmaz. Ne münasebet bir şey söyleyeceğim. Osman Gökçe'yi tanır mısınız? Sen orada mı çalışmak bir şey söyleyeceğim. Orada çalışmak ben istiyorsun. Kendimi orada ifade etmek istiyorum. Tamam, şimdi benim yaşımda bir insan, Nurcan Sabur yaşında dedesi vardır. Bayramda el öpmeye gitse, bunu Instagram'da paylaşsa takdir toplar. İnsanlar aferin sen hala büyüklerini unutmuyorsun der. Ben her gün aynı masada oturuyorum bu insanlarla. Hiç beni anlamıyorsunuz ya. Zaten aramızda jenerasyon farkı var. Ben seni anlamam, sen de beni anlamazsın. Anlarsan sen haddini fazla açtın. Bak senin enerjin çok yüksek olabilir ama sende eksik olan hayır, ne biliyor musun? Hayır sen niçin karıştırıyorsun o masayı bu masayı? Bizim masamız o masadan daha mı değersiz bir masa? Burada oturuyorum. Nasıl? Çok anlamadım. Daha değerli bir masa. Burada evet, oturabiliyorsun. Evet diyorsun ki seni oraya oturtular mı Osman Gökçekler? Ama sen gidiyorsun seviyeyi aşağıya mı çekeceksin? Ya bir şey buraya oturup muhalifin şey içinde o kanalı mı ödüyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Bilal, Bilal Özbilgi'ye niye buradan? Her gün dalga geçtiğimiz bir programla sen ne diye yani aykırılık olsun resmi çekiyorsun bize. Hayır ben orada kendimi ve bu programda yani ifade edemediklerimi ifade etmek istiyorum.
Bu programda ifade mi edemiyorsun? Sana söz bana hakkım vermiyor. Bana bir şans versinler. Vermiyorlar baksanıza. Dün muhalif olanlar bugün diyorlar beyaz CV. Oraya oturabilir misin? Buraya oturabilirsin. Ne oluyoruz ya? Hakikaten sen... Ben sen özür dileyeceğin yerde sıçıyorsun. Ben 3 saattir insanlara bunu senin bu yaptığın saçma sapanlıkları toplamaya çalışırken... Evet. Hakikaten yani sıyırmış. Ben, Herkes seni burada istiyor, seni kabul etmek istiyor. Hakikaten ben bak her şeye rağmen Başak'ın hatırına, Başak'ın hatırına ben hakikaten rahatsızsın sen. Kur'an ben izin istiyorum. Ben yemin ediyorum yani. Şu söyleyeceğin saçma sapan. Gitmesine de gerek yok. Burada da yapsın programını. Ama ben... Ya saçmalama. Seren Serengil'e neden gitmek Can abi bir şey söyleyeceğim. Hocam. Yalnızca şunu söyleyeceğim size. Bak halen manyak manyak hareket ediyor. Bir şey söyleyeceğim çok üzüleceksin. Tam izleyemedin dün. Dedin ya araba kullanıyorum zaman zaman diye. Bahar'a gitmiş olduğu bir yerde yasaklı madde. İzledim izledim ben. Orayı da izledim. Sinirden ağlayacağım. Hakikaten sen şapşıksın. Sen kafayı filan yemişsin. Nurcan Sabur her zaman benim yanımda oturan bir gazeteciydi ve bana hep beni seviyormuş gibi davrandı. Anlamadım. Hangisi rol? Yine seviyor seni şahsına bir şey söylemiyor ki. Ben biraz önce söyledim. Sen o zaman duymadın. Bana karşı en ufak bir saygısı yok dedi adam ya. Nurcan senin için bir şey söylemedi ki. Yani şahsiyetine de bir şey söylemiyor. Programla hocam bir şey söyleyeceğim. Özelle ilgili de hocam bir şey söyleyeceğim. Sen olumsuz bir cümle kullanmadın. Bir şey soracağım sana. Dün bir boksa gönder biraz döveyim. Ben sana bir şey söyleyeceğim hocam. Söyle. Çok ciddi söylüyorum ama bu söyleyeceğim. Dün değil evvelsi günü çok ağır bir madde içtiği suya katmışlar. Bir yasaklı madde burada dün dengesi misiniz? Bozuktu ve onun hala etkisi onun etkisi 70 ben sordum çok iyi bir nasıl fark ettin? Toksikoman bir hocaya yani bu konuyla ilgili bir hocaya sordum. Bir haftada filan atıyormuş. Anlatacağım. Bağır. İçtim. İçtiğim an midem bulandı. Sonra da başım döndü. Gözlerim karardı. Halen etkisinde misin? Söylediklerini evet. Halen ağzından çıkanı kulağım duyuyor mu senin? Sana arka çıkmaktan insanları karşıma aldığımı farkında mısın? Senin bir bahar, Başak Çokan'a bir bahar olarak... özür dilemen gerekmez mi? Kırdığını veya o bir şey söyleyip söylemediğini teyitini alman gerekmez mi? Ha, insani durum. Z kuşağı buysa sıçayım ben yumuşak G'ye de kalayım o zaman yani. Delirtiyorsunuz beni. Efendim ben Başak Bahar Candan'la ilgili müsaade buyurursanız dedim. Programı kapamak istiyorum. Evet, benim de tansiyonum gerçekten gitti. Herhalde sallamazsam olmaz da kendini daha iyi ifade edeceğin gibi geliyor. Ben bu konuyla ilgili fikrimi hafta sonuna kadar cezalı o. Bilal ben kararımı Özbilge. Vereceğim. Küfür edeceğim ama. Kur'an çarpsın küfür edeceğim. Ya saçmalattırıyorsunuz beni Başak de. Başak Hanım'a minik bir şey söylesin. Bak hocaların burada anlatan burada. Sen de bir kere vicdani muhakeme olsa doğru kendini analiz etsen. Bir kere adam gibi insan şey yaparsın ya. Seni dışarı alabilir miyim? Programı kapayacağım. Tansiyonun çok yüksek. Yok ben yahu gidecek ya ben gideceğim zaten. Lütfen. Seni dışarı alabilir miyim? Lütfen. Abi bu manyaklık yani ama. Rejde diyor ki insanlardan diyor tepki geliyor. Sayın Hanım insanlar size bir şey haklılar, haklılar. Ya. Şurada %70, hakikaten %78. Rahatsızsın. Lütfen, lütfen. Rica ediyorum. Normalleşmeden benim yanıma bırak programıma benim yanıma bile gelemezsin. Hakikaten manyaksın yani. Rahatsızsın. Seyhan Hanım. Çok saygısız. Kesinlikle ya. O sıvının etkisi var şu anda hala. Bir şey söyleyeceğim. Bu uzaylı gibi davranmaya başladı. Tamam bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim. Bu içmiş olduğu bir şeyle ilgili dün adli tıpa gitti. Ya gülüyorum. Sinirden gülüyorum. Seyhan gerçekten elim ayağım titredi. Suya saldırdım. Suyum da bitmiş. Arkadaşlar su getirin ne olur. Yani bizim programda evet, başka bir programını övmek. Yani bak övebiliriz. Ama ne olacak canım Arto da burayı övüyor. Selen Serengil de burayı övüyor. Bir Cambali de burayı başka övüyor. Ne olacak yani? Hayır, hem övmedi ki burada konuşturmuyorsun dedi. Zaten burası daha önemli bir yer olduğunu söylüyor. Neden bahsediyorsunuz siz de ya? Peki. Küfür edeceğim şimdi ona. Efendim yarın bu konuyla ilgili...
konuyla ilgili detayları senden çok özür dilerim. Yok. Yarın seni ağırlamaya ağırlamak istiyorum, devam etmek tamam. istiyorum. Yarın işim var mı Nurcan abi? Sokmak istemiyorum Bahar'ı. Kafamı dinlemek tamam. doğru karar vermek istiyorum. Borsa üzerinde bir konuşalım. Tamam olur. Ve Bitcoin bu üzerine. Evet. Yani biz elimizden ne geliyorsa bu program için tabii ki yapacağız. Tabii ki yapmaya hazırız. Ama bu yalnızca, kadar emek verdiniz. Yani buraya şunu, getirdiniz. Yalnızca şunu tabii bilmenizi programı. İstiyorum. Yalnızca şunu bilmenizi istiyorum. Bahar hiç sağlık konuşmuyor. Bahar evet manyaktır, munyaktır ama Bahar birisi ona su veriyorum diye bir arkadaşının evine gene bu üzücü ama bu konuyla ilgili destek olmamız gerekiyor Seyhan Hanım. Bir yasaklı madde. Buradan da evet. Narkotik Şube Müdürlüğü'nü sesleniyorum. Birisi bir şey içirmiş yani evet deliydi ama bu zır deli değildi yani. Yok, baksana ya bizim programımızdan söylemez ki sallamazsam olmaza diyor ki ben burada konuşamıyorum oraya gideceğim diyor. Abi normal mi yani? Bu normal mi yani? Normal bir şey değil yani ben... Ay normal mi yani? Gidecek artık rakip bile olmayan, rakip bile olmayan bir programda anlatacağım diyor. Seren Serengil'i. Yani orada hısım akrabasını öven, istediğini döven bir hatuna gidecek. Orada onu konuşacak. Bircan Bali. Ağzına benimle ilgili bir şey bari sürerim vallahi ağızlarına onların. Keza Zarto da öyle yani. Tamam. Şampiyon biziz. İstediği yere herkes gitsin. Ben bir gün kısıtladım mı birine gitmeyi? Yok. Yok. Ama bu burada bu programda da anasını gözü artık. Yok, yani manyak bu yani. Kadarı değil. Yani bir de şimdi içim rahatladı benim. Tavrımda ne kadar doğru, ne kadar haklı olduğumu gördüm. Yani biz buraya onu Başak'tan özür dilesin diye yok, ben manyak, kabul abi. Ettim. Yani ben burada abi hani ama bak bir şey söyleyeceğim. Özlem kabul etti. Bu konuyla ilgili Kur'an çarpsın bak. Ölmüş anamın üzerine yemin içtiği sıvı vücudundan 72 saat sonra normalleşmeye başlayıp bir hafta sürüyormuş abi. Yani bir asitmiş bu. Hiç normal bir şey değil yani. Değil. Hiç normal değil yani. Hakikaten şu anda içim çok rahat etti. İyi ki bu tavırdaymışım. İyi ki onu istemedim programda. Yani ben beni rahatlattım. Yani. Vallahi beni rahatlattı. Siz, hocam sen ne gördün? Ciddi anlamda ne gördün? Ben üzüldüm açıkçası. Yani o konuyla ilgili yardımcı olun. Tabii sen ne gördün? Yok ben normal belli mi? Belli. Yani normal kesinlikle. Yani objektif olarak söyle. Yok, evet. Yani sağlıklı değil değil mi? Sağlıklı görmedim. Hiç sağlıklı değil yani. Efendim hepimiz sağlıksızız. Vallahi billahi gitgeller yaşıyoruz. Onun için hepinize müsaade ederseniz şu anda ya, son bir dakika zannediyorum kanka. Evet, sağlıklı. Yarın saat 15'te yine bu konuyla ilgili devam edip gene normal gündemimize dönmemiz lazım yarın. Konuklarımız olacak yine, mı yarın? Evet, evet evet onlar da olsun. Çünkü beni ne zaman alacaksın? Sanki manken gibi böyle vitrin manken gibi olacağım. Yani çok beni özür diliyorum ne olur. Vallahi özür dilerim hocam vallahi kusura bakma. Sana da kusura bakma yarın buradayız. Evet, konuşacak çok şey hocam, vardı evet. sizlerle ilgili ama. Ama bilgiler önemli yani bir şey söyleyeyim mi? Borsayla, ekonomiyle insanların şu anki tabii, durumları tabii. gerçekten şey. Ya biraz önce hepinizden özür diliyorum ama ben size bir şey söyleyeyim bakın. Bir gene demeyin anaçlığımı tuttuğu vesaire ile ilgili. Zaten anaçlığımda tutamaz. Yaşadığım bir olay var, bir sıkıntı var. En son birlikte olmuş olduğum, yani birlikte de değiliz daha işte flört ediyoruz. Evden bir teklif almıştım. Ailece görüşüyoruz bu konuyla ilgili. Onunla da zaten bazı bir takım sıkıntılar problemler yaşıyorum. Problemler yaşanıyor. Özlem de kısmen biliyor tamamını değil. Zaten derdim yeti. Sabaha kadar da uyumamışım. Seni aramışım, onu aramışım. Tabii. Nurettin'i aramışım. Erol'la, Nihat'la, Ebru'yla. Artık sağlığın da yerinde değil. Burada da kaburgasının bir tanesi kırık. Çok yani kötü. Bu şekilde program yapıyoruz. Ameliyat olması gerekiyor aslında. Olması yani. Gerekiyor yani ama şu... hala ameliyat olamadı. Şey, hadi, ben yarın, hepinizden evet. özür dilerim. Yarın saat 15'te hepinizi bekliyorum. Bu arada anket sonuçlarını söyler misiniz bana? 2210 kişi oy kullanmış. Rejiden alalım şey. Evet. Yok rejiden evet. bekliyorum. Biz burada göremiyoruz. Kaç? Yüzde kaç? Alo. 78. Şimdi geliyor. Az önce 78'di. %78 mi şu anda? Yüzde kaç? 72. Şu anda yükselmiş mesela oranı. Yani bazı insanlarda bundan da keyif alıyorlar. Besleniyorlar. Kaostan beslenen insanlar. Kaostan da besleniyorlar.
Peki. Efendim bugün Bergen'in filmin galası vardı. Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Müslüm Gürses ölüm yıldönümüne anılıyor. Aynur Aydın mastürbasyon sorusuna verdiği yanıtla gündem olduğu Merve Boğulur'un problem kız Oğuzhan Koçya aldırdı. Deniz Çakır sevgilisiyle ilk kez görüntülendi. Arda Kulak, Defne Samyeli hep aslında öyle bir bomba. Kolpaçino'nun Hüseyin'i, Hüseyin Karapınar'ı onu kaybettik. Bu son dakika haberidir. Allah rahmet eylesin. Ekranda resmi varsa hatta onunla bile kapatabiliriz. Çok bilinen bir tip, çok bilinen bir karakter. Ve çok genç, var mı ekranda rejide? Var mı? Var mı? Yazmıştım rejide. Bari işe yarayalım. İnsani bir şey paylaşalım arkadaşlar. İnsani bir şey paylaşalım. Kalp krizinde evet. Ve çok genç yaşta hayatını çok genç kaybetti. Yaşta, çok hemen koyarsanız o kardeşimizle kapayalım. Çok önemli ismiydi. Rejiden yazmıştık ama arkadaşlar. Onunla da kapatalım yayını. Evet. Grupta var ismi. Tamam, peki. Tamam, peki. Peki. Hazırsa veda edelim. Efendim yarın saat 15'te. Suç ihsan eylediysek affola ama ben çok doğal ve kafama göre takılan biriyim. Yani her şey spontan. Neyi içimden geçiyorsa onları söyleyen bir tipim. Binlerce özür dilerim. Ama ben de ondan aşağı delilikte kalmam ama onunki benimki doğal hali. Onunki maalesef ki zorla yasaklı madde verilmiş. Ondan dolayı da Balta Limanı'nda bir eve gidiyor ve orada bir arkadaşımla birlikte böyle bir şey veriliyor. Emniyete de konu intikal etmiş. Bu arada kulağıma söylüyorlar. Avukatı aramış. Dün adli tıpa götürdük. Adli tıp sonuçlarını savcılığa gitmişler. Savcılık oraya yollamış. Bahar Candan'ın dün adli tıpa sevk etmiş savcı ve kullanmış olduğu maddeyle ilgili işte çoluğunuz çocuğunuz maalesef ki bu yasaklı maddeleri yeni bu teknoloji çağı diyoruz. Teknoloji yasaklı maddeler de çıkmış maalesef. Lütfen çocuklarınızı asitli, musitli vesaire sahip çıkın. İşte gördüğünüz işte, örnek işte, yani maalesef ki bu hale geldi. Eski filmler gerçek olmaya başladı değil mi? Eski filmler gerçek olmaya başladı. Ama maalesef. O hani gazozuna İçişleri ilaç Bakanı, atmak falan. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu doğru söyledi. Yani bunları yakalayıp elini kolunu bacağını ne kadar şey yapılıyorsa yapılsın. İstediğiniz kadar yargılanın. Bunların kolunu bacağını kıracaksınız. Çok ciddi bir konu. İnsanların çocuğuna sağlıklı madde bağımları, hocam, bu uyuşturucu şey kullananlar var ya hiçbir şey şekilde affetmeyeceksiniz. Şu görüntü. Çok alçak insanlar bunlar. Şu görüntüyü bunlar. Yakından görse izleyici anlar evet, değil mi o kızın? Evet, kesinlikle. Bu çocuğun başına neler geldi. Çok belli yani. Çok evet, belli çok değil mi? Arkadaşlar yarın. Efendim yarın saat 15'te tüm ayrıntılarıyla. Bahar Candan'ın olup olmadığına ilgili yarın üstünden bildireceğim bilginiz olsun. Bağımlı madde, kalıp kalmamasıyla da ilgili kararı pazartesi günü bildireceğim efendim. Yarın saat 15'te görüşmek üzere. Saygılar dilerim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça